geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim bu akşam biraz farklı bir akşam olacak hepimiz için. Sizler de hoş geldiniz. Birazdan konuklarımı takdim edeceğim. Şöyle farklı bir akşam olacak. Şimdi biz 5. geceye başlarken hafta içerisinde çok yoruluyoruz, sıkılıyoruz siyasetten vesaire deyip siyasetçileri de zaman zaman misafir edeceğimizi ama onlarla siyaset dışı, siyaset üstü şeyler konuşacağımızı paylaşmıştım. Şimdi siyaset üstü bir şey var mıdır konusuyla belki birazdan başlarız ama bu akşam çok kıymetli konuklarım var. Birazdan kendilerini tanıtacağım sizlere. 5. gecede anayasa değişikliği, yerel seçimler, dış politika gibi konularda çokça daha önce yayın yaptığımız veya işte Türkiye'nin 100. yılında en son bir mülakat yapmıştım İlber Hoca ile ben. Böyle pek çok ciddi meseleyi konuştuğumuz, tartıştığımız isimlerle başka yönlerini konuşacağız hayatın. En kolayı herhalde onlar için diğer taraftı veya bu taraf mı? Onu da birlikte öğreneceğiz. Ben hemen yerime geçeyim, konuklarımı takdim edeyim. Şimdi benim için de heyecanlı, ilk defa böyle bir şey yapacağım. Ekip arkadaşlarımın hepsi çok heyecanlıydı. Hatta çok ciddi gerginlikler de yaşadık. O gerginlikleri de birazdan anlatacağım. Sizin yüzünüzden efendim. Öyle mi? Ömer Çelik bizlerle birlikte. Lütfen kocaman alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Titrinizi söylemedim. Evet. Yani AK Parti sözcüsü ya da Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik demedim. Zira kot pantolonla misafir ettiğimiz bir yayındasınız. Pazar günündeyiz. Onun için buraya gelirken baktım tweet atmış. Siyaset konuşmayacağız diye. Tamam o zaman. Gençler ne istiyorsa onu konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir akşam olur umarım. Yeliz Doğramacılar Arman. Hoş geldin Yeliz. İki misafirimin bir de Adanalılık tarafları var. Evet. Adana'da konuşacağız. Evet. Öyle bir durumları da var. İlber Ortaylı Hocam hoş geldiniz. Ve çok değerli meslektaşım, çok sevgili Aslı Şafak, hoş geldin. Siyaset dışı, siyaset üstü. Evet. Olur mu? Aslında tabii bizim bakış açımızdan her şey siyasetle ilgili. Ama tabii bir gündelik siyaset var, siyasetin bilinen gündemleri var. Onun dışında da işte hayatla ilgili konular var. Aslında hangi konuya girersen gir, insan ilişkilerinden başka konulara kadar mutlaka siyasi bir tarafı var. Çünkü iktidar ilişkileri işin içine giriyor, insanların birbiriyle olan müzakereleri işin içine giriyor. İnsan ilişkilerinde de diplomasi var, aynı devletler arasında olduğu gibi. Ama netice itibariyle günlük siyasetin dışında işte kocaman bir hayat var. Sinema var, sanat var, mizah var, söyleşi var. Dolayısıyla onu de söylemek için bazen siyaset dışı ya da siyaset üstü diyorlar ama esasında siyaset dışı hiçbir şey yoktur. Büyük harfle siyaset her şeyi kapsar. İki insanın birbiriyle sohbet etmesinden başka alanlara kadar. Ama siyaseti böyle çok daralttığınız zaman, sadece siyasal iktidarla ilişkili bir şey olarak düşündüğünüz zaman o zaman bu konulara siyaset dışı demişler. Ama ben siyaset dışı ve siyaset üstü sözlerini hiç sevmem. Çok apolitik bulurum. Biliyorum, o yüzden girerken evet, öyle biraz da böyle hayatı indirgeyen, hayatı daraltan bir şey olarak görürüm. Biraz da tabii siyasetin böyle kötülenmesiyle alakalı bir literatür olarak görüyorum. Halbuki siyaset dediğim şey insan hayatının maliyetini azaltmak için kavga etmeyelim, dövüşmeyelim, birbirimizi incitmeyelim, konuşalım, müzakere edelim ve ortak noktalar bulalım diyen bir sanattır. Öyle oluyor mu Aslı? Bence olmuyor ama insan politik bir varlık. İnsan politik bir varlık. Her seçimi politika. Her seçimi politika. Yani hayatta nasıl durduğuyla ilgili, hayvan haklarıyla ilgili, insanlığıyla ilgili, cana verdiği değerle ilgili, insan haklarıyla ilgili, yere çöp atmayla ilgili, tükürmeyle ilgili, insan politik bir varlık. Yani tuvalete gitmeyle ilgili. Sen yere tükürürken bile aslında bir politik varlık olarak o eylemi gerçekleştiriyorsun. Bir seçim önündesin. Katılıyorum. Ama bunu günlük hayatın her aşamasında zaten verdiğin her karar politik. Bilmiyorum öyle mesela mi? Mesela bir kabahat işlendiğinde işte yere tükürme örneği gibi şu sayılı kabahatler kanununa göre suç işledin demiyoruz. Bu yaptığın ayıp diyoruz. Evet. Bu işte politik bir duruş aslında. Evet. Yani siyaset her şeyi kapsayan bir şey. Kişiye herhangi bir kanun, herhangi bir yasayı hatırlatmıyoruz. Gündelik hayattaki adab-ı muaşeretten başlıyor, siyasal iktidara kadar
gidiyor. Müeyyidesine mesela resmini çekip teşhir ediyorlar mı? Ayıp yapanı. Bazı şeyler için hani böyle bir takım suçlar, para cezaları falan filan vardı ama hiç akla gelmez. Dediğim daha ağır. Yani tabii. 5 kağıt verir gider herif gene tükürür. Tabii. Onun esas müeyyidesi adab-ı maşerete aykırı bir şey olması. İnsanlar tarafından dışlanması. Sizi rahatsız ediyor mu? Mesela bu sizi rahatsız ediyor mu? Yere tüküren insanları görmek. Hayır canım zaten zaten bu insana hürmetsizlik, şehre hürmetsizlik. En kötüsü de şu zaten. Bir insanın kendi hayatına hürmetsizliği ve özensizliği kadar büyük bir yanlış yok. Yani demek ki güzel bir ortamda, güzel ilişkiler içerisinde estetik bir varlık olarak yaşamak istemiyor. Bu çok rahatsız edici bir şey tabii. Bu arada gençler de ilerleyen saatlerde size sorular soracaklar. Hocam size de soracaklar. Tabii çocuklar. Tüm konuklarımıza. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz inşallah. Olabildiği kadar. İlber Hocam bayağı rahatsızdı. Ben bayağı rahatsızım. Yani burada soğukta biraz oturmam. Serin biraz gelmeye başladı mı? Ha? Serin gelmeye başladı mı şu anda? Soğuyor mu şu anda? Burası soğuk. Burası soğuk olmak hocam zorunda. Burası sıcak olamaz çünkü burada. Burası hava aslında şu an sıcak olamaz. Ama İlber Hocam biraz rahatsız. İlber Hocam sağ olsun. Dikkat etmem lazım. Ya işte belki bir palto mu giyeceğim sonra da kaçacağım. Kusura bakmayın yani. Hocam, içeride yarım kilo ekler yemişsiniz. Yok canım onu bizim gibi. Ben bir şey şimdi size açık söyleyeyim. Ben onu sever ama bu ekler dediği şey çikolatalı olmaz. Çok ayıp bir şey bu. Türkiye'de çikolatalı yapıyorlar. Siz de alıyorsunuz. Almamak lazım. Yani, ekler çikolatalı yok, olmaz mı? Yok efendim. Ekler bayağı milföy gibi doğrudan doğruya şeyli vanilyalı falan bir beyaz kremayla yapılır. İyi çırpılmış. İçinde kendine göre malzemeler olur falan. Öyle bir şeydir. Öyle kullanılır. İstanbul'da öyle 2 tane yer vardır. Birisi Pangaltı'da, birisi Şişli'de. Bunlar ikisi de çok eskiden kalma gayrimüslimlerin oturduğu semtlerdir. Yani Fransa'dan falan öğrenmişler onu, İtalya'dan. Ekler şey mi? Biz iyi yapıyoruz yani. Ben şeyden dolayı söylüyorum hocam. Kalkarım dediniz ya, ben dedim ki yani yarım kilo ekler yemişsiniz. Kalkmazsınız diye düşünüyorum. Yarım bizim kilo arkadaşlar ekmeği yesem zaten çoktan uyur adam. Onu yemek için. İlber Hoca'nın videosu var. Delikanlılar yemiştir pehlivan takımı orada belli. Yemekle de ilgileniyorsunuz herhalde değil mi siz? Yani yemekle ilgilenmeyen var mı? Yemekle değil ama yani. Yemekle değil de yemekle ayrıca Sayın yani. Bakan. Böyle bir yemek efendim yapıyor hocam musunuz? Siz pek yemek yere benzemiyorsunuz. Hocam şöyle yani az öz. Az ve öz. Az öz yiyorsan tamam. Yani o kadar zaten yok. Benim öyle yemek yapma yeteneğim yok. Yapmıyor musunuz? Yok, hiç öyle bir yeteneğim yok. Herhangi bir şekilde böyle bir yeteneğim olmamasından dolayı da aslında biraz da utanç duyuyorum, ızdırap duyuyorum. Neden? Ama yani, et yiyor musunuz? Efendim? Et. Hocam biz Adana kebabı yiyoruz. Yani kaçın. Yemeseniz çok Adanalı az yeseniz iyi. Efendim hocam? Çok az yeseniz iyi diyorum. Hocam işte çünkü bu Adanalılar parti lideri olmuyorlar. Partinin sözcüsü ve bilmem seçim organizatörü olmuyorlar. Oturup kebabı yiyorlar. Sizin onu yapacak bir lüksünüz yok zannediyorum. Bu size sağlık tavsiyesi. Almayın çünkü bu iyi az miktarda et tabii iyi bir şey. Ama işin ucunu kaçırmaya başladım. Canan Hoca görmesin beni kovalar. Fakat olmuyor. Yani her şeyin fazlası fazla. Ama çok ama fit görünüyor. İşte bilmiyorum. Bebek başka şey yemiyor o zaman. Yani çok sağlıklı önemli. Sağlıklı besleniyor musunuz? Adana kebabından bir şey olmaz hocam. Kebap öyle mi? Bana kalırsa yani, mal gibi olur yani. Ben de yiyorum ara sıra ama bir tanesini. İkinci gidiyor kedileri. Yok zaten bir tane yeter hocam ama bir size ben bir kebap organizasyonu yapayım. Onu da Adana'da yiyorum. Başka yerde yemem. Bekliyoruz hocam. Ha? O zaman Adana'ya bekliyoruz sizi. Adana'ya geldiğimde yiyorum zaten eksik tabii olma. Biz ağırlayalım. Ha, nereye ediyorsunuz? Olmadık bir eve götürüyorsunuz. Çarşıda gideceksin. Çarşı da böyle döner. Çarşıda en salaş. Salaş değil işte öyle olur. En keyifli, karşıda, en güzel tabii. Lezzetli yerlerde. Şimdi eskiden Beyoğlu'nda vardı o Yeşilçam'da bitti.
Yani Yeşilçam yıkıldı ya. Evet. Bir sürü kültür de gitti o sayede. Yani oranın kendine has bir kültürü vardı. Mesela Adana, Madana tuhaf bir şekilde oryantal kültür girmişti. İnsanlar düşkündü oraya. Mesela bir gittiği zaman Yaşar Kemal de oraya gelir. Bilmem Turgut Bey de oraya gelir. Özakman diyorum. Ondan sonra işte bilmem hatta ne bileyim. Daha başkaları var böyle. Gelir yerler hiç ummadığın yani. Bir tanesi buralıdır, bir tanesi Trakyalıdır hatta. Nereden geliyor onun karşısında oturuyor yiyor. Orası çünkü bir şeydir. Kaynaşma yeridir. Öbür tarafta sebze de vardır öyle. Yani oralar çok karıştırıcı yerler olur. Onun için ben seviyorum. Yani böyle yerler çok iyi oluyor ve hakiki kültürü veriyor. Ama ben her yerde bu şeye... Düşkünlüğe de çok taraftar değilim. Hele belirli bir yaştan sonra ve spor yapmıyorsanız gençlere tavsiyem dikkat etsinler. Spor yapan var mı bu arada? Yapıyoruz. Siz yapıyor musunuz? Abi, o yapıyordur canım. Motora falan biniyor. Yani işte... Motora biniyor musunuz abi? Yok hocam artık değil. Öyle şeyde neydi o röportajı yaptığınızda hemşehrinizde motora evet, bindiydi. Akrabası gelirse hanım. Görümcem. Görümcem mi oluyor? Evet. Ha, son böyle röportajınız veya yayınınız o muydu? Yok. Ondan sonra çok yaptım. Bu tarz böyle çok sivil ve siyaset dışı ve siyaset... Hayır, yazılı röportaj yapmışımdır da bu şekilde bir röportaj sizle ilk oluyor. Bu gece, i̇lk defa mı televizyon çıkıyorsunuz bu kıyafetle? Bu gece milat. Gerçekten mi? Evet. Daha önce hiç çıkmadınız mı? Yani işte cumartesi, pazar bazı... Hayır, yani şöyle politik bu konsepte politik program dışında ilk defa bir şey yapıyorsunuz. Evet, doğrudan politika konuşulmayan ilk programım bu. Nasıl hissediyorsunuz? Hiç biraz sonra politika konuşulacağına dair umut besleyerek yola devam ediyorum. Ya gençlere ne soracaksınız falan diye sormuş arkadaşlar. Hmm. Baktım yeni anayasa değişikliği, Kanun İstanbul Projesi, yerel seçimler. Nedir? DEM Parti ne konuşacağız, ne soracaksınız diye bir sormuş arkadaşlar. He. Ömer Çelik geliyor deyince herkes hazırlanmış. Tabii. Sözcü olarak hocam. Ben de soracağım ama öyle bir şey yapmayacağız. Bu gece öyle bir şey yapmayacağız. Biz bunu çok yaptık dedim. Evet. Sıkıcı mısınız efendim siz? Onu ben bilmiyorum. Benle sohbet edenlere sormak. Eğlenceli bir insan mıdır Ömer Çelik? Sıkıcı bir insan mıdır? Şöyle, hayatta neşe yoksa ben hayatın ıskalandığını düşünüyorum. Yani neşe başka bir şey. Bunu peki niye bu kadar sert söylüyorsunuz? Şöyle, demek ki işte benim şeyimle ilgili bir şey o. Karakterimle ilgili bir şey, duruşumla ilgili bir şey. Hayatta neşe yoksa hayatın ıskalandığını düşünüyorum. İşte neşeye karşı herhangi bir şekilde bir saldırı olmasın diye yapıyorum herhalde. Neşeye karşı bir saldırı olmasın. Ben aslında neşeli insanların hayatı daha doğru yaşadığını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Ben bu programı yapıyorum diye çok kızıyorlar bana. Ama bana iyi geliyor diyorum program. Yani doğayla barışık, insanla barışık, gülmeyle barışık. Çünkü hayatın belki de en büyük problemi, dünyanın en büyük problemi her şeye aşırı bir ciddiyetle yüklenilmesi. Ve neticede de bir sürü işte çatışmanın istenmeyen durumun ortaya çıkması. Bir tane program var. Ömür dediğin nedir ki diye. Evet. Yaşlı insanların böyle köyde, doğada hayatlarını geçirmiş yaşlı insanların belli bir yaşa geldikten sonra tecrübelerini onunla sohbet ediyorlar ve anlatıyorlar. Çoğu kez de karı koca bunlar. Bir ömrü beraber geçirmişler. Yani aynı böyle doğa filozoflarının kitaplarında okuduğun şeyleri onlardan duyuyorsun. Onların neşesi hayatla barışık olmak üzerine kurulu. Hayatla çatışmak üzerine kurulu değil. Yani sürekli kahkaha atan bir hayat yaşamıyorlar tabii ki. Tabii ki. Çünkü zorluklar içerisinde yaşamışlar, geçim mücadelesi vermişler, başka sıkıntılar yaşamışlar. Ama günün sonunda çok şükür diyebilmişler ve ertesi güne kendilerini hazırlayabilmişler. Ben öyle bir neşeden bahsediyorum. Yani şükredebilmek önemli bir şey. Eyvallah, şükretmek önemli. Ama neşeyi anlatırken de değil mi böyle evet. Fazla biz bir skeç hazırladık. Daha o zaman bir şey anlatayım. Yaşanmış bir olay buyurun. Bir şey anlatayım. Bir gün bir tatil bölgesinde bir arkadaşım ve ailesi yemek yiyor. Ben de onlara oradan geçerken selam verdim. Selam verince iki dakika bir oturun dedi. Oturdum. Anneleri vardı yanlarında. Kalkarken bana dedi ki ya ben seni dedi televizyonda dedi. Çok sert ve böyle çok katı konuşan birisi olarak görüyordum.
burada ne kadar hoş sohbetmişsin dedi. Ben de dedim ki yani Venezuela'da darbe olmuş, Orta Doğu'da çatışma çıkmış, hani bunu nasıl gülerek anlatabilirim yani. Nihayetinde mevzular ağır, işte mevzular ağır, o da bizi dönüştürüyor ona. Ben de aynısını ana haber bir şey diyecektin aslında söyle. Ya onu merak ettim. Ya neden siyasette gülmüyoruz? Evet ya yani yasak mı efendim? Mesela her şeyde Venezuela'daki darbe ya da diğer yerdeki çatışma değil ki bazen de çok basit konular konuşulabiliyor ya. Neden o mesela espri yapılamıyor, gülünemiyor? O neşe niye o siyasetin içinde yok? Ya bilmiyorum mesela arkadaşlar içinde sorduğumuzda. Siyasete nasıl bakıyorlar, politik duruşları nedir onları bilmiyorum ama apolitik olmaya doğru da çok giden gençler var. Neden o neşeyi politikanın içine yediremiyoruz biz? Sevgili dostum, siyasetin içinde espri yapan, gülen falan sayısız tonla var ama çok azı kalabilmiştir hatıralarda. Neden? Yok çünkü beş para etmez de ondan yani yapmasın daha iyi. Öyle budalaca laflar ediyorlar ki mesela bir tane Strauss vardı Bavyeralı. Herifin zaten her dediği gülünecek bir şey ama öyle gülünecek bir şey. Yani hakikaten bir şeyi ısırarak bir şey yapmak ve bütün devirlere bunu bırakabilmek için bir insanda biraz çok zeki bir şey olacak yapı ve çok fıtrat olacak yani doğuştan. Ben 2000... Yani eğlenceli olması için zeki mi olması gerekiyor? Ya mesela Ahmet Vefik Paşa birinci sınıf bir adam. Yani hiç şakası yok. Öyle bir şey diyor ki kalıyor. Ha, Ahmet Vefik Paşa çok mu büyük bir sadrazamdı? Hayır. Meclis reisi oldu. Çok mu önemli bir şey yaptık? Fena değil ama değil. Zaten meclis devam etmedi. Valiliklerinde bıraktığı eserler oldu. Sefaretinde iyi bir isim bıraktı. Ama inanılmaz kültürde bir adam. Bir sürü lisanlar falan. Devamlı bir espri yapar böyle. Ve şeydir, onlar kalır. Keçecizade Fuat Paşa. İnanılmaz bir şey. Şimdi size birini anlatayım mesela. Bu doğru olan şey. Yanında gitti biliyorsunuz Sultan Abdülaziz'in protokol şeyse Hariciye Nazırı olarak. Şimdi tabii üşün olarak imparatorun sarayına gelirken tabii duyamıyorsun orada değil mi? Ben de öyle. İmparatorun sarayında yani kendisini ziyaret ettiği zaman Sultan Abdülaziz bu gidip önceden geliyor diyecek işte. Geliyor majesteleri falan diyecek. Duruma bakacak öyle pat diye gelinmez imamın evine girer gibi. Girmiş, öbürü de kendince bir Napolyon, kötü Napolyon derler. Aman canım, geldiyse beklesin Teres, alav dedi yani, bilmiyorum, absürt bir herif dedi falan böyle. Ondan mı uğraşacağımızı zannediyordu falan gibi laf ediyor. Fakat birden uyandı ki yanında Hariciye Nazırı var. Tabii paşa bunları sultana nakletmeyeceksin değil mi dedi. Aa hiç şüpheniz olmasın, onu sizin için dediklerinizi naklediyor muyum? Size benim ağzım sıkındır dedi. Kim bilir neler diyor adam da yani. Bir tanesi bütün şeyleri böyledir. Yani yerine göre küt oturur, hazırlar. Çok enteresan bir adam. Yani diyalogu o şekilde hazırlar. Çok ilginç bir adam. Bu insanlar bizim tarihimizin enteresan insanlarıdır. Ondan sonra bir ikinci espri takımı gelir. O böyle daha çok Osman Bölükbaşı gibidir yani. Kah 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 kik 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 gülersin. Doğru bir laf da olur. Olmasa ne olur ama. Ve bunun dışında zaman zaman rahmetli Demirel'in çok böyle sakin ağzından çıkan espriler vardı. Çok son derece soğukkanlı ve yatıştıran. Ben fazla bir şeye rastlamadım. Yani yazık ki bizim politik hayatımızda espri diye bir şey yok. Her şey çok kaba bir kasaba ağzı ve şeyle gidiyor. Bu değişmedi. Kimse alınmasın. Efendim size. Size söylüyorum. Ha? Zaten. Ya, cevap hakkı doğar ya. Evet bir şey söyleyeceğim ben burada. Gece olacak yani. O bizim siyasi hayatımızın içinde onda biri kaplamıyor. İlk galiba milletvekiliniz ne zaman aldınız değil mi?
onları kaplamıyor. 2000 yılında TRT'de muhabirim, parlamentoda ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Demirel 5+5'i bastırmaya çalışıyor. Hatırlarsınız. Evet. Ardından kabul görmedi bu 5+5. 7-7-7 sistemi Cumhurbaşkanlığı devam edecek. Ahmet Necdet Sezer'in seçileceği Cumhurbaşkanı seçimlerinde evet. O dönem hatırlarsınız. ANAP var ve böyle bir gen soru var. Üzerinden bir yüce divan oylaması var. Ve bütün partiler birleştiler. ANAP'a hayır yüce divana gitmesin diye oy verdiler. Ve kulislerde şunlar konuşuyor. Ha bunlar işte akmatik. Akmatik derken AKP ile AK Parti ile ilgili bir şey değil. Bunlar işte akmatik şu bu falan diye o ara espriler. Ben de TRT'de muhabirim. Ve haberde bunu anlatıyorum. Canlı bağlanıldı bana parlamentodan. İşte böyle böyle espriler yapıyor kulislerde diyor. Evet. Ve o anda benden sonraki söylemeyeceğim ismini şu anda galiba rahmetli oldu. O dönemin TRT'den sorumlu devlet bakanı canlı yayında bu dedi muhabirin söyledikleri büyük bir talihsizlik gereğini yapacağız dedi. Ve soruşturma açılması için ve bir gazetelerde manşet olmuştu o. Ondan sonra gazetelerin manşet olması beni kurtarmıştı. Yani sen kaç esprilerin o sırada bu arada? Kulislerde yapılı espri... Efendim? Kaç yaşındaydın o an o sırada? Ay söyleyeyim mi 2000'de kaç yaşında olduğumu? Şundan söyleme olacak ya. 32 yaşında. Artık tarihe geçmişsin. Yaşın gidilmez. Ama hocam ya şu anda tarihe geçmişsin artık. Kavgada söylenmez. Gideyim ben. Genç misin o zaman? Tarihe geçmişsin. Söyleyecek. Yine tecrübeli misin? Kulisle aktarıyorum Akif. O kadar. Olur tecrübeli misin? Ama canlı yayın. Ama bakan da çok tecrübeli bir isim. Sonra söylerim. Ama o tecrübeye rağmen canlı yayında bunu söyledi. Gereğini söyledi yapacağız çünkü diye. Çünkü öyle birilerinin yani, hoşuna gidecektir. Ondan 2000'de yıl ve ANAP'tı bakan. ANAP'lı bir bakandı. Ve sonrasında yani. Ne o? Siyasetin tatlılığını ekrana yansıttığımız için bu olmuştu o dönem. Ne oldu? Geçti gitti. Yani, efendim? Geçti gitti. O zaman şöyle yapmak lazım belki. siyasetçilerden de hep böyle ciddiyet bekleniyor ya. Ağır evet. Mevzular konuşuluyor siyasetçilerle. Zaten konularda bu topraklarda yaşadığında zaten önüne gelen konuların hepsi ağır konular. Evet çok yani, ağır. O yüzden biraz bu şeyle de ilgili bir şey. Baktığınızda mesela sinemamızla ilgili bir şey, edebiyatımızla ilgili bir şey, müziğimizle ilgili bir şey. Esasında hepsi de gündelik hayatı nasıl yaşadığımızla ilgili bir şey. Bazen sosyal medyada görüyorum mesela rastgele bir şehirde bir yerden fotoğraf çekiyorlar. Herkes çok ciddi. Herkes çok ciddi. Yani bu biraz belki işte hayatı bu halde biraz yumuşatmakla ilgili herkesin gayret göstermesi gereken bir şey. Siyasetçi nihayetinde toplumun bir ürünü. Yani siyasi mevzuların zaten kendisinin bir şeyi var, ağırlığı var. Ama mesela işte Akif'in programında, sizin programınızda da istediğiniz kadar belki çok boyutlu konuşamıyorsunuz. Çünkü her şey belli bir kısıtlılık içerisinde konuşuyor. Evet, bu biraz gündelik hayatı nasıl yaşıyorsak bu her yere öyle yansıyor yani. Bu memleketle ilgili bir şey mi yoksa batıda doğuda fark ediyor mu? Yani... Eder tabii eder. Her milletin kendine göre hazım sistemi vardır. Mesela çok mühimini ben size söyleyeyim. Disraeli yani Lord Beaconsfield oldu sonra çünkü... Aristokrasiyi verdi kendisine, vikontluk verdi kraliçe Victoria. Disraeli Yahudidir. Yani babası Yahudidir. Protestan Anglikan Kilisesi'ne döndüler. O şekilde Hristiyan oldu. Fakat şimdi bir şeyi var onun. Türk politikasını çok tuttu İngiltere'de. Bilhassa Benjamin'den sonra, bir şeyden sonra falan... Çok Türkleri tutan bir politika izledi Rusya'ya karşı. Şimdi bu böyle Türkçülük yapıyor diye bir takım insanlar var, liberalleri tutan falan. Buna tabii çok hızlı protesto gösteriyorlar. Ve parlamentoda kendisine cıv cıv Yahudi, Yahudi çıfıt çıfıt diye tempo tuttular. Bu çok ilginç bir şey. Cevabı adamın böyle so what ne olmuş yani? Demek ki benim dedelerim Tevrat okurken sizinkiler daha ağaçların üstündeymiş, onu mu hatırlıyorsunuz dedi. Bu çok ağır bir hakaret ama öbür hakarete az gelir. Sadece güldüler. Bunu her yerde söyleyemezsiniz. Yani bu Rusya'nın ister Sovyet olsun, ister imparatorluk olsun, Almanya'nın, Avusturya'nın, tabii Türkiye'de bile bir ölçüde
yani Fransa'da hatta kabul görmez. Ama bu adamların başka bir şeyi var. Bükemediğini eli öpersin. Çok açık bu. Onun için o espriyle de insanlar kendilerini bilerek konuşurlar. Yani kalkıp da hakikaten İsrail gibi bir başkanın Yahudiliği mi kaldı bağırıp protesto edecek? O çok açık. Türkleri tutuyordu. Bu çok açık bir şeydir. Yani o çok önemliydi Türk İmparatorluğu'na. Bunun gibi çok şeyler vardı. Olaylar, nükteler. Değiştirir şeyi, ortamı. Ama ya kategoriye göre, insanların kategorilerine göredir. Bazı milletler kabul etmez böyle bir şeyi. Bir de biliyorsun bu Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanında ana tema kilise Aristo'nun gülmeyi öven bir kitabını saklamaya çalışıyor. Evet. Gülüler de o kitabı bulmaya çalışıyor. Peki niye bu kadar önemli bu? Çünkü gülmek diyor o ayıp kilisenin dogmasını sarsacak. Şimdi gülmenin, mesela ben gülmenin insanlara, hayata daha geniş baktıran bir tarafı vardır. Evet, tabii. O Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanında bütün bir mücadelenin, o Aristo'nun gülmeyi öven sayfasının bulunması üzerine kurulması, bütün bir kavgaların vesairenin. Ama şöyle bir tespitim var Aslı Hanım mesela. Bizde kasabalara, köylere, taşraya, çevreye doğru gittikçe espri daha çok. Metropollerde çok gergin. Ha, köyde insanlar daha cesur birbirine çünkü karşı, bu biraz doğru. Da gelenekle ilgili bir şey. Ama erkek erkeğe. Öyle bir yeliz kadın, ya. Kadın kadına gerçekten. Tabii öyledir. Neler taşla konuşurlar. Taşla bir demeyelim. Gittiğine. Adana büyük şehir ama hayır, merak ettim hayır, yani. Taşla, Adana büyük şehir öyle olmaz. Çevreye doğru gittikçe, kasabalarda, aslı, köylerde. Üst sınıfa doğru çıktıkça evet, doğru. Evet, yeliz. Ben şöyle. Hani bize bir zamanlar Çukurova'dan bahset. Dediği doğru yani. Şimdi siz de niye itiraz ediyorsunuz ki? Yani 20 senedir en aşağı politika yapıyor. Oraya köye gidiyor, kasabaya gidiyor. Onu görüyor, bunu görüyor. Hakikaten ben de bazen gördüm. Daha çok yaşlardan falan dinlerim. Telefonunuz bunu. Telefonunuz mu çalıyor ne hocam şu çalıyorsa? Anda? Ne çalıyorsa şimdi ona konuşayım. Bir keresinde göçleri anlatıyorum, Avrupa'da göçleri. Biri boyuna telefon ediyor. Yani sinirlendim, açtım. Bizim göçleri de anlatıyor doğulu vatandaş. Ya Avrupa'nın büyük göçleri arasında o da var. Şu anda doğudan arıyorlar, biz de gülüyoruz bir diye. Bir de kimin aradığı hiç belli olmaz. Birisi ne var diye bağırıyor. Yayında açıyor musunuz telefonu öyle hocam? Efendim? Yayında telefonu mu açtınız? Yayında mı açtınız telefonu? Yayında nasıl açacağım? Kapatıyorum işte. Ha, kapattınız. Kadar. Ama bazen çok ısrarlı çalanı ararım artık. Yeliz, Ömer yani. Çelik'le yayına çıkacağını duyduğunda sen ne hissettin? İşte bak. Yani, Yeliz, dürüst deli. Ol. Korktum. Deli. Aa. Neden? Halime bak. Halime bak. Hiç korkulacak bir halim var mı benim? Biraz evet. Ses bile zayıf çıktı. Ediyorum, korktum, çekindim. Ama sonra sizin hakkınızda böyle kendimce ufak çaplı bir araştırma yapmak istedim. Hatta size de ulaşmaya çalıştım. Sonra yani burada konuşulanları da can kulağıyla dinliyorum. Hani siyasette gülmek, konuşmak çok önemli şeyler ama ben şu açıdan bakmak istiyorum. Bir oyuncuyum ve hepimiz hayatta rol yapıyoruz. Sen programına çıktığında bir sunucu kimliğin oluyor. Ben evdeyken anne oluyorum. Buradayken konuk oluyorum. Mehmet Akif'in yerinde olsam başka bir rolde olacağım. Dolayısıyla siyaset yaparken yani sizi bir anda hayal ettim böyle gülerek bir mecliste. Yani düşünebiliyor musunuz, hayal edebiliyor musunuz? Ömer Çelik mecliste ve gülerek bir şey anlatıyor. Yani olabilecek bir şey değil. O yüzden... Yani hani, neler anlatırlar? Ömer Çelik gülüyor, düşünebiliyor musunuz? Yani hani gülüyor ve mecliste bir şey anlatıyor. Ben bir Nevşehir milletvekilinin, Ürgüplü bir Nevşehir milletvekilinin, Ürgüp'ün açıkça çekiştiği yer Kayseri'nin kendisidir. Ürgüpler, Nevşehirler de çekişiyor hocam. Evet, onlar kendilerini daha iyi hale almazlar. Nevşehirler onlara Moskova falan der. Fakat asıl çekiştikleri Kayseri'dir. Çünkü bunlar ticaret beldeleri. Ve Kayseri milletvekili olan Turhan Feyzoğlu da okkalı bir adama. O merhum olan şimdi Nevşehir'in Ürgüplü milletvekili bir fıkra anlattı.
Yani tabii de anlatmam mümkün değil pek erkek cemiyetinde bile. Ama yani bir Ürgüplü'nün Kayserili'yi bastırması kazığı üzerine. Onun için öyle her fıkrayı dinleyemezsiniz. Yok canım. Tabii bunlar ki. Bunlar böyle bir kültürdür. Dinlemek de istemiyorum yani, ama hani rol olarak herkesin bir rolü tamam olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla da yani olamaz, mesela sizi burada bu siyasi kimliğinizin dışında yani tanımaktan çok çok da mutlu olduk. Yani ben spor yaptığınızı öğrendim, sağlıklı beslendiğinizi öğrendim. Onun dışında böyle sizi araştırırken bir hikaye öğrendim. Çok etkilendim, gözlerim doldu. Ne hikayesi? Ömer Bey vakti zamanında bir kitap arıyormuş. O kitabı çok bulmak istemiş ama bulamamış. Ve bir arkadaşından emanet almış. Ya anlatırken bile sesim titriyor. Anlat bir de, doğru mu değil mi? Teyit edelim bu arada. Siz anlatmak ister misiniz? Böyle hikaye biraz anlat, bulacağım şimdi. Sonra arkadaşınızdan o kitabı emanet alıyorsunuz ve o kitabı çok seviyorsunuz. Hani hepimiz kitaba olan düşkünlüğünüzü zaten biliyoruz. Çok kitap okuduğunuzu da biliyoruz. Sonra anneniz o çok sevdiğiniz kitabı size eliyle yazıyor. Evet. Ve kitaplığınıza ben bunu söylemek istiyorum. Yani siz aslında bir evlatsınız, bir aşıksınız ve eliyle siyasetçisiniz. Yani tabii ki gülemezsiniz ama anne, farklı kimlikleriniz var ve Dudu teyzenin ellerinden öpüyoruz, saygıyla anıyoruz. Gerçekten biz, çok etkilenmiştim, çok duygulanmıştım. Okuyan yazan tarafımızı annemize borçluyuz. İlk ben hatırlıyorum, ben işçi çocuğuyum. Babam işçi, devlet su işlerinden emekli bir işçi. Ama ailece bize hep böyle okuyalım, yazalım diye çok teşvik ederlerdi. Belki bizim sülalede ilk üniversite bitiren benim. Tabii biz işçi maaşıyla okuyoruz. Ama kitap söz konusu olduğunda, o Adana'da böyle ikinci katta Milli Eğitim'in kitaplarının satıldığı bir yer vardı. Ben daha ortaokuldayken annem bana Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarını almıştı. Ben tabii okurken anlamıyorum kelimeleri, sözlüğe bakmaktan da çekiniyorum ve anneme soruyorum. Annem bana kelimenin anlamını söylüyor. Sonra bir dersle ilgili bulmamız gereken bir roman var. Fakat bulamıyoruz çünkü o zaman böyle kitap bolluğu yok. Baskı yok, paran olsa bile bulamıyorsun. Bir arkadaş da vardı. Ben onu aldım ve ona çalışmam lazım. Dersle ilgili de çalışmam lazım ve okumam lazım. O zaman fotokopi yok. Herhangi bir baskı tekniği yok. Ve annem onu kendisi el yazısıyla bir haftada benim için temize çekti. Kitap ne? Hangi kitaptı? Hatırlıyor musunuz? Bir şeyle ilgili, dersle ilgili bir kitaptı. Ha, ders kitabıydı, evet, dersle tamam. Ilgili kitaptı. Bir an roman mı diye düşündüm. Yok. O işte bu mesela biz o zaman ben de birisi o günden beri bende şöyle bir şey oluştu. Birisi böyle Twitter'da falan ya şu kitabı almak istiyorum ama bulamıyorum ya da imkanım yok dediğinde hemen ona ulaşmaya çalışıyorum. Hani, bunu söylediniz şimdi yayında, herkes bayağı yazan olur. Allah! Tamam. Hangi kitapları bulamıyorsunuz? Bulamadınız kitapları için. Bir sanatçımız var biliyorsunuz, Sedat Anar diye. Evet. O anlatmıştı bir programda. Ben diyor, Sedat'a da selam söylüyorum buradan. Dedi, ben diyor bir kitabı alamadım, yazdım. Ya bu kitabı birisi bana gönderse diye. Ben de o sırada Avrupa Birliği Bakanıyım. Diyor ki, 10 dakika sonra beni aradılar. Avrupa Birliği Bakanlığı özel kaleminden arıyoruz. Size Bakan Bey kitabı gönderecek diye. Sedat da şöyle anlattı onu. Ya keşke ev isteseydim diye. Hocam siz orada daldınız. Biz başka bir alemde biraz ilerledik. Orada Avrupa Birliği Bakanlığı'nda kim kime kazık atmış? Yok kazık yok hocam. İyilik yapmış. Hocam siyaset yokmuş bu akşam. Akif öyle söylüyor. Bu akşam siyaset yok. Hocam yok Ömer Çelik. Kız istemeye gitmiş. Evet. Kime? Bir arkadaşımıza. Hatırlıyor musunuz? Bir arkadaşımıza gitmiş. Peki oldu. Bir arkadaşımız için kız istemeye gitmiş. Evet. Onu bir hazırsa izletelim. Hem Sadık görelim nasıl istenmiş. Sadıç olun. Hem de kendisinden teyit edelim. Gelsin efendim. Merhaba, Ömer Çelik benim kız isterken sözcümdü. Kendisinden sözcüm olmasını istedim. Şimdi şöyle bir şey oldu kız isterken. Ömer Bey geldi ve bir anda oturdu. Ömer Çelik böyle durdu. Böyle durdu Ömer Çelik. Yaptı böyle bir derin nefes aldı. Şöyle dedi.
Bir de vurdu böyle. Bu kızı istemekteki hassasiyetimiz ve bu hassasiyetimizi harekete geçiren organizasyona, bilgiye, görgüye, edep ve hayaya sahip damat adayımız son derece yetkindir. Bugün burada sadece bu kızı istemiyoruz. İstikbalimize yegane tohumları ulviyetle atıyoruz. Eğer bugün bu kız verilmezse ortaya çıkan bu tablo aile kurumunu felç edecek, sevgiye dair tüm kazanımları tamamen ortadan kaldıracak, geleceğimizden çok şey çalacaktır. Bugün buraya baklava olsun, çiçek olsun, nişan bohçası olsun, bu kızı istemekte kararlı duruşumuzu bir kez daha teyit ettik diye konuşmaya başladı. Kısır'a ıslak kek, kısır'a bulaşmış gün tabağı yiyoruz, ayağımızda terlikler, şey bir ortam, nerede yedin paraları söyle öyle diye bir ortam var orada. Tabii böyle bir entelektüel bir yüklenme gelince herkeste bir şok etkisi yarattı. Amcayı aldılar zaten, amcanın beyni yandı. Kayınpeder düşünüyor, Ömer Çelik ne dedi, ne oluyor bilmem ne falan filan. Neyse kızı aldık. Böyle mi seveceğim? Yani böyle bir konuşma yapmışsak buna kız vermemeleri lazım. Böyle bir şey olmaz yani. Çok iyi ya. Ondan sonra yanlış kişiyi götürmüştür kız istemeye. Eğer böyle bir konuşma yapıldıysa orada. Kız istemeye gittiniz mi? Bayılır kız. Ya senin nikah şahidinim. Kız bayılır mı? Abi ama o kız isteme değil. Ya tamam işte yani o boyutta da bir yerim var yani. Ama İlber Bey galiba nikah şahidi olmaktan hiç hoşlanmıyor değil mi? Aa öyle mi? Nedir? Nikah şahidi olmaktan hiç hoşlanmıyorsunuz değil mi? Ya hoşlanmıyorum değil. Uğursuz gelir. Niye? Aa, niye? Gelir Allah'ım. Ama niye? Vallahi iki kere yaptım, ikisi de boşandı. İki kere mi? Benimkiler sağlam. Kaç kere yapmıştınız? Yani çok yapmışımdır ama sağlam benimkiler. Bazen bakıyorum gayet iyi gidiyor. Kontrol ediyor musunuz? Evlenenlere her nefis ölümü tadacaktır gibi bir cümle kuruyor musunuz? Öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Sana mı söylemiştim? Yok. Ya bu peki siyasetçiyi nikah şahidi yapma hikayesi nedir? Neden? Değil mi? Ben anlat bir şey düzelteyim. Anlat. Ben bir şey evet. düzelteyim. 40 tane bizim yani ben çok burada söylenir mi bilmiyorum. Şimdi böyle bir rahat program. Ben, Ömer ha. Bey'le bizim özel bir hukukumuz var. Benim çocuk arkadaşım, çok yakın bir dostum da Ömer Bey'le çalışıyor. Ona da selam gönderelim izliyorsa Furkan'a da. Skeç'e önce Furkan... Skeç'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Ömer Bey bizim nikah şahidimiz değildi. Ama oradaydı, sahnedeydi. Yani imza atmadı nikah şahidi olarak ama evlilik cüzdanını Ömer Bey verdi bize. Değil mi? Doğru bundan dolayı kavga çıktı. Çünkü kulüp başkanları oradaydı. Galatasaray, Fenerbahçe. Aziz Başkan'la şey vardı. Daha evlilik var. Yapılırken bu çocuk Galatasaraylı mı olacak, Fenerbahçe mi olacak diye kavga çıkınca... İkisi de olmayacak. Ben oraya bir şey, barış moderatörü olarak mecburen kürsüye el koymak zorunda kaldım. Orada diplomasi yaptı. Biz bu skeç çekerken... Evet. Skeç çeken arkadaşımız ya yayınlamasak mı acaba? Hani Ömer evet. Bey sorun olur mu bize? Yo, niye sorun olsun canım? Dedi. Hakkımda çok şehir efsanesi var ama yani ama böyle bir kız istenmişse bence verilmemesi lazım yani. Doğru bir şey değil. Yani. Sizden insanlar çekiniyorlar mı? Niye çekinsinler? Ben çekinmiyorum efendim. İnsanlar çekiniyorlar. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok değil mi yani? Daha önce gördünüz mü? Her zaman her yerde beraberiz. Her yerde beraberiz. Bu çekinme mevzusu da şehir efsanesi. Değil mi? Bence aramıza girmeye çalışıyorlar. Gençler istedikleri soruları sorabilirler mi? İşte onlar belki bilmiyorum siz nasıl istiyorsanız programın sahibi sizsiniz yani. İlber hocam ne oldu? Sorulara geçelim artık diyor. Geçelim o zaman. Hangi sorulara? Gençlerden sorulara mı? Bizim bir sürü sorumuz var daha. Çünkü galiba bir sürü soru olur sonra. Haksızlık. İlber hocama soracaklarını sor. Kimlere ihtiyaç tanıyacaksın? Hatunlara mı, beylere mi, kimlere yani mesela? Kontenjanı var mı soru sormadan? Hocam Allah aşkına buraya gelmişsiniz. Size soru sordurmayın. Hayır, hayır. İbrahim Hoca ile ilgili videomuz hazır mı? Hı? Onu evet. verelim. Evet, konuya girelim. Gelsin evet. hocam. Gelsin. Bir video şöyle geliyor bir şey oldu. Hikayeyi ilgili. Anlatayım önce. Bir dakika, gelmeden önce hikayeyi anlatayım. Biliyor musunuz bilmiyorum. Celal Şengör ile İlber Hoca'nın Habertürk yayınında ekler kavgası var. Sen yedin, ben yedim diye kavga ettiler. Biz de İlber Hoca gelmeden önce odasına bir kutu ekler bıraktık. Evet. Sonra çıktık, kapıyı kapatıp çıktık. Geri döndüğümüzde karşılaştığımız manzara. Buyurun efendim. Evet, yine ülke gündemini çok yakından ilgilendiren bir olayla sizlerle birlikteyiz.
Biliyorsunuz çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. 12 ekleri kim yedi? İlber Ortaylı mı, Celal Şengör mü? Biz bugün bunu, bu konuyu açıklığa kavuşturacağız. İlber hocamız bugün gelecek ve İlber hocamızın gördüğünüz gibi burada 18 tane ekler var. Ekleri buraya bırakacağız. Bakalım kaç taneymiş. Tamam, İlber hocamız zaten tartışılmaz. Türkiye'nin en önemli entelektüeli herhalde. Ama insan beşerdir, zaaftır. Böyle bir söz, öyle bir şey var. Herkesin zaafları var. Acaba İlber hocamızın zaafı ekler mi? Kaç tane yiyor? Celal Şengör zan altında mı? Bütün bunları biraz sonra öğreneceğiz. Burada eklerleri de çekebilirsin. Eklerler burada. Evet, şu an ekler mevzusunu çözümleyeceğiz. Umarım hocamız zaaflarına yenilmemiştir. Umarım, umarım. Hocam ne yaptınız hocam? Hocam. İş yok. İş yok onda. İş yok. 15 tane yedikten sonra mı iş o, yok? Ben onu bilmiyorum kim yemiş ama o feci şey, o çikolatalı bir kere. Ha, yeme. Hocam sizi hiç yargılamayacağız. Yediniz mi yemediniz mi? Ya yenir mi o çikolatayı? Ne yapacaksın yiyip yemediğimi yargılamayı? Böyle bir şey yenmez. Çikolatalı şey yenmez. Tamam, biz İlber hocamızın, İlber hocamızın sözüne güveniyoruz. Yemedi dediyse yememiştir. Yenmez. Kimsenin şeyine, ekmeğine mani olmayayım ama çikolatasız hakiki şey vardır onu biliyorsun. Hı-hı. Evet, yenmez. Yenmez, yenmez. Tamam hocam, biz sizi rahatsız etmeyelim. Görüşürüz hocam. Ben bunu alayım o zaman, yenmeyeceksin. Ha, yemiş yemiş. Ondan sonra şey... Ekler'in olayı Canan Hoca'yla oldu. Ne yaptı? Canan Hoca'yla oldu. Bizi çağırttı aşağıya. Başka bir stüdyoda program yapıyor. Çağırttı. Biz de gittik. Aman dedik, bu şimdi gitti mahveder bizi, gel gidelim falan. Gittik. Tabii ben gider gitmez bizimkini sattım. Hocam bu var ya, 5 tane ekler yedi dedim. O da öyle falan bir şey dedi. Canan Hoca dedi ki, utanmıyorsunuz değil mi şu halinizden diye bize fırça çekti. Onun öyledir biliyorsun tarzı. O bir ekoldür. Hastaları fırçalarlar ilk önce. Ve ciddi fırçalıyor bu arada. Ciddi yani fırçalarken de. Hayır, hastaları fırçalarlar. Yani diyabetleri veya işte yiyenleri falan fırçalarlar ilk önce. Ne kadar etki yapıyor bilmiyorum ama etki yapıyor herhalde. Siz hocam gerçekten herkese cahil diyor musunuz? He? Cahil diyor musunuz herkese? Cahil. Cahil. Ya daha kötü, yarı cahil buluyorum. Çok kötü. Yani yarı cahil buluyorum. Herkesi mi? Çok büyük çoğunluğu yarı cahil buluyorum, kusura bakma. Yani halbuki eskiden yarı cahiller ortada görünmezdi. Ya görünmezdi insanlar. İş yapan, bilen adam bir şeyler bilirdi. Fazla konuşmazdı. Köylü bile bir şey bilirdi yani, doğru dürüst anlatırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Ben bunu gördüm. Köylü bile bir şey bilirdi yani. Köylü ve şehirli meselesini bir konuşalım dönüşte. Evet. Bir reklam aramız varmış. Araya evet. Gidelim. Aradan sonra devam edelim. Reklam arası. Efendim tekrar merhaba. Devam ediyoruz. İlber Ortaylı hocamıza önce biraz böyle ben diğer misafirlerimden rica edeyim, soruları alacağız. Zira hocam hakikaten bu arada hasta olarak geldi. Evet, çok da yormak istemiyoruz. Ama biraz da yoracağız hocam. Öyle hiç yormayacak da değiliz, onu da söyleyeyim. İlber hocaya sizin sorularınız varsa onları da hemen zihninizde planlayın. Önce ben birkaç soru sorayım. Ondan sonra sizden gelen soruları da alalım. Sonra biz devam edeceğiz konuklarımızla. Hocam bu arada taktığım öğrenci sınıfı geçemez dediniz mi? Taktığım kafayı öğrenci taktığım öğrenci sınıfı, sınıfı yok. Taktığım öğrenci zaten sınıfı geçemez. Yani sınıfı hangi öğrenciye kafayı takarsınız? Sınıfı geçecek bir adam ben takmam. Yani besbellidir. Size hep bir örnek veririm. Çocuğun birine bir soru sordum. Özel bir soruydu sınıfta. 7-8 Hasan Paşa'ya niye 7-8 Hasan Paşa dedikmek için
İmam Hatip mezunuydu. Yaz tahtaya Hasan dedim. Elime tebeşir almak istemediğim için Orta Doğu'da. Hasan yazdı. Biraz bilenler bilir. Ha'dan sonra Elif çekilmez Hasan. Çekilmez. Yanlış. Fene. Elif çekti. Allah Hasan'ı Elif'le yazıyor. Otur yerine dedim. Sen nerede öğrendin bunu falan falan okul. Sonra o Rusya tarihiydi zaten o dersin konusu böyle. Mukayeseni yapıyorum otokrasi falan diye. Bir kağıt var okuyorum çok iyi kağıt diye. Kim bu dedim Hasan'ı Elif'le yazan dediler. Ona nasıl takarsın? Herif birinci sınıf adam yazık. Gitmiş bir İmam Hatip'e adama doğru dürüst Arapça öğretememişler. Öğretseler öğretir oğlan. Cin gibi bir şey Orta Doğu'yu kazanıp gelmişti onu beceremeyecek. Onun alakası yok. Yani benim taktığım öğrenci pek yoktur. Ama taktığım adam takmazsam geçer zaten. Taksam da geçer geçer. Geçmeyecek adam da geçmez. Çok cahiller var inanılmaz derecede. Harita çizmeyi bilmiyor. Hiçbir mefhumu yok. Felaket. Yani mesela böyle o eski Sovyetler Birliği'nden öğrenciler geldiydi biz ara. Siz bilirsiniz onu. Geliyor Kerimov Deli'nin biri aklında istiyor. Hadi geri gelin diyor çağırıyor bunları. Çocuklar dördüncü sınıfa gelmiş. Hadi bırakıp gidecek yanacak. Gittim dedim ki dekana ya niye gitsinler dedim. Şurada bir imtihan yapalım dedim. Saklayalım kağıdı. Haziran'da bir diploma hazırlayıp verelim bunlara. Doğru dedi yani çok akıllı bir dekandı merhum. Ve böyle oldu geldi. Şimdi bir tanesi diyor ki bir soru soruyor bana nasıl yazılacak bu falan diye. Ya boş ver işte yaz gitsin nasıl olsa geçeceksin dedim. Ama çocuk bir yazdı ki Türkçesi has Osmanlıca yani. Bilgisi muhteşem kafası yapısı şey. Yani her halükarda böyle insanlar anlaşılır. Ve taltif edilir yani bu böyledir. Böyle kaptı kaçtı geçen insanların da yeri olmaz. Maalesef milli öğrenci sınıfımızın bir kısmı çok berbat. Çok berbat yani onu açıkça söylemek zorundayım. Çünkü bunların önce liyakatı yok. İyi eğitimden gelmemişler. İkincisi de hakikaten açıklarını kapatmak için çalışmıyorlar. Bu çok açık. O zaman bir şey olamazlar. En sevdiğiniz öğrenci tipi nedir? Çalışan ve çalışkan veya kafası çalışan. Çalışkanı severim tabii. Niye sevmeyeyim? Ben tembel sevmem ki. Başka bir kriteriniz var mı öğrencilerinizle ilgili? Başka bir kriteriniz var mı çalışkanlık dışında? Çalışan insan iyidir. Daha başka bir üstünlüğü varsa daha iyidir yani. Ama çalışmak birinci şarttır. Ben ne yapayım tembel? Sevmediğiniz öğrenci tipi? Tembel, çalışmayan ve beleşçi. Ya bunların... Sayısız utanmazlık tipleri vardır. Buralarda sayamam. Yani İlber Hoca'nın öğrencisi var mı hiç aranızda? Daha önce öğrencisi olan var mı hiç? İlber Ortaylı. İlber Hoca'nın haberi olmadan öğrendiğim bir yöntem söyleyebilir miyim? Tabii lütfen. Ben doktora dersleri alıyorum siyasalda. Evet. Derslere giriyorum. Ara verdiğimizde de çay ocağına gidiyoruz. Tam çay ocağına giderken hocamın odası var. Hocam sürekli okuyor ve çalışıyor. Sonra bazen şöyle elini koyuyor, 5 dakika gözünü kapatıyor. Fakat çay ocağından döndüğünde bakıyorsun yeniden çalışmaya başlamış. O zaman öğrendim ki ara vermemek lazım. Şöyle bir elini koyup 5 dakika bir gözünü kapatıp ondan sonra devam etmek lazım. 5 dakika. Kendisi farkında olmadan bana böyle bir ders verdi. O günden beri de uyguluyorum. Allah Allah yani yorulduğunuzda böyle bir dinleniyorsunuz. Tabii bir gözünü kapatıyorsun bir 5 dakika beyni resetliyorsun. Ama ben onu hocayı... Hocamı gözetti. İlber Hoca bana yayın çekimde yaptı bunu. Gözlemleyerek. Röportaj yapıyoruz. İlber Hoca gitti. Yani sadece çay ocağına gidip gelecek, bir çay içecek kadar gidip geliyorsun. Hoca tekrar evet devam ediyor sonra. Tabii. Ama ben endişe ettim o zaman. Şimdi bu çalışkan hocam bir öğrencinin dedim, hocam tavrı. Çalışkan birinin tavrı bu. Peki bir şey sorabilir miyim lütfen, Akif? Aranızda tembel var mı? Kendine tembel diyebilme cesaretini gösteren var mı tembel olan? Ben bazı konularda çok tembelim. Ben de öğrencilerden tembel ötesiyim yani sen. Kaç tane çıktı? Bir tane tembel var, bir tane. Kim o? Burada da var. 2 tane. 1 2 3 4 başka 5. Aslan şunu sorabilir miyiz? Niye kendilerine tembel diyorlar? Evet. Önemli olan o. İşlerine niye tembel geliyor olduğunuzu düşünüyorsunuz? Var mı mikrofon? İşte. Uzat şu arkadaşımıza verebilir misiniz? Evet, elindeymiş zaten. Buyur lütfen söyle. Bilmiyorum. Niye tembel diyorsun? Çalışıyordun. Çalışmadan yapmak
Mikrofona söylemen lazım. Tembellikten ziyade ben çalışmadan bir şeyleri başarmak istiyorum. Çalışmadan iyi olur her şey. Çok iyi. Yani, Hoca nefret etti şu an senden. Çok efor sarf etmeden böyle. Çalışacaksın kızım. Güzelliğinle bile para kazanmak için çalışmak lazım. Ama güzel, çok güzel değil evet. Olabilir. O güzellik hiç fayda etmez. Çünkü onun piyasasına çıktığı zaman öyle güzellerden 50.000 tane gelir. Evet. Onların içinde kim muvaffak olur? Yürüdüğü zaman hakikaten hava yaratan etrafında, ölçüsü olan adımında, konuştuğu zaman ağzından çıkan laf bir müzikalite olan, böyle bizimkiler gibi şeyleri yuparak falan. Sadece müzikalite değil, bilgi de gerekiyor. Yani bilgi arkasından gelir. Bazı işler için ansiklopedik bilgi istemiyoruz. Bunlar çok önemli. Yani bugünkü Türkiye'de kız çocukları kötü bir Türkçe konuşuyorlar. Kim öğretiyorsa onları seslileri yutuyorlar. Halbuki köylümüz bile sesliyi yutmaz. Onun için anlaşılır o. Azeriler de yutmaz, Üzbekler de yutmaz. Hepsi anlaşılır. Bu Türkiye'de böyle bir iş çıkmış. Tövbe ve akbele konuşuyorlar. Kızım, ama Kıvanç geliyor akşam bilmem ne mekanına, gidelim mi? Sizin burada tatlım panoraması yapan kızcağız gördünüz mü? Öyle bir şey yani. Ama sadece kızlar değil, genel kim? Olarak evet. Gençler. Ya yani bunlar hani... gençler diye neredeyse tiyatrolara falan düşmeye başladılar. Nasıl yani? Nasıl? Vallahi şehir tiyatrosunda bile isim vermeyeceğim artık. Ha, böyle olur. Şeyler oluyor diyorsunuz. Ya çıkanların içinde vallahi yutanlar var, helal olsun ya. Bu çok önemli. Şimdi bu çok önemli. Onun için çalışmama diye bir lüksümüz yok. Onu size söyleyeyim. Yani bu açıktır. Şimdi diğer tembel arkadaşa soracaktım. Efendim, niye bir tembelsiz de tabii size daha kötü bir haber vereyim bununla ilgili. Türkiye'de üniversitelerde %70 talebeler, bilhassa iyi üniversitelerde kız çocukları. Yani bir şekilde çalışıyorlar, giriyorlar. Oğlanlar %30 civarında. Mesela o iyi üniversitelerde, sınıfta da görülüyor bu. Ve bunu merak ediyordum. İran'da da aynı durum var, Yunanistan'da da aynı durum Konferanslara var. Da kadınların ilgisi ha? Daha fazla oluyor değil mi? Böyle bir takım... Think Tank'lerin programlarına da, akademik programlara da, öyle mi? Neden size soruyor acaba? Yok, hayır, o politikacı olarak gözlerimi soruyor. Bence. Hemen konayı toparlayayım. Şundan, aslında bir tutku meselesi bu. Hocam, bir gün Özbekistan'a gittik, o medreseyi biliyorsunuz. Evet, Buhara'daki. Yani bizim İslam-Türk Rönesansı'nın olduğu yer. Evet, Buhara. Orada. Fakat bir şey dikkatimi çekti gezerken. Dedim ki burada Samarkand'dan bahsediyorsunuz. Siz Ulu Bey. Bu dedim burada evet. Gezenlerin hepsi batılı. İslam dünyasından kimse geliyor mu dedim rehbere? Geliyor dedi ama ki, çok az da bir geliyor şey. Dedi. Ha? Az geliyor dedi. Az geliyor tabii, biz onun için burada propaganda esas mesele yapıyoruz. Aslında, kalkın gidin diye. Tembellik çalışkanlık değil. Hayatı anlamakla ilgili tutku. Siz gene dua ediniz. Benim zamanımda tarih kurumu üyeleri vardı. Oraya gidiyor davetli. Evet. Bu diyor Özbekçe diyor, enteresan bir lisan, alfabe diye Kırilitsa kullanıyorlar diyor. Bunu söyleyen Türk tarihinin ve medeniyetinin üstadı. Biz nereden nereye geldik yani, bunlar çok mühim olaylar. Ama tabii yolu çok yavaş alıyoruz. Onun için dikkat etmek lazım. Onun için millete gezin diyorum, gezmeden olmaz. Oğlum, gezeceksin. Yani. Nasıl gezecekler? Efendim, dilenci gibi gezecek. Ben sana Avrupa'daki gezileri öğrettim. Harpten sonra bütün millet aç. Kimsenin gezecek hali yok. Çünkü vagonlarda falan yer yoktu yani. Birkaç sene boyu böyleydi bu sıkıntı. Dolayısıyla talebe kısmı sırtına rüksakını vuruyor. Köyden deri papuç alıyor oradaki yöneticiler. Gidiyor oradan oraya, manastırların tak tak kapısını veriyor. Bir iki güne kadar beyleş besleniyor da öbür manastıra gidiyor. Bu şekilde herif ta İtalya'ya kadar iniyor. Yani İtalya'yı görmeyen bir Avusturyalı veya Alman olmaz yani. Öyle gezilde bilinir mi şu anda? Böyle bir şey mümkün mü hocam? Ben şimdi artık daha böyle uçakla geziyorlar, bir halk bilmiyorlar. Ne olacak yani? Öyle bir imkan olabiliyor mu? Hayır, hep imkan böyle soruyorlar. Vizyon. Paramız yok diyor. Paramız yok diyor. Sen de öyle sorarsın yok, herhalde. Yok, vizyon nasıl? Diyorum. Hani öyle bir ya, imkan. Ne vizyonu ya? İnsan gezer. Üçüncü sınıf tren yok ama ikinci sınıf var. Çok da iyi olur gezersen. Çok şey öğrenirsin. Siz geziyor musunuz? Geziyor musunuz? Ben
Hocamın kitabında da var. Gittiğimiz yerlerde, İstanbul'da da öyle, böyle yayan yürüyerek dolaşmayı çok seviyorum. Burada da mesela, diyelim ki buradayım, akşam 9'da 10'da işimiz bitti. Direkt kaldığım yere gitmiyorum. Yol üstündeki bir yerde duruyorum ve orada uzun yürüyüş yapıyorum. Bir saat, bir buçuk saat. Yolda peki insanlarla karşılaşmıyor musunuz? Ve şöyle, tabii ki karşılaşıyorum. Bazı yerlerde mesela, diyelim geçen gün, geçen sefer işte Balat tarafındaydım. Daha sakindi. Mesela orada yaklaşık bir, bir buçuk saate kadar yürüdüm. Öyle olmadan... Şey yapıyor musunuz peki böyle tanınmamak için şapka takma vesaire yok, gibi? Yok, hayır. O... Normal yürüyorsunuz. Evet ve gerçekten hocamın bir hayatı nasıl yaşamalıyız kitabı çok kıymetli. Bütün arkadaşların okumasını tavsiye ederim. Nasıl gezilir, nasıl okunur, ne yapılmalı lazım diye. Onu mesela bu yaşlarda okumanız sizin için büyük bir kazanç. Hocam gerçekten orada yani gezerken not almaktan ama en önemli söylediği şey şehrin gündüzünü ve gecesini yürüyerek görmek. Çünkü başka türlü o şehrin elektriğini, o şehrin ruhunu ve karakterini hissedemiyorsunuz. Çünkü şehir dediğimiz şey bir betondan ibaret değil. Her şehrin bir karakteri var, her şehrin bir aurası var, her şehrin bir atmosferi var. Bir müddet sonra yayan gezdiğinizde şehrin sokakları sizinle konuşmaya başlıyor. Efendim Adana'da yaptım bunu gece. Evet. Yayan geziyorum. Evet. Sonuç ne oldu? Evet. Ya adamın biri yolu kesti. Evet. İşte bağırdı falan böyle. Dedim ne yapacağız arkadaşlar? Yanımda bir arkadaş vardı Adana'da. Adana'nın ruhu nedir? Diye soruyorum. Ben mesela, olayı anlatmayayım. Olay çok tatsız. Mesela şöyle düşün yani. Hayatında kaç kere yolda yürürken birisi sana bağırdı? Ne güzel bir tecrübe. Bir de işin bu tarafı var ya. Normal bağırmadı ama. Ne zaten güzel bir tecrübe dedim. Normal bağırsa bu kadar iz bırakmaz. Şey nasıl başa çıkacağını öğrendi. Tabii iyi şeyler de oluyor. Kötü şeyler de oluyor. Gezerken tabii ki güvenliklerine dikkat etsinler. Ona bir şey demiyoruz ama... Bu böyle olmadan da herhangi bir şehri gördüm diyemiyorsun. Yani. Adanalı'da bir vurgu yapmak veya evet, Adanalı'nıza evet, bir evet. gönderme yapayım dedim. Hocam bu şey doğru mudur? Bu Çanakkale'de Adanalıların birliği ile ilgili anlatılanlar. Adana bayırı meselesi doğru mudur? Onu ben bilmiyorum Adana bayırını. Yani... Bu bizim orada savaşırken bir birlik ilk orada çıkıyor. Karşı tarafla çok cesur savaştıkları için bunlar Tanrı'nın adamları diyorlar. He. Adanalılar da o günden beri biz söyle onun oradan geldiğini Allah'ın söylerler. Bir anı kitabında bugün bir arkadaş göndermişti bana. Tabii burada mesela işte diyelim ki Adanalılık diye bir şey var. Başka şehirler için de söz konusu olan bir şey var. Her şehrin bir karakteri var. Bir kimliği var. Ama önemli olan kimliğin içine girmek. Başkanlığı oraya levha koysun. İhtiyaç demek ki bilinmesi. Ben gezerken bunu görmedim mesela. Tabii olur çünkü gelmiş oradan Çukurova'dan. Tabii. Bir yere de takım halde yığılmıştır onlar. Tabur halde öyledir. Yani bunu Boğaz Başkanlığı da söyleyin. O çok dikkatli çünkü devamlı mezarlar arıyor, buluyor. Buluyorlar tabii. Teşvik ediyor, şey yapıyor ve ondan sonra derhal orayı kayıt ediyor ve abide haline getiriyor. Yani bu böyle. Adı varsa o çıkıyor zaten. Başka kayıtlardan çıkıyor. Önemli bir şey. Yani bunların mesela bir sürü şey bilinmeyen şeyi söylüyor. Bu mühim bir abide. Çünkü Türkiye'deki bu abide Şark'ta başka yerde yok. Yani bu tip bir abide başka bir ülkede yok. Birinci harpte Fransa'da var. Marne, Verdun falan. Rusya'da tabii var her zaman. Smolensk, işte şeyler, Odessa falan. Bize Almanya'da yok. Onlar harp çıkarıyor sadece. Savunma kahramanlıkları yok. Hocam Rusya'da sizle ilgili bir VTR hazırladık. Sokağa çıktık insanlara bir soru sorduk. Hı. Celal Şengör'le mi? İlber Ortaylı'yla mı? Gezersiniz diye. Celal'le gezerler tabii daha heyecanlı. Neden? Heyecanlı adamları şeye getiriyor çünkü. İrite ediyor yani. Nasıl irite ediyor? İrite etmek işte tesir ediyor ve sinirine dayanıyor yahut heyecanlandırıyor.
Yani sürekli bir şeyde dinamik tutuyor yani. Siz nasıl? Dinamik sizde nasıl? Tutuyor tabii. Ben öyle yapamıyorum. Ben ara sıra soru soruyorum birilerine bir şey var mı diye. Bakıyorum ki yok ucu, ne yapayım yani. Ben size bir soru sorabilir miyim? Evet. Siz şehirleri gezerken çok güzel not alıyorum. Her şehir için notlarım var, evet, demiştiniz. Ben mesela kitabınızı okurken o notları çok merak ettim. Ve bir gün onları kitap yapmayı düşünür müsünüz? Hayır, o notlar zaten oraya giriyor. Başka türlü hatırlamam ki. Yani şehir şehir anlatan notlarını... Şehir şehirde onlar var mesela, gidip geliyorum. Ne yapacak bir burayı geçtim bilmem ne. Hayır, şunu demek istiyorum. Mesela Viyana'ya gittiniz. Viyana'daki yaşadıklarınızı not aldınız. Viyana'yı anlatmakla bitmem. Onları bir mesela kitap yapmak ister misiniz? Ama evet, ben bir daha Viyana'yı yazacak da zevk olmadı. Neden? Örnek veriyorum Viyana. Neden? Çünkü ilk önce Viyana'yı gezdim. 3 ay. Gezdim kaydettim. Ondan sonra vize aldım. Başka yerden vize almak mümkün değildi. Avusturya demir perdeyle iç içe bir ülkeydi. Bana Çekya'dan da Macaristan'dan da kıyak kıyak vizeler verdiler. Ve ben dolayısıyla gittim atlarca Macaristan'da ne Budapeşte kaldı, ne Szeged'in kaldı. Çekya'da öyle Praglar bilmem neler. Ben o şehirleri görünce doğrusu Viyana'dan epati olmaktan, tesir edilmekten vazgeçtim. Açık konuşayım. Zaten de bunu söylerler. Ben dedim zevksiz ve bilgisiz miyim? Hayır. Bir Yahudi dostum vardı ikinci harpte, kamplarda kalan bir adam. Çok bilgiliydi. Doğrudur dedi. Viyana zaten Donav kıyısında değildir dedi. Bir tanesi Moldav kıyısındadır. Prag nehir ona hayat verir. Tabii en güzeli de Peşte'dir dedi. Hakikaten de öyle. Yani... Hocam biz gezmeyi sormadık. İlber Ortaylı ile mi Celal Şengör ile mi aynı eve çıkmak istersiniz diye. Aynı? Sorduk. Eve. Eve ha, çıkmak. İyi olur. Bakalım ne demişler. Hocam ev bakalım. Arkadaşlarınızı göreceğiz şimdi. Ev arkadaşlarınızı. Çok enteresan bir şeyle de karşılaştık. Bir şeyle tesadüf etti. Evet. Seyir etmek için soracağız. Bir gelsin efendim, izleyelim. İlber Ortaylı'yla mı, Celal Şengör'le mi aynı evde yaşamak isterdiniz? İkisi de bizim memleketimiz güzel değerler ama ben İlber Ortaylı'yı tercih ederdim. İlber Ortaylı'yla. Ben tarihi seviyorum, o yüzden İlber Ortaylı diyorum. İkisiyle de istemezdim, frekanslarımız farklı. O insanlarla konuşabileceğim pek bir şey olmaz. O bilgi güzel bir şey, herkesten almak lazım. Celal Şengör'le. Bana biraz daha yani bilgisi falan çekici geliyor, öyle diyeyim. İkisi de olur, fark etmez. İlber Ortaylı'yı tercih ederim. Kendisinin daha derli toplu olduğunu düşünüyorum ve kütüphanesinden yararlanabilirdim tarihçi olarak. İlber Ortaylı komşumuzdu. Zaten öyle bir fırsatım oldu. Çay sohbetleri, felsefi konular, her şeyi öğrenmişimdir yani. Kesinlikle İlber Ortaylı'yla. Ayak bastığı her yerin ya da baktığı her gözün ya da karşısında konuştuğu tüm insanların yani çok önemseyen, çok kıymet veren bir insan. Kesinlikle bu memleket için çok önemli bir insan. Ben ayırtmam. İnsan arasında ayrım olmaz. Celal Şengör de bilinçli, akıllı, ileri görüşlü, çağdaş, uygar bir insan. İlber Ortaylı da İlber Ortaylı. Tarih üzerine bilgilere, ağır bilgilere sahip. Ondan ayrı alırdım, ondan ayrı alırdım. Üçümüz bir arada yaşar. Sonra oradan el yapıp satacak komşu diye. Sesi hiç duymadım hocam sizi. Sesten sizi duymadım. Komşunuz ben, mu? Tabii komşu olacak. Sonra orada bir mahalle kurar hemen. Karadeniz. Sizin komşunuz muydu hanımefendi? Hanımefendi evet. Ondan sonra çıkan zat çok enteresan ama bana. Çok enteresan. Ondan sonra çıkan zat var ya, ikisiyle beraber oturdum diye. İkisiyle mahalle kuracak diyor. Siz hangisiyle oturdunuz hocam? Yem. Siz aramızda kimle eve çıkardınız? Celal'le katiyen oturmam, adamı delir. Ve devamlı pasta yiyor. Yani ben onu şimdi Oya'ya şikayet ediyorum. Ne yapacağım ya, laf dinlemiyor ki. Biz Celal Hoca'yla geçen oturduk bayağı. Ha? Geçen bayağı evde oturduk Celal, evet, Hoca'yla. Sizin dedikodunuzu yaptık. Ne diyor? Demem. Azerbaycan'dan Oya'ya şikayet ettim. Bütün Azerbaycan telefonu şey yapmış, almışlar, gösterip gülüyorlar birbirlerine. Yani çok şeydir, zararlı işler yapar. Yani bir sağlığa zararlı. Topu benden 10 yaş genç bir çocuk bu. Kim? Celal.
10 yaş genç çocuk. 10 yaş. Evet. Olacak. Spotunu aldık. Teşekkür ederiz. Evet. O tam bir ahmaklık. Hiçbir işe yaramaz. Ne kafayı bulursun ne ruhun dinlenir içersin işte. Pislik. Pis, efendim siz sosyal medyayı takip ediyor musunuz ve yazılan çizenleri dikkate alıyor musunuz? Sosyal medyada hakkınızda bir şey yazıldığı zaman ilginizi çeker mi? Neyi takip edersiniz? Şöyle mecburen yani işim gereği takip ediyorum. Çok faydalı tarafları da var aslında ama çok vakit öldüren, hiç lüzumsuz tarafları da var. Ben mesela kişisel olarak söylenenlerle ilgili şimdiye kadar hiçbir değerlendirme yapmadım. Bir sürü şey söyleniyor bana her basın toplantısından sonra. Yüzlerce, öyle binlerce mi? Tabii. Ne diyorlar? Söyleniyor. İşte saldıran var, takdir eden var, daha ileri ifadeler kullananlar var vesaire falan. Bunlarla uğraşılmaz zaten. Yani bütün mesele oradan bir şey çıkıyor mu? Yani bizim değerlendirebileceğimiz bir şey çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çok az tarafı iyi taraf, gerisi mecburen izlediğimiz bir taraf. Hiç engellediğiniz var mı? Böyle. Yok, şöyle. Yani, neye kızarsınız mesela sosyal yani medyada? Yani mesela ya işte siz benim yani arkadaşımsınız. Size dönük çirkin bir ifade kullanıldığı zaman engelliyorum onu. Yani görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Çünkü korkakça bir şey. Yani bir şeyin arkasına saklanıyor, bir hesabın arkasına, bir başkasına karşı bir itibar suikasti gerçekleştiriyor. Ya da işte hocamın yarı cahil dediği gibi olmayan bir bilgiyle çok büyük bir iddiada bulunuyor. Ve bunu yayıyor. Yani çok izlenen bir hesapla yayıyor. Bazen yani en kötü şey tabii siyasi provokasyon kötü ama entelektüel provokasyon daha kötü bir şey. Çünkü zihinleri öldürüyorsunuz. O sebeple tabii bunlara karşı bir yöntem geliştirmek lazım. Yani çok yararlı tarafları da var. Bir sürü şeyi oturduğun yerden izleyebiliyorsun. Dünyanın her tarafında olan evet, gelişmeyi de takip edebiliyorsun. İşte iki tarafını dengelemek lazım. Neden siz sözcüsünüz? Hep sözcüsünüz. Çok uzun zamandır. Yani bir ara verdiniz sonra tekrar sözcüsünüz. Yok. Daha önce... Üçüncü dönem değil mi sözcülükte? Yok şöyle. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptım. Tamam biliyorum. Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım. Başka genel başkan yardımcılıkları yaptım. Yani dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Son 5 senedir de sözcülük yapıyorum. Ondan önce kısa bir sözcülük. Kısa o 2-3 aylık bir ara dönemde yaptığım bir şeydi. Ama bu dönem bu 5 yıl içinde o kadar çok yoğun geçti ki hadiseler sanki çok uzun zamandır o görevdeymişim gibi bir algı oluşuyor. Zor bir şey mi? Zor bir iş mi? Çok zor tabii. Yani şöyle bir şey oluyor mu hiç? Ya burada ya hani bir gaf yaparsam dediğiniz ya da anlatırken böyle bir anda durduğunuz, değiştirdiğiniz... Hayır, gaf yapar mıyım diye tabii hiç düşünmüyorum. O şekilde çıkarsam işimi yapamam ama şu ağır bir sorumluluk tabii. Cumhurbaşkanımız adına konuşuyorum. Partinin kurumsal kimliği adına konuşuyorum. İç politikadan dış politikaya kadar bir sürü soruya cevap vermem gerekiyor. Bir de okumuyorum. Yani anlatarak konuşuyorum. Şöyle bir kolaylığı var tabii. Bu olaylar içinde yaşadığım olaylar benim. Yani birçoğuna şahit olmuşum zaten. Hani o sebeple onun dinamiklerini biliyorum. Ama onun ötesinde de tabii her an her soru gelebilir. Yani ona da o da bir şey. Hazırlıklı olmayı gerektiren bir şey. Sizin şiveniz var. Evet. Bazen bana diyorlar ki diksiyon dersi verelim diyorlar. Ben de hayır diyorum. Yani bu insanın kimliğiyle, karakteriyle özdeşleşmiş bir şey. Bu şekilde devam etmesi lazım. Daha doğal ve etkili olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok, doğal ve etkisi açısından değil. Yani benim için bir mahsuru yok. Mahsuru yok. Herkesin telaffuzla ilgili kendine has vurguları vardır. Herkesin hocamın bahsettiği türden hata olmadıktan sonra ki bence çok güzel bir şey söyledi hocam. Demin genç arkadaşlarımıza söylerken niye donanımlı olmak lazım? Donanımlı olduğunuzda konuşurken, Türkçeyi konuşurken bir müzikalite çıkar. Esas mesele budur. Türkçenin kötü konuşulmasına tahammülümüz yok. Ama şivesi olur, başka bir şey olur. Bu başka bir şey. Ama değerleri dağları ayırmadan ya da işte vurguyu doğru yapmadan ya da kendisini ifade etmeden yani kuş ağaca kondu diye bir cümle yeterli bir cümle değil. Hangi kuş hangi ağaca kondu? Hani güvercin iğde ağacına kondu gibi bir cümle. Başka bir şey. Dolayısıyla benim mesela en çok şey yaptığım şey, biz öğrenciyken politikayla ilgilenmek çok önemliydi. Yani politikayı çok okudum ben. İşte tarih okuduk. Hocam hepimizin hocası. Hepimiz onun öğrencisiyiz.
En çok şey yaptığım şey, üzüldüğüm şey edebiyata yeterince alan ayırmamış olmak. Yeterince zaman ayırmamış olmak. Ben şimdi onu telafi ediyorum. Ayırmadınız mı? Yani evet. Okudum tabii. Sizin şiir yazdığınız dönemler var. Romanlar arayacağım okudum. İşte Rilke'nin şiirlerini çok severim. Hala düzenli olarak hemen hemen her gün okurum. Bu ayrı bir şey ama daha çok alan ayırabilirdim edebiyata. Şiir yazıyor musunuz hala? Hayır. Yazmıyor musunuz? Hayır. Ne zaman bıraktınız? Ya bu böyle olmuyor. Şiir seni bırakıyor, sen şiiri bırakıyorsun gibi olmuyor. Artık onu gerçekten şair deneceğimiz insanları takip etmeye bırakıyorsun kendini. Hmm. Bu böyle kendiliğinden oluyor yani. Peki İlber Hoca'ya sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun mikrofonu uzatalım. İlber Hoca'ya birkaç soru alalım. Sonra çünkü birazdan ayrılacağız, veda edeceğiz, biz devam edeceğiz. Sayın Ömer Çelik'e soruları ondan sonra alırız. Yeliz'e ve Aslı'ya da. Merhabalar. İlber Hocam, Yeliz hiç konuşamadı sizin yüzünüzden. Hiç sen de hiç moderatör Yeliz'e olarak soru sormadın. Ben moderasyon yapmayacağımı söyledim size. Hocamın ne kabahati var. Su küçük, söz büyür. Yeliz su içsin. Bunu da içmemiş ki. İçmiyor. Hiç. Su küçüğünün söz büyüğün diyor. Ben konuşurum diyor İlber Hocam. Ses gelmiyor galiba. Geliyor. Merhabalar. Ben değerli büyüğümüz İlber Otalya'ya bir şey danışmak istiyorum. Şimdi ben üniversite öğrencisiyim. Şimdi gerek üniversitedeki arkadaşlarımızla gerekse de günlük hayattaki insanlarla hem etkili hem de birbirimizi anlayabilecek bir iletişimi kurmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü malumuz birkaç senede bir siyasi seçimler oluyor her zaman. Hep insanların aklında siyaset var, partiler var, ideolojiler var. İnsanlar birbiriyle konuşurken ya dış görünüşünden veya birkaç cümlesinden hemen o kişi hakkında ön yargıya sahip oluyor. Konuşmuyor veya konuşsa bile dinlemiyor, dinlese bile anlamıyor. Farklı şeyler söylüyor. Bu konuda acaba özellikle biz üniversite öğrencileri ne yapabiliriz? Öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Açık bir şey sorarsanız cevap verilir. Yani genel bir şey sorarsanız böyle, ona kim de cevap verecek yani? Bu çok açık bir şey. Onun için bazı şeylerin üzerinde durulur. İdeolojiyle ilgili soru sorabilirsiniz. Siyasi partiler üzerinde soru sorabilirsiniz. Ama mesela iki dakikada bunu bir noktaya indirmek zorundasınız. O noktayı sorarsınız ve anlaşılır. Genellikle böyle bir korsan risaleye kimse cevap veremez, vermez yani. Bu mümkün değil. Onun için ona dikkat edeceksiniz. Nedir problem yani? Buna dikkat etmek lazım. Yoksa her şey cevaplanabilir. Yeter ki somut bir şey çıksın ortaya. Müşahhas bir problem. Onu sorarsınız, cevabı gelir. Çok açık. Var mı somut soru başka? Buyur kardeşim. Evet. İsim neydi? Selçuk. Selçuk. Hocam, belli çevrelerde sizin de tanıdığınız tarihçiler Celal Şengör'ün tarih bilgisi hakkında literatüre hakim olmadığını söylüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. Celal Hoca Celal Şengör'ün tarih bilgisi konusunda evet. Çok büyük bir derinliğinin olmadığını bazı çevreler söylüyorlar. Evet, ne düşünüyorsunuz? Onlar hepsi çok derin, bu işi biliyorlar. Yani çevreler mi biliyor, Celal Şengör mü biliyor? Ya adam okuyor. Hı. Soranlar neyi biliyor bilmiyorum. Herkes, o aletin başına geçen herkes çok derin bilgi sahibi olduğunu zannediyor. Hı. Daha gülünç şeyler de var mesela. Adam için yazı yazıyorlar böyle. Yazıyor bir aman tane hocam. Meşhur. Sen yeme dedim. Sen yeme. Sana ne karışıyor? Diye de bakar. Afganistan'da dağın tepesinde bir herifin zatürre olup olmadığını anlamak için tükrüğünü, balgamı alırsın, parmağınla böyle oynarsın. Elastisitesinden onun ne derecede ne olduğunu çıkarırsın. Şimdi bunu söylesem kim bilir ne bilmem ne diyecek. Konuşma kardeşim, dinleme.
Yani bu tip haddini bilmezliklere yüz verilemez Türk toplumunda. Hocam. Sonra da aynı adam onu İngilizce bildiği için methediyor. Ne alakası var yani? Şu kameraya bakarak cahilsiniz der misiniz? Cahiller tabii, ne olacak? Hayır. Cahil ve cüretkar. Bunun kepsini yaparız sonra, o yüzden cahil kameraya bakarsın. Cahil ve cüretkar, evet. Kaç tane program çıkıyor. Cahil ve cüretkar. Benim size dediğim oydu. Eskiden Türk toplumunda insanlar kendileri kadar cüret ederlerdi her şeye. Ve saygı vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Sınırları götürüyorlar. Neredense aldıkları diploma onlara bu yetkiyi veriyor. Halbuki ben size söyleyeyim, o diplomaları veriyoruz. Hiç de o kadar iyi diplomalar değil onlar, kusura bakmasın. Nihayet yılın sonunda sıfır diplomayla adam yollayacak halimiz de yok. İşte birileri var başka aldı. İlber Hoca'ya sorusu o. Hemen sizden alalım. Sormak da bu arada zor yani soru. Evet, iyi. Fırça da yiyebilirsiniz. Neyi? O da kişisel. İçsel. Dedikodu soruyorsunuz kişisel, zaten. Evet. Enteresan değil mi? Yani mikrofonu... İlber Ortaylı olmak çok güzel bir şey. Çok saygıdeğer bir şey. Ama hiç daha hayatında böyle sıradan bir hayatım olsun istediniz mi? Nedir? Yani sıradan bir insan olmak istediniz sıradan bir mi? İnsan olmak ister miydiniz hocam? Zaten sıradan insanız. Yani ne zannediyorsun? Yok hayır. Mesela İlber Ortaylı olmak çok saygıdeğer, çok vallahi güzel bir şey. Valla ben bütün hayatım Siganfo Sarayı'nda yaşamadım. Dar gelirli bir memur ve hoca ailesinin çocuğuyum. Yani gecekonduda oturmadık tabii. Kitap okurduk, öğrenirdik. Bir sürü şeyden tasarruf ederdik. Öyle kolay kolay yurt dışına gezmezdim. Size onun için diyorum, gezecekseniz gezin diye. Ben öyle uçağa binemiyorum diye bazı tipler var. Sanki baban da uçağa biniyordu. Yani nihayet Türkiye'nin belirli bir zümresi. Her zaman için bu böyledir. El değiştirdikçe servetler kendileri tırmanırlar. Binaenaleyh açık olacaksın. Sıradan yaşıyoruz, hepimiz sıradan. Ama o sıradan yaşamanın da kendine göre rengi olur. Yani ben Siganfo Sarayı'nda büyümedim. Uşaklarım, atlarım, hizmetçilerim falan yok. Canım istediği zaman bilmem nereye gitmedim. Ünlülüğünüzle ilgili olabilir o soru biraz. Efendim? Ünlü, tanınır birisiniz ya çok. Gittiğiniz her yerde herkes sizi tanıyor. E tamam, onun ama bir derecesi var. Yani evet, anamla babamdan istifade ediyorum. Ha, isterim tabii. Niye istemeyeyim? Tanınmamak. Zengin adamın çocuğu olmak gibi okumuşların çocuğu olmak da bir imtiyaz tabii. Onu söyleyeyim size. Orada yarı yolu devrediyorsun. O açık. Yani ve tercih ederim. Yani zengin ve görgüsüz anne babanın mı çocuğu olaydım? Yoksa yani okumuş yazmış dar gelirli insanların ne olayım? Bir kere ideolojimiz farklıydı. Bizim ideoloji çok açıktır. Öğreneceksiniz, beyninizde olacak bütün servet. Çünkü mülkleri komünistler alıyorlar. Anladın mı? Bu böyle bir şeydi. Bu laf biraz saçma görünüyor ama ben bunu herkese öğretsem çok iyi olacak. Çünkü bu Türk milleti artık... Şey gibi yani aç kurt gibi biriktirmeye çok meraklısınız. İyi değil bu. Vaktinizi bundan harcamanız bile kötü yani. Yakında hepiniz meslek sahibi olacaksınız. Biraz başka şeylere eğilseniz çok iyi olur. Çok iyi olur hakikaten. Çünkü bu kadar teşebbüsü şahsi elizm yok. Bir ailenin içinden üç tane kapitalist çıkmaz. Lordların ailesinden de üç tane lord çıkmıyor. Biri lord oluyor, öbürleri hayatını kendi kazanan adamlar oluyorlar. İyi eğitim görüyorlar, o başka. İyi eğitim görüyorlar. Bunu böyle yapacaksınız. Yani siz yetişeceksiniz, birisi iyi olabilir. Buna göre hazırlanmanız lazım. Böyle efendim beleşten gitmeye de vazgeçin. Çünkü Türkler çok fazla... Beleşe meraklı oldular. Yani kaldırmaya, birisi onları götürecek, bir yerlere oturacak, orayı bitirecek, bitirince iş bulacak. Hiçbir işinize yaramaz o bulduğunuz işler. İki gün sonra başınızda bela olur. Onu söyleyeyim. Evet. Öncelikle merhaba. Az önce değindiğimiz bir konu vardı. Gezmekle alakalı. Hepimiz İstanbul'da okuyan öğrencileriz ve hani İstanbul'da gezecek çok yer var. Ömer Bey'e de, İlber Hoca'ya da sormak istiyorum hepinize yani. İstanbul'da gezilmesi gereken ve sizin en sevdiğiniz yerler neler? Şurayı mutlaka görmeli ve gezmelisin dediğiniz yer neresi? Neresi olacak tabii, sur içinden al rehberi, gez işte. Yürü, yürü.
yürüyor yani. O kadar basit yani. Ayasofya, Sultanahmet Meydan'dan başla elinde rehber yürü. Sağa sola sarkarak ta Topkapı'ya kadar yürü. Sonra çık Beyoğlu'na. Beyoğlu Caddesi'nde kırıtmaktan vazgeçsin hatunlar. Yan sokaklara da dalsınlar. Oralara da yürüyerek bakarsanız çok şeyler görürsünüz. Nihayet 20 milyonluk istikbalde İstanbul'da taban tepecek yer değilsiniz. Çünkü Konya'da bir tane, Kütahya'da bir muhtar vardı. Ben İstanbul'a gittim diyor adam. Ama bu kadar mucizevi ve vecizevi bir laf. İstanbul hep şehir diyor. Hep şehir diyor. Ne kadar acı ve ne kadar ayıp bir şey. İstanbul hep şehir diyor. Yürü yürü hakikaten zevksiz, birbirine benzeri yapılardan oluşan kocaman bir belde, bitmiyor. Sayın Çelik, sizin neresi? Tabii İstanbul mucize bir şehir. Yani her tarafı bambaşka bir şey. Fakat benim çok sevdiğim bir roman vardır. Evet. Emin Maluf'un 100. adlı romanı. Bu romanın teması, bir köyde birisi bir kitap varmış. O kitapta Tanrı'nın 100. adı varmış. Onu bulmak için köyden ayrılmaya karar veriyor. Ama bunu kimseye söylemiyor. Ben diyor dünyayı gezmek için ayrılıyorum diye bir bahane uyduruyor. Köyün de kör bir bilgesi var. Ona gidiyor, ben diyor dünyayı gezmek için ayrılmak istiyorum diyor. Bilgenin sözü çok enteresan. Diyor ki ben bu gezme işini anlamıyorum. Her gittiğin yere kendini de götürdükten sonra gezmenin ne alemi var diyor. Onun için sevdiğimiz yeri gezmek değil. Yani o şehrin insanlarının bize dokunduğu, öğrettiği yeri gezmek. Mesela herkes işte bilinen turistik yerleri geziyor. Ama mesela bu şehrin insanının enerjisini almak istiyorsan mesela Kapalı Çarşı'nın ortasında duracaksın. O zaman bu şehrin bütün enerjisini hissedersin. Her tarafı mucize bir şehrin. Ama Kapalı Çarşı bir başlangıç noktası olarak mesela senin için çok iyi olabilir bence. O enerjiyi almak bakımından. Her gittiğin yere de kendini götürmemiş olursun. O şehrin enerjisini almış olursun. Çok teşekkür ederim. Sorular almaya devam edeceğiz. Bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra İlber Hocam'ın yorgunluk durumuna göre ona veda edebiliriz. Onu bir arada konuşacağız artık. Yani ben... bir arayı verelim. Aradan sonra buradayız efendim. Kısa bir ara. Yalnız ayaküstü yaptığımız da dedikoduydu. İşte şöyle oluyor, biz yapınca dedikodu oluyor, İlber Hoca yapınca tarih oluyor arkadaşlar. Yeliz hiç konuşmadın, İlber Hoca dedi ki Yeliz hiç konuşmadı dedi. Evet ama sonra ne dedi, konuşmasın zaten ben demedi. Konuşuyorum dedi. Evet efendim devam edeceğiz şimdi biraz, daha yeni açılıyoruz, yeni başlıyoruz, sabaha kadar buradayız diyor. Aslı, biraz sana bırakayım. Canım söyle. Bence Yeliz'i biraz konuştur ya. Evet. Ben mi? Konuşurum, susmam yalnız. Hani öyle de bir mesleki durum. Valla biraz konuş, biz seni sustururuz Yeliz. Valla. Ya Yeliz, bak söyle, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ömer Bey görünür. Evet. Akif görünür, ben görünürüm. Sen çok görünürdün. Bir anda böyle başka bir yere gittin, Adana'ya gittin. Ve görünür olmaktan uzaklaştın. Sen de böyle bir, ya ben ne oluyorum? Bir dakika, hani herkesin önündeydim, görünüyordum. Şimdi birdenbire evimdeyim, anne oldum, eş oldum gibi bir paniğe yol açtı mı? Hiç yol açmadı çünkü ben 15 yaşından beri çalışmaya başladım. Hani 15 yaşında reklam filmleri çekerek, sonra dizi filmlerde oynayarak ve hiç durmadım. Hep çalıştım. Bu sırada üniversiteyi okumaya gayret ettim. Üniversitede okurken yine dizi filmlerinin setlerine gittiğim için devamsızlıktan atıldım. Dolayısıyla hiç durmadan hep çalıştım ama ben hani küçük bir kız çocuğuyken bile hep anne olmak, evlenmek isteyen öyle bir tarafım vardı. Herhalde çalışmaktan ve bu dinamik hayattan çok yoruldum çünkü çok erken çalışmaya başladım. Aslında 30 yaşında evlendim, hani bayağı da bir yol almıştım. Bir seçim yapmam gerekiyordu, kariyer mi, evlilik mi diye. Ben düzenli hayat ve evliliği tercih etmek istedim.
Çünkü hani çocuk sahibi olmak, bir ailem olsun istiyordum. Kaç yaşındasın şimdi? 45. 45, bir dakika. 15 yıldır. Ya soruyor muyuz? Biz sana soramadık. Abi, sen ben 55 yaşındayım. Ay kızdın soruyoruz diye. Ha, hayır hayır, bir şey soracağım. Aman. Arkadaşlar, Yeliz'i hatırlayanlar. Bir, evet. Evet. Bravo. Biz hayır, biz çok daha eskiden hatırlıyoruz. Hayır, yani o yüzden merak ettim. Diyordu ki tembelim diyordu. En önce o hatırladı. Hayat. Tembel değil demek ki. Oturup televizyon izliyormuş hocam. O da bir faaliyet. Peki hayat bilgisinden hatırlayan var mı? Ben hayat bilgisi. Abi çok güzel, bakar mısın? Bak bak. Tabii, bir kaldırın tabii. Ellerinizi. Bakar tabii. Mısın? Sizin anneleriniz de gurbetçilerden hatırlıyor. Ben zaten şey diyorum hani böyle Timur Bey'le bir gün konuşuyorduk, Timur Savcı'yla. Timur Bey dedim zaten hani kim kaldı ki, Ayşen Guru'da, Perren Kutman, ben, Ayşen abla rahmetli oldu. 3 kişi kaldık piyasada, yani hani milattan önce 550 yılından beri çalışıyorum gibi bir durum var söz konusu. Hiç o yüzden... televizyon izliyor musunuz? Siz televizyon izliyor musunuz? Olabildiği kadar. Bir zamanlar Çukurova'nın bazı bölümlerini izledim. Adanalı olmakla ilgili böyle bir şey var mı? Yani kendinizi gerçekten çok Adanalı, mikro milliyetçilik var mı? Şimdi ben içinde olduğum için çok bilemem ama Yeliz Hanım bir röportajında diyor ki ben bir Adanalı ile evlendim ve Adanalı oldum diyor. Şimdi genelde biliyorsunuz kadın erkek evlendikten sonra erkekler eşinin memleketlisi olarak anılmaya başlanıyor. Öyle mi? Yeliz Hanım da sen öyle değil misin? Hayır. Ha, öyle mi? Peki sen bilirsin. Sorumluluk senin. Sorumluluk senin. Yeliz Hanım da diyor ki ben evlendim. Bana niye bunu yaptınız şu an? Hayır yani sohbet ediyoruz. Bence dikkatli konuşmak lazım hani her ortamda. Akşam eve gideceksin. Evet, evet, ona göre. Hani ben nikah şahidi olarak bu konularda hassas olmak durumundayım. Yeliz Hanım da diyor ki ben evlendikten sonra Adanalı oldum. Şimdi ona sormak lazım, nasıl bir şeymiş o, değil mi? Daha iyi anlatır. Yani şöyle Sayın Bakanım, ben önce bir Adanalı'ya gönül verdim. Evet. Sonra da Adana'ya gönül verdim. Çünkü gerçekten hem şehri sevdim, hem şehirde yaşayanları, halkını çok sevdim. Çünkü İstanbul'da yaşayınca bazen böyle çok otomatiğe bağlıyoruz. İşe gidiyoruz, geliyoruz, belli standartlarda yaşıyoruz ama Adana'da inanılmaz böyle farklı kültürler var. Bir sürü sanatçı çıkmış. Hani çıkmasının sebebi de gerçekten o kadar bereketli topraklar ki ve her şeyden önemlisi orada yaşayan herkes çok gerçek. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki hani çok esahlar, hep bunu söylüyorum. Evet, esah bir esahçılık yani. Söz konusu. Yani Adanalı bu programın dili varmış. Adanaca kelime. Evet. Buyurun. Bu programın bütün hepsini özetleyecek en şiirsel cümle nedir desek, bir Adanalı'ya gönül verdim dedi. Bu cümle bence bu program için en şiirsel cümle, değil mi? Olmalı. Sayın Çelik bir taraftan inşa ederken bir taraftan... Memleketçilik var burada. Tabii ki direkt. Sen nereye kesinlikle. Ben Ankaralıyım, üç kuşak ama baba tarafım Isparta, anne tarafım göçmen. Göçmen, biz de göçmeniz. Nerede? Adanaca kelimeler varmış mesela. Cülük. Evet. Biliyor musunuz ne demek? Ne, bir daha söyler misin? Cıncık. Cıncık şey, cülük, cam. Cam parçası. Evet. Anarya, geri gitmek. Nünük. Nünük, bilmiyorum ben. Evet. Cırcır. Fermuar. Fermuar. Cırcır fermuar mı? Kertiz. Evet. Manık. Manık ne demek? Onu bilmiyorum. Kedi yavrusu demekmiş efendim. Aa. Allah Allah. Zorsunmak. Yok yani şey böyle... Üşenmek. Zoruna gitmek. Zoruna gitmek, üşenmek. Tembellik. Tembellik. Evet. Sayın Çelik, sen efendim... Sen zorsunuyorsun bak. evet zorsunuyorsun. Sen tembelim deme, ben hayatı zorsunuyorum de bundan sonra. Tamam bak. Zor sunuyorum. Elit kimdir? Nedir elit efendim? Siz elit misiniz? Aslında tam İlber Hoca'yla konuşulacak konuydu. Geri çağıralım. tabii elit aslında işini doğru ve iyi yapandır. Ona verilen sorumluluğu doğru ve iyi bir şekilde yerine getiren elittir. Elitizm soydan soptan geçmez. Parayla olmaz. Herhangi bir unvanın devredilmesiyle olmaz. Ama düşünün mesela, vardır böyle bazen köşelerde 10 yıldır, 20 yıldır orada ayakkabı boyar ve herkes ona gider. İşte o elittir. Çünkü işini severek yapar, elindeki kıt imkanlara rağmen en iyi malzemeyi kullanmaya çalışır, en iyi malzemeyi kullanmaya çalışır ve işinden kendisi memnun değilse başkasının memnun olması onu tatmin etmez. Önemli olan onun için işini doğru ve iyi yapmaktır. Ben
Üniversite yıllarımda böyle bir ayakkabı boyacısı hatırlarım. Ve hiç gözümün önünden gitmeyen şudur. Çok yaşlıydı. Biliyor musun? Yürürken hep yere bakardı. Herkesin ayakkabısına bakardı. Hani kendi sanatıyla meşgul olurdu. Hangi işi yaparsan yap. Doğru ve iyi yapıyorsan o işin elitisin. Ve bu bakımdan elitizm kötü bir şey değil. Bir işin tutkuyla, adaletle, hakkaniyetle, sadakatle yapılmasıdır. Mesela size bir denildi ki şu iki saat içerisinde çalışacaksın, tamam. Bunun karşılığında bir şey alacaksın. Ama sen yaptığın işten kendin mutlu değilsen ve ben bu işi hakkıyla ve iyi yaptım demiyorsan, o zaman o iki saatin sonunda ücret almak senin meseleni bitirmiyor. Ona devam edersin. Hani derler ya, güzel bir sözdür. Yarıştan sonra da koşan atlar vardır. Yani yarış bitse de koşar. Çünkü onun için daha koşu bitmemiştir. Birilerinin yarış bitti demesi çok önemli bir şey değildir. Ha, neyi yapıyorsan yap. Önemli olan onu hakkını vererek yapmak. O işin ehli olduğunda o işin elit oluyorsun zaten. İktidar nedir? Ya iktidarın teknik bir tanımı var. İradesine karşı konulması halinde bile iradesini tahakkuk ettiren şeye iktidar denir. Biraz evvel kız isteme sahnesindeki gibi konuştum ama tanımı bu. Kesinlikle böyle kız istemiş olabilirsiniz. Tanımı bu. Yani siyaset bilimi açısından iktidarın tanımı herhangi bir şeyin iradesine karşı çıkılsa bile o iradesini yine de gerçekleştirebiliyorsa, tahakkuk ettirebiliyorsa ona muktedir. Yani iktidar sahibi diyoruz. Bunun tanımı bu. Dünyanın her tarafında bu böyle. Ha, bunun peki. Adil iktidardır, demokratik iktidar, antidemokratik iktidar o ayrı bir mesele. Ama iktidar dendiğinde her şeyde siyasi iktidar değildir ülkeyi değil. Yönetmek. Bu zaten bu şöyle. Hepimizin var ya iktidar alanları. Hepimizin iktidar alanları var tabii, aslında. Mesela sizin programınız, evet işte. Sizin programınız sizin iktidar alanınız. Nasıl iktidar alanınız? Siz programda önünüzde kısıtlı bir zamanda bir sürü soru sorma seçeneği var. Ama siz kendi bakış açınız, kendi vizyonunuz açısından karşınızdaki konuğun kapasitesini en iyi sergileyecek şekilde sorularınızı dizayn ediyorsunuz, sıraya koyuyorsunuz. Bu sizin iktidar alanınız zaten. Hı hı. Biz de ona göre ne yapıyoruz? Diyoruz ki ha bu programı bizim izlememiz lazım. Bu programda biz eğleniyoruz, öğreniyoruz, bir sürü bir şey oluyor. Ama ben aynı konukla bir başkası yaptığında aynı programı izlemeyebiliyoruz. Demek ki siz iktidar alanınızı iyi kullanıyorsunuz ve elitsiniz. Hı. Bir başkasıysa iktidar alanını iyi kullanmıyor, elit değil. Bu sunu sadece negatif anlamda kullanmamak lazım. Yani şöyle... Burada sağ olsun arkadaşlarımız var. Şöyle bir hikaye anlatılır arkadaşlar. Bir 2,5 saatlik konserde bir kişi zile vuruyormuş bir kere. 10.001 dolar alıyormuş. Ya demişler ki 10.000 dolar değil, 1 dolar değil. Niye 10.001 dolar? Bak ki vurdu. Gelsin paralar. 10.000 dolar iyiymiş. Evet demiş ki 2,5 saatlik konserde herkes çalarken ben bir kere zile vuruyorum. Bunun karşılığı 1 dolar. Peki 10.000 dolar ne için? Zile ne zaman vuracağımı biliyorum demiş. 10.000 dolar da onun için. İşte evet kaç arkadaşlar. Para aldın? Bakın orada bir kaç para veriyorlar açıkla. Tabii. Orada kaç bir elit veriyorum? Var. Bu elitizmi alkışlayalım biz bence. Yani negatif anlamda değil her zaman. Bir alan var işte burayı süpüreceksiniz. Oranın işte temizliğinden sorumlusunuz. O da bir iktidar alanı. Yani ben burayı temizleyeceğim. Burası tertemiz olacak dediğinizde. Genelde negatif kullanılıyor ama şöyle bir şey vardır. Bir hiç iktidar ilişkisi olmayan bir toplum var mıdır diye. Pierre Clatres diye bir antropolog araştırmış. Ve bunun kitapları Türkçe'de de yayınlandı. Ben de çok yıllar evvel okumuştum bu kitabı. Ve bir toplum bulmuş. Gerçekten Afrika'da bu toplum hiç iktidar ilişkisi bilmiyor. Hiyerarşi nedir bilmiyor. Alt üst nedir bilmiyor. Ama toplum ok ve yayla bile tanışmamış. Yani o düzeyde kalmış. İktidar ilişkilerinin yani biri bir işi yapacak, birisi bir şey söyleyecek. Yani siz burada bunu yapıyorsunuz. Arkadaşımız orada onu yapıyor. Bunun hepsi bir burada kompozisyon oluşturuyor. Yani senkronizasyon dediğimiz nedir? İşte kolumuzu itmek için bir kas geriye çekiyor, bir kas ileriye itiyor. Farklı farklı işlevler bir araya geliyor. Ve bu şekilde bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iktidar dediğimiz mefhumun her zaman negatif bir anlamı gibi var gibi konuşuluyor ama toplumu ilerleten, medeniyeti kuran bir şeyi de var. İşte
Diyelim ki bir arkadaşımız diyor ki ben bunu önden izlemek istiyorum. Bir diğeri diyor ki arkadan daha iyi görüyorum. Kendi iktidar alanını şekillendiriyor öylece. Burada iktidar da benim o zaman, doğru mu? Yani şu anda en muktedir bence o zili çalan gözüküyor. Bir dakika. Benim iktidarda olduğumu düşünen var mı şu an burada? Yani... 1-3-5. Evet, yani bir şimdi... Sayın Çelik iktidarı ele geçirmiş olabilir mi? Yani şu anda bu yaptığıyla... Yani programın başında demiştik ya siyaset her alanda diye. Şu evet. anda da siyasete bağlandı ve inanılmaz güzel evet, örneklerle bak, doğal. Bak konuyu hemen siyasetten çıkarabilirim ama yapamam şu anda. Neden var? Siyaset üstü bir şey yok çünkü. İktidarsızlık nedir diye sorabilirim. Evet. Şudur, aslında şudur. Sahip olduğunuz gücü doğru kullanmamak, iyi kullanmamak. Mesela bu programı şimdi Akif çok iyi yönetiyor. Kötü çok yönetseydi iktidarsızlık olurdu. Ya da zile vuracağına birinin kafasına vursa bu iktidarsızlık olur. Yapma evet. sakın. Allah. Bunun gibi. Yani harika bunu... cevap. Efendim niye diğer arkadaşların günahı ne, siz bateri mi seviyorsunuz? Şunun için 10.001 dolar deyince o habire zile vuruyor. Diğer arkadaşlar daha mütevazi kaldılar. Bu yani şunu hep böyle siyaset vesaire küçümsenir ama arkadaşlar şudur. Genç insanların siyasetle uğraşması lazım. Kavga yerine, savaş yerine konuşarak sorun çözmeliyiz. Müzakere etmeliyiz. Diplomasi ve müzakere sorununuz olan insanla yapılır. Dostunuzla sohbet edersiniz. Sorununuz oldu mu müzakere edersiniz. Değil mi? Yani bunlar, insanlık bunu niye icat etmiş? Toplumsal hayatın maliyetini azaltmak için. Hayat daha güzel olsun diye icat etmiş. O şekilde kullanmak lazım. Neyse arkadaşlar ben politikacıyım, onu bana hatırlatıyor. Yo, estağfurullah efendim, yani... ben dinliyorum. Gençlerden de soru alacağım. Şimdi bu arada sohbet ediyoruz. Yani böyle ben söz vermeyeceğim kimseye arkadaşlar. Söz vermemi bekliyorsanız çok beklersiniz. Söyleyeyim. Burada bana muhabbet ediyoruz. İkinize de söylüyorum. Girin topa yani. Sizinle çalışmak zor mu? Öyle mı? Derler. Öyle mi derler? Çünkü neden? Biz işte şunun için yani ben kendim hatasız çalışmak isterim. Beraber çalıştığım arkadaşlardan da onu beklerim. Bizim mesela bir şeyimiz vardır. Bizim tabii Cumhurbaşkanımız mesela bize bir talimat verir. Biz onu yerine getiririz. Ama talimat vermediği konuda da yapmamız gereken bir şey varsa biz bu talimat olmaksızın da yaparız. Yani bu şununla ilgili bir şey. Bu sizin kendinizin kurduğu disiplinle ilgili bir şey. Yani ya böyle yaşamak istersiniz ya başka türlü. Şöyle bir şey oluyor. Sizin söyleşilerde de bu çok gözüküyor. Herkes bir hayat yaşıyor ama başka hayatı özlüyor. Hı hı. Bu çok yanlış bir şey. Bunun sebebi şudur. İnsanlar kendi hayatlarının kusurlarına mikroskopla bakıyorlar. Başka hayatlara ise teleskopla bakıyorlar. Onun yüzden kendi hayatlarında çok kusur, başka hayatlarda gereğinden fazla mutluluk görüyorlar. Bu dengesizlik... Bu arada bunu gösteriyoruz. Instagram falan da buna çok yani, artık daha fazla sebep oldu. Mesela Nietzsche'nin dediği amor fati, kaderini sev. Ya da mutluluk demeyiz biz, bahtiyar olmak deriz. Bahtiyar olmak, bahtınla barışık olmak demektir. Yani aslında böyle sürekli olarak gülümseyerek gezdiğimiz, sürekli antidepresan almış gibi dolaştığınız bir mutluluk yoktur. Mutluluk nedir? Mutsuzluk halinin olmamasıdır. Yani işte hani diyor ya basit bir şekilde, herkes sağlıklı, işte üstümüzde bir çatı var, yiyecek yemeğimiz var, şükredebileceğim bir ortam olmasıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla bence biraz da hayat seçiyor bizim yolumuzu. Kendi yolunu seveceksin. Kaderini, bahtını seveceksin. Orada üzerine düşeni hakkıyla yapmaya çalışacaksın. Ondan sonra kısıtlı bir zaman dilimi yaşayacaksın. Burada bu yolculuğun sona erecek ve gideceksin. Ama dönüp baktığında evet yani yapmam gerekeni yaptım demek önemli bir şey. Bence. Sizin kendinizde en çok sevdiğiniz özellik nedir? Bilmiyorum çok kendimi sevmek için hani bir düşünmedim. Yani yok şu huyumu severim, çok disiplinliyimdir, işte spor yaparım gibi. Yok şöyle mesela işte bazı şeyleri yaptım, ya onu severim anlamında değil de bazı şeyleri yaptığında diyorsun ki bugün biraz vazifemi yerine getirdim. O da şu işini yapıyorsun, spor yaparsın, belli oranda okursun ve bütün bunlar bir araya geldiğinde ha bugün evet yani bugünü biraz hakkını verdim diyebileceğim bir noktaya gelebilirsin. Bazen de şöyle oluyor tabii hepimizin başında bu değil mi? Öğrenciyken zaman yavaş geçerdi, daha sonrasında hızlı geçiyor. İşte gezmek bunun için önemli. Bununla ilgili ben biraz okudum. Niye böyle oluyor diye. Dedikleri şey şu. Daha genç yaşlarda
bir sürü uyaranla karşılaşıyorsun. Bir sürü yeni şey görüyorsun. İlerleyen yaşlarda gördüğün şeyin, bir sürü yeni şey gördüğün için zaman genleşiyor. Ve hayat sana daha geniş geliyor. Yani saatler geçiyor, öğleden sonra olmamış bile. Hı hı. Şimdi bir uyanıyorsun, bir kalkıyorsun, öğleden sonra olmuş. Çünkü gördüğün şeyler hep kısıtlı ve hep aynı. Hı. O zaman bunun cevabını fizikte, kimyada aramamak lazım. Şurada aramak lazım. Demek ki gördüğümüz şeylerin ve hayatımızdaki yeni şeylerin sayısını çoğaltmaya çalışacağız. Yani işte yeni müzik dinleyeceğiz. Bir günü diğerine benzeyen olmayacağız. Yeni sayfalar okuyacağız. İki günümüz aynı geçmeyecek. İki saatimiz aynı geçmeyecek. O zaman bir şey var. Onun için mesela hani hocam da biraz evvel söyledi. Bunun işte insanoğlunun yapabileceği şeyler burada. İşte gezmekle ilgili şeyler. Aynı şehrin aynı sokağına gidin. Güzel bir söz vardır. Benim bir filozoftan çok sevdiğim. Ona derler ki bir konuşmasında Heidegger'e, sen şu anda söylediğini daha önce söylemiştin. O da der ki şu an söylüyor oluşum yenidir. Buna şunu da ekleyeceğim arkadaşlar tabii. için. Ben bunu çok yapıyorum ve çok öneriyorum. Yıllardır yapıyorum. Ya bir resim olabilir bu bir galerideki ya da internetten bulabilirsiniz bunu. Saatlerce bir resme bakabilirsiniz gidip bir galeriye, bir tabii. müzeye. Saatlerce karşısında oturabilirsiniz. O resimle ilgili okuyabilirsiniz. O hikayeyi, o ressamı, o ressamın dönemini, o resmi niye yaptığını. O kadar büyük hikayeler doğuruyor ki aynı şeyi bir müzik için, ya bir parça için kullanabilirsiniz. Bir senfoni olabilir, bir şarkı olabilir, bir türkü olabilir bu. Bir şeyin sanatla ilgili bir parçanın, tek bir parçanın peşinden gitmek de bunu ben her gün yapmaya çalışıyorum. İnsanın günleri de kitap okumak tabii ki öyle. Özellikle kuram okumak çok geliştiriyor ama insanın günlerini çok farklılaştırıyor. Hikayelerin içine daldığınızda çok büyük öğrenebileceğiniz bilgiler var orada ve öğretiler var. Resim alıyorsun önüne hı hı. her gün. Ben alırım evet. Bir saat böyle bakıyorsun. Çalışırım resmen. Ben çalışırım. Her gün beni mutlaka ya bir resme çalışırım ya bir operaya, bir türküye, bir şeye çalışırım, bir müziğe çalışırım. Ama bir sanatçıyla ilgili çalışırım ben her gün. Ve onun içinde çok büyük hikayeler var. Ne bileyim, Caravaggio'nun bir hikayesi olabilir bu. Kaplumbağa terbiyecisi olabilir. Tabii. Gidin Pera Müzesi'nde var işte. Yani şehrin tam göbeğinde Pera Müzesi'nde duruyor. Onun önüne geçip yarım saatinizi orada geçirebilirsiniz. Ve onunla ilgili bir takım şeyleri okuyabilirsiniz. Çok önemli bir şey söyledi Aslı Hanım. Rönesans'ın ortaya çıkmasının sebebi, kilisenin mutlak doğrusu var. Diyor ki Notre Dame Kilisesi, Notre Dame Kilisesidir. Bunun tartışılacak neyi var? Ressamın biri gidiyor Notre Dame Kilisesi'nin resmini sabah güneş doğarken çiziyor. Daha sonra aynı kilisenin resmini öğlen güneşinde çiziyor. Bir de akşam güneş batarken çiziyor. Diyor ki evet Notre Dame Kilisesi Notre Dame Kilisesidir ama günün bambaşka. Her saatinde farklı gözüküyor. Zaten o farklı olanı görmek işte hayat dediğimiz şey. Yani nedir bu? Hikaye biriktirebilmek. Esas mesela geriye dönüp baktığınızda ben bazen bir işe girerken arkadaşlarımıza söylüyorum. Zor bir işe gireceğiz. Ve insanların birbiriyle uğraşma ihtimalinin hı-hı. çok olduğu, birbirini üzme, incitme ihtimalinin çok olduğu bir iş olduğu zaman diyorum ki ya bu işi birbirimizi yorarak halledeceğiz ya da neşeli hikayeler biriktirerek halledeceğiz. Biz neşeli hikayeler biriktirmeyi tercih edelim. İstersek yapabiliriz bunu. Siyasette de mümkün mü? Mümkün tabii ki. Birçok şey açısından mümkün. Yani şöyle, siyaset tabii adı üstünde bir rekabet alanı. Ama rekabeti husumete dönüştürmemek lazım. Rekabeti husumete dönüştürmezseniz işin içine biraz neşe koyabilirsiniz. Biraz estetik koyabilirsiniz. Toleransı daha çok koyabilirsiniz. Yani biz rakibiz. Hasım değiliz. Biz rakibiz, düşman değiliz. Ben şeyi çok siyaset isterim lazım bu arada. Zaten. Yani mesela siyasi partilerin sözcülerini, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünü, başka parti sözcüsünü, şu sohbeti yapabilmek belki böyle siyasetin dışında tabii. çok keyifli olabilir. Şu tabii. an aklıma geldi bu. Tabii. Bir şiir üzerine bak sohbet evet, düşünsene. Evet ya şunun üzerine bir sohbet. Yani ben bir prensibimi söyleyeyim mi? Buyurun. Arkadaşlara söyleyeyim. Diyorum ki siyaset alanındaki kavga ne kadar sert olursa olsun birbirimizin düğününe ve cenazesine gidemeyecek hale gelmeyelim. Çünkü biz hasım değiliz, rakibiz. Düğünde birbirimizin sevincini paylaşacağız ve acıyı da paylaşarak azaltacağız. Niye?
Hepimiz bu ülke için iyi bir şey istiyoruz ama farklı yollar tercih ediyoruz. Farklı yollar istiyoruz. Çok kıymetli bu söylediğiniz. Yollarımızı yarıştırıyoruz. Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim. Gençlerden de soralım. Kısa bir ara. Gençlerden soralım. Siz gitarla ilgili hikayeyi anlatın önce. Reklam arasında biz bir... Yok, bu elitizm tabii şimdi sadece şeye, bateriye dönük konuştuk. Biraz haksızlık olmasın dedi. Akif arada bir şeyden yapalım. Geçtik. Bu elitizmden bahsederken aklıma gelmişti. Unuttum. Bir şeyi tabii istikrarlı bir şekilde ve takip ederek yapmak çok kıymetli bir şey. Yani her şeyi mükemmel yapmayacaksın tabii. Taş üstüne taş koyarak. Ben siyasetçiyim, politikacıyım. Dolayısıyla benim topluma karşı sorumluluğum nedir? Bana verilen görevleri, sorumluluğumu hakkıyla yerine getirmek ve bunu doğru bir şekilde şey yapmak, değerlendirmek. Bu Aşık Veysel'le bağlantılı bir hikaye olarak anlatırlar. Derler ki kendisi böyle çalarken sazı eli perdede duruyor, sabit bir yerde ve çalıyor. Derler ki üstad, herkes elini perdede gezdirirken sen sadece sabit bir yerde tutuyorsun. Niye? Der ki o elini gezdirenler benim tuttuğum yeri arıyorlar. Eyvallah. Şimdi burada önemli olan işte bir tercihte bulunmak ve o tercihi sonuna kadar takip etmek. Hakkını vererek. Yani elitizm dediğimiz şey o. Bir işi hakkını vererek. Yani başkalarının aradığı yeri bulmuş olarak emek vererek, ona gayret ederek, emek vermeye değer bir şey olarak. Ya mesela şey yazmışlar, derler, bizim orada da vardı. Özür dilerim, böldüm. Sosyal medyaya baktım şimdi. Evet, evet. Bayağı yazıyorlar. Ömer Çelik elit olduğunu ifade etmeye çalıştı falan yazmış. Yok, ben tam tersine... Ben elitim diyorlar. Hayır, ben tam tersine, ben hani şöyle bir şey desem, ben işimi çok iyi yapıyorum. Öyle bir iddiam olur ama öyle bir iddiada değilim. Çünkü ona karar verecek olan başkaları. Tam tersine arkadaşlar açısından söylüyorum. Karar verilmiş ki yapıyorsunuz diyeceğim ama... arkadaşlar açısından söylüyorum. Yani işte bir yolu, bir çizgiyi takip etmek, bir izi takip etmek ya da bir iz bırakmak. Şeklinde bir yol olsun, yordam olsun, üslup olsun diye söylüyorum. Neticede şunun için bunları da söylüyorum. Bizde hep böyle karamsarlık pompalanıyor. Her şey kötüye gidiyor, her şey çok kötü, her şey... Halbuki açın bakın, Hammurabi zamanına bakın, 2000 yıl önceki metinlere bakın, 1000 yıl öncekilere bakın. Hepsinde ortak nokta şudur, söyleyeyim. Her şey değişir. 1000 yıl önce de, 500 yıl önce de, 1500 yıl önce de, Roma İmparatorluğu zamanında da gençler kötüye gidiyor. Bu cümleyi her yerde duyarsınız. Her metinde var. Mağara duvarlarında var. Birilerinin yazdığı şeyler. Hiç de iyi değil. Gençler sayesinde dünya iyiye gidiyor. Sizler sayesinde Türkiye daha iyiye gidecek. Bunun başka da bir yolu yok. Siz kıracaksınız iyi. Peki gençleri... şimdiki Ömer Çelik, 20 yaşındaki Ömer Çelik'e ne tavsiyede bulunurdu? İşte mesela bir sürü şey olabilir. Bu arkadaşlara söylediğim konularda... Ben daha da adanmış olmak tabii ki isterim. Onun bir sonu yok. Ama dediğim gibi mesela biraz evvel söyledim. Edebiyata daha çok yer ayırmak isterdim hayatıma. Ne bileyim işte daha iyi bir zaman planlaması yapabilirsin. Ama bunun bir şeyi yok. Bence şöyle oluyor ya işte 60 yaşındaki sen, 50 yaşındaki, 40 yaşındaki sen, 20 yaşındaki sana ne söylerdin? Bence bir şey söyleme. Bence bir şey söyleme. 20 yaşı öyle yaşamışsın. Bu yaşı da böyle yaşıyorsun. Niye hiç kimse tersini sormuyor? 20 yaşındaki sen 40 yaşındaki sana ne söyleyeceksin? Ya yani yaş almak gençlerden daha akıllı olmak anlamına gelmiyor ki. Bir tecrübe ama sonuçta. Tecrübe ama şöyle bir şey var. Tabii hani Mevlana'nın bir sözü var. Gencin aynada gördüğünü ihtiyar tuğlada görür der. O bir tecrübeye vurgu yapar. Eyvallah. Ama öbür yandan da başka bir sözü daha vardır. Genç görebilse, ihtiyar yapabilse. Gencin de yapma kabiliyeti tabii yüksektir. Dolayısıyla bunun ortasını bulmak lazım. Efendim, Tolstoy mu, Dostoyevski mi? Vallahi yani böyle bir tercih zor. Ama hani mesela Dostoyevski beni insan psikolojisinin derinliklerinde gezdirmek aslında daha çok cezbeder. Dostoyevski tabii ki benim için... Tartışmasız Dostoyevski. Deniz? Benim için de kesinlikle. Dostoyevski. Peki.
Pizza mı hamburger mi? Pide. Pide. Pide, pide, pizzayı yener, pirinç pilavı risottoyu yener. Sloganımız bu. Nuri Bilge Ceylan mı, Zeki Demirkubuz mu? Neli pide? Pide zaten, pizza oradan geliyor. Hayır, neli pide. Neli pide. Neli pide. Favori neli pide. Ha. Pide olsun da ne olursa olsun. Koşu. Nuri Bilge Ceylan mı, Zeki Demirkubuz mu? Bizi o tartışmaya sokma. Bizi o tartışma, aktüel bir tartışmanın içine gireceğiz. Aa öyle mi? Bir tartışma var, aktüel bir şey takip ediyorsunuz. Filmler açısından söyledim ben, ha. O açıdan söylemedim. Biz de şimdi o filmler açısından değerlendirme yaparken aktüel tartışmanın içine gireriz. Politikacı tarafım burada dur diyor. Tamam durduk. Ankara mı Bodrum mu? Ankara mukayese edilmez hiçbir yerle canım. Bodrum da çok muhteşem bir yer ama Ankara göz bebeğimiz. Şimdi ya, politikacı tarafı Ankara. Sayın Çelik'in şunun. Memleketimiz Ankara. Ha bir de şöyle ben öğrenciliğim. Kesinlikle Bodrum ya yani. Lütfen ya rica ediyorum. Ankara. Bir şey söyleyeceğim, ciddi misiniz ya şu an? Şöyle söyleyeceğim Akif. Bence Ankara'dan gelen. Lütfen samimi olalım. Bir dakika, Ankara'dan gelen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ankara mı Bodrum mu diyorum, Ankara dedi. Ankara'dan gelen, İstanbul'da var olan meslek gruplarına bir bak. Hepsi işinde son derece başarılı, dikkatli, titiz insanlardır. Lütfen. Ben şöyle bağlamak istiyorum. Hani Ankara'ya da İstanbul'da doğu büyü, emekliliğim Bodrum'da olsun. Ben Adana'ya bağlarsın diye düşündüm. Adana'ya bağlamadım bunu. Ama Ankara mı Bodrum mu deyince. O, evet. Ankara'da ben öğrenciliğimi geçirdim. Ankara'da çok güzel dostluklar, çok iyi insan ilişkileri vardır. Bir şehir zaten insanlarıyla şehirdir. Biraz tabii Bodrum'da yaşayanları istisna tutuyorum. Onların hepsine saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Ama bizler açısından Bodrum daha çok tatilde gidilen bir yer olduğu için yani gerçek kendi hayatımızı yaşadığımız yer Ankara, işte İstanbul, Adana. O bakımdan mukayese ettim. Politik olmanızı gerektirmeyecek bir soru geliyor efendim. Evet. Şerbetli tatlı mı, sütlü tatlı mı? Çok rahat diyor abi. Bak ikisi yani hiçbiri kızmaz. O, sütlü değil tabii, şerbetli. Şerbetli tatlı mı? Tabii. Senin Aslı? Ya ben de tatlı olsun da her türlüsü olsun hepsini itinayla gömeriz yani. Aynen. Ben de ya. Maalesef. Doğu mu batı mı efendim? Ve neden? Doğu mu batı mı ve neden? Hani demiş ya biz batıya giden bir gemide doğuya doğru ilerliyoruz diye. Bu ülkenin en mucizevi taraflarından biri hem doğuya hem batıya konuşabiliyor, hem doğuya hem batıyı anlayabiliyor oluşumuz. Gerçekten politik olarak davranmıyorum. Çünkü tam ortasında tabii, bir yerdeyiz. Gerçekten politik olarak, yani bunu politik olarak söylemiyorum. Bunu siyasi hayatta yaşadıklarım, okuduklarım, bütün bunları hesaba katarak söylüyorum. Ülkemizin mucize taraflarından bir tanesi şudur, doğunun en batısıyız, batının en doğusuyuz. Bu çok doğru. Bu avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Şöyle, yüksek bir stresi vardır. Evet. Ama hakkını verirseniz de sizi o kadar yükseğe çıkarır ki her şeyi rahatlıkla görebilirsiniz. Yani biz bir Japonya'daki Zen Budizm ekolünün o işte tasavvufi öğretilerini hakkında da söz söyleyebilecek kabiliyete sahibiz. Bugün işte Batı'nın teknolojiyle ilgili ortaya koyduğu bir takım unsurlarla ilgili de söz söyleyebilecek bir kabiliyete sahibiz. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Onun için bilhassa İstanbul bu açıdan düşünüldüğünde gerçekten dünyanın merkezidir. Ama bu sadece coğrafi ya da mekansal bir merkez değil. Zihinsel olarak dünyanın merkezidir. Biz buradan her yere bakabiliriz. Sadece buradan baktığımızda Kafkaslara bakıyoruz, Balkanlara bakıyoruz, Akdeniz'e bakıyoruz, Karadeniz'e bakıyoruz, Doğu'ya bakıyoruz. Ve batıya bakıyoruz. Bütün bunların hepsini görebiliyoruz. Biraz evvel arkadaşlara bahsettim. Emin Maluf'un bir şeyinden, romanından. O romanları okuduğunuzda eninde sonunda ister yolculuk batıdan başlasın, doğuya gitsin. İster doğudan başlasın, batıya gitsin. Mutlaka Anadolu'dan geçmek zorunda. Başka çaresi yok. Burası dünyanın merkezi. Ve bununla gurur duymak yetmez. Bunun hakkını vermeliyiz. Hakkını vermek için gayret etmeliyiz. Biliyorsun ki biz toprak ayrımcılığına karşıyız program olarak da. Bu yılki toprak konseptimizden her gelen konuk evinin önünden bir avuç getiriyor. Bütün topraklar birbirine karışıyor. Bir enstalasyon yapıyoruz sezon sonuna. Doğunun ve batı değil,
bütün toprakların bir arada olduğu, bütün kültürlerin bir arada olduğu, ayrımcılığın olmadığı bir dünya. Aslı. Çünkü Batı'nın doğuya bakışıyla Aslı bir... Aslı yapma. Evet, Batı'nın doğuya bakışıyla bir oryantalizm. Doğu'nun batıya bakışıyla bir emperyalizm anlayışından azade tutulmuş bir dünya bakışı önemli olan. Ne doğusu, bütün dünya ne buna inansa, biri inansa, hayır, hayat değil, bayram olsa... Hayır değil, romantik bir şeyden bahsetmiyorum. İnsanlar algıların, el ele tutuşsa... Algıların ötesindeki bir gerçeklikten peki, şöyle bahsediyorum. Şöyle bir sahne gözünün önünde geliyor mu? Mesela diyelim ki birisi Dede Efendi'yi seviyor ama Bach'tan hoşlanmıyor. Veya Bach'ı seviyor, Beethoven'ı seviyor ama Dede Efendi'den hoşlanmıyor. Ama şöyle bir sahne gözünün önünde getir. Şeyi unut, tarihleri unut yani. Kim önce yaşamış, kim sonra yaşamış. Dede Efendi ile Bach bir araya gelseydi, bence şöyle bir sahne çıkardı. Bach Dede Efendi'ye derdi ki, üstad önce siz buyurun. Dede Efendi de Bach'a derdi ki, hayır üstad önce siz buyurun. Onların geldiği noktadan baktığında, Bach'ın ve Dede Efendi'nin geldiği noktadan baktığında aslında zaten bu aşılmış olan bir şey. Doğru. Bu evrensel olan bir şey. Yani, felsefi açıdan baktığımızda da bir Doğu felsefecisi ve Batı felsefecisi içinde bu böyle olabilirdi. Tabii. Yani siyasette olabilir miydi? Avrupa'nın adı Anadolu'nun eski tanrılarından birinin adıdır. Paris de öyledir. Batı Anadolu'ya bak, işte neredeyse bir sürü bugün... felsefenin bir sürü fikrin merkezi durumunda. Tabii ki senin dediğin gibi hayat bayram olsa sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz gibisinden bir şeyle, naiflikle hareket etmiyoruz. Evet, dünyanın zorlukları var, çatışmalar var, şunlar bunlar var. Ama çok geniş bir perspektife baktığında ben onun için diyorum kötümserliğe değil, iyimserliğe kredi vermek lazım. İyimserliğe yatırım yapmak lazım. Eninde sonunda iyi insanlar kazanır. Eninde sonunda adalet kazanır. Önemli olan bizim neden taraf olduğumuzdur. Şu da benim mesela çok kendime rehber edindiğim bir cümledir. Hakikati bilemeyebiliriz hiçbir zaman. Ama hakiki bir hayat sürmeliyiz. Bugün bu yaşadığımız için hakkını vermek hakiki bir hayat sürmektir. Geliz Doğu Batı. Daha da seçmezsin artık bu saatten sonra muhtemelen. Niye? Doğu Batı deyince seç. Adana. Adana. Güney. Rusya Doğu mudur Batı mıdır? Gibi. Kuzeydir diye. Bizim kuzeyimizdedir. Peki son, sinema mı, müzik mi? Onu ayırt edemeyiz. Evet. Hangisi sizi daha çok çeker? Hangisine daha çok vakit ayırıyorsunuz? Hayır, tabii sinemaya daha çok vakit ayırıyorum tamam. Ama yani nihayetinde izlediğimiz filmlerin tutup film müziklerini bile daha sonrasında dinliyorsunuz. Dinliyoruz tabii ki. Mesela sadece müzik dinleyerek geçirdiğimiz gün de oluyor. Yani onu ayırt etmek imkansız bir şey. Onu ayırt ettiğimizde kendimizi ortadan ikiye bölmüş oluruz. Biz yayına girmeden önce çok güzel iki şey anlattı aslında Ömer Çelik. Sizin sorularınızı alayım, soranları sorayım. Şimdi kızacaksınız bana. Uf, herkes mi? Herkes. Efendim siz dağıtın. Aslı Hanım yapsın. Bir soru. Siz seçin. Ah. Bir şey soracağım. Çok fazla kuşak çatışması yaşıyoruz. Hilal ben. Hilal. Çok fazla sokaklarda kuşak çatışması yaşıyoruz. Özellikle dayılarımız, amcalarımız sağ olsunlar. Biz dayıların hani... amcalarına selamlar burada. Evet. Teyzeler yok mu? Dayılar amcalar hepsi. Mı? Hepsi. Büyüklerimiz olarak hepsi. Tamam. Şimdi kendim aldığım şeyi de söyleyeyim. Sen dövmelisin, sus konuşma. Yok ilk önce telefonunu çıkart, öyle konuş. Sokak röportajlarımızda hep biz hani gençler lazımsınız bize diyorsunuz ama bizim büyüklerimiz bizi hep susturmaya çalışıyor. Hani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bizim onlara karşı alabileceğimiz, bizim hani kendimizi savunma mekanizmamız nasıl olmalı? Çünkü bana birisi sen dövmelisin sus dediğinde arkamı dönüp gidesim geliyor. Bence öyle yapmalısın. Şöyle, hiç kimsenin size sus demeye hakkı yok. Yani bundan dolayı da çok üzgünüm. Herhangi bir genç arkadaşımız bir fikir söylediğinde onun kişiliğine ya da işte sahip olduğu şeylere dönük bir saldırı geliştirilmesinden. Ama deminden beri anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani bir müzakere kültürü yok, bir konuşma kültürü yok. Ama burada sizin şunu yapmanız gerekiyor bence. Bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu görüp daha çok nasıl konuşabiliriz? Daha çok ortak nasıl nokta bulabiliriz? Bununla ilgili oturup bir takım yöntemler, usuller geliştirmek gerekiyor. Tabii gençlerin arasında bunlar çok kolaylıkla oluyor mu onu bilmiyorum. Ama oturup sırasıyla konuşarak ve bu toplantıdan çıktın, ya bu toplantı, bu sohbet, işte çay içme neyse diye biraz evvel arada Aslı Hanım sufilerden bahsetti.
Derler ki onlara niye çok çay içiyorsunuz? Onlar da der ki pişmeyen bir şeyi biz içmeyiz. Yani suyu bile pişmeden içmeyiz. Demlenmek. Yani burada mevzu şununla ilgili bir şey. İnsanın da pişmesi lazım. Bu da işte konuşarak, anlaşarak olur. Doğrusu genç arkadaşlara dönük ben de görüyorum o bahsettiğim videoları. Bundan da büyük bir üzüntü duyuyorum. Biraz böyle gençlere yol göstermek için bu kadar gayret etmenin de artık aşırı bir yaşlılık belirtisi olduğunu düşünüyorum. Yani el ele tutuşmak lazım, ortak konuşmak lazım. İkincisi de bugünün dünyasında bu Osmanlı Hanedanı'nın son reislerinden birinin güzel bir sözü vardı. Roma İmparatorluğu işte 2000 yıl sürdü, Osmanlı 600 yıl, Amerika 200 yıl, belki bir sonraki medeniyet 5 dakika sürecek diye bir sözü vardı. Gerçekten de tecrübe kadar hızlı düşünebilme, hızlı adapte olabilme de çok kıymetli bir şey. Onun için sizin söylediklerinize, değerlendirmelerinize bizim ihtiyacımız var. Herkesin ihtiyacı var. Yani biraz konuşabilmeyi öğrenmekle ilgili. Bu sadece yaşlı genç problemi değil. Gençler arasında oluyor problem, siyasetçiler arasında oluyor, başka meslek grupları arasında oluyor. Biraz evvel sordu işte sinemada oluyor, başka konularda oluyor. Biraz bu konuşma kültürünü geliştirmekle ilgili bir şey bu. İki, benim kendi hayatımdan iki formülüm var. Evet. Aslında Ömer Bey dedi ya, bu biraz yaşlılık belirtisi gibi ama riski göze alıyorum şu anda bunu siz söylerken. Hiçbir zaman yaşlanmayacaksınız. Bir, nezaketle ve zarafetle davranmak çok önemli. Ne olursa olsun, hangi eleştiri ya da baskı gelirse gelsin, karşı tarafın bunu yapma biçimiyle değil de her zaman nezaketle ve zarafetle davranmak. İki, karşı tarafı suçlamak, ya dayı, amca sen işte böyle yapıyorsun, baskıcısın demek yerine kendi hissettiğinizi anlatmak. Her zaman benim hayatta gözlemlediğim, ya dayı böyle diyorsun ama bu beni çok kırdı biliyor musun? Yani beni değersiz ve hiç hissettirdi. Ben o kadar mı hani hiçim, benim de böyle bir görüşüm var gibi yaklaştığınızda inanın karşı taraf üzülüyor. Ve bunu düşünmeye başlıyor. Yani karşı tarafı suçlamak değil, nezaketle ve zarafetle ne hissettiğinizi ona anlatmak. Bu her zaman işe yaramıştır bence naçizane. Yaşlılığı göze aldım ama bende işe yaradı hep. Buyurun. Benim çok rahatsız olduğum bir şey de şudur. Bazen bazı insanlar çok doğru söylerler fakat karşıdakini döver gibi söylerler. Ben hiç de bunu, geçmez oraya. Ben de bunu çok rahatsız edici buluyordum. Şimdi aslanım nezaket deyince aklıma bir şey geldi. Bir gün ya bunu nasıl formüle edeyim diye düşünüyorum. Bunu nasıl formüle edeyim diye düşünüyorum. Yani doğru şeyler söylüyor ama rahatsız ederek, inciterek, karşıdakini ezerek söylüyor bazı insanlar. Bilgiyi bir ilerleme için değil, bir kırbaç gibi kullanıyor. Jean-Jacques Rousseau'nun bir şeyinde, metninde şöyle bir cümle gördüm. Bu benim zihnimi aydınlattı. Zekanın belirtisi, aklın görkemi nezakettir diyor. Ne kadar doğru bir şey söylerseniz söyleyin, onun söylenme biçimi, yani software kadar hardware de birbirle uyumlu olacak. Eğer bir şey zaten nezaketle söylenmiyorsa o doğru olduğu için söylenmiyordur. Başkası üzerinde hegemonya kurmak için söyleniyordur. Efendim ben karışmayayım. Buyurun siz. Aslı Hanım, İris Hanım. Estağfurullah. Buyursunlar efendim. Ben biraz herkes... cinsiyetçilik hızlı yapıyorum gidelim. Ama buyurun. Hızlı hızlı soru cevap yapalım. Kime verdiniz? Verdiniz mi? Buyurun. Hanımefendiye. Kürk sahte değil mi? Evet sahte. Tamam. İstanbul'u kazanırsanız kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili nasıl bir süreç izlemeyi düşünüyorsunuz? Evet. Ama böyle bu siyasi bir soru. Cevap verirsiniz. Ama... Belediye başkanımız Murat Kurum'u izleyin. O kendisi çok güzel açıklı başkan adayımız. Murat Bey'i izleyin. Sizi alalım lütfen. Gözlüklü hanım arkadaşımı evet. Vereceğiz. Murat Bey isyan var. Vereceğiz ona sorarsınız. Tamam öfkelenmeyin vereceğiz. Aslında şurada bir isyan var. Merhaba. Ses geliyor mu? Geliyor. Elif Bilge Karataş, ben Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıftayım. Ömer Çelik'e bir soru soracağım. En başta politikanın hayatın her yerine temayüz ettiğinden bahsetmiştiniz. Ben de şunu merak ediyorum. Bu kimliği hayatın her yerinde taşıyor musunuz? Ve bundan ari sivil bir kimlik inşa etmek mümkün mü sizce? Bir de dikkatimi çekti, hafızanız çok kuvvetli. Bunun için özel bir tavsiyeniz olur mu? Yani doğrudan aktarıyorsunuz okuduğumuz şeyleri. Bir de naçizane bu az önceki Bach mevzusunda Itri ve Bach diye bir albüm yapılmıştı. Cello ve tambur
şeyinde Murat Aydemir'in bulunduğu. Onu da naçizane tavsiye ederim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii bu benim çok sevdiğim alternatif Türkçe bir rock grubu var. İsimleri Dedüp Luman. İsimleri Dedüp Luman. Türkçe rock söylüyorlar. Bu kelimenin anlamı şu. Bir ruhun iki bedende olması. Kelime manası bu. Yani oradan almışlar isimlerini. Şimdi tabii yaptığımız iş, kimliğimiz öyle çok kolay kolay ayırt edebileceğimiz bir şey değil. Nihayetinde bu aynı derimiz gibi, aynı hücrelerimiz gibi bir şeye dönüşmüş sonuçta. Sonuçta ben işin başında da siyasetçiyim, işin sonunda da siyasetçiyim. Hani sivil hayat dediğiniz şey, tabii gece gündüz politik bir davranış nasıl üretiriz diye yaşamıyoruz. Ya ama şimdi ne bileyim ben işte sinemaya gittiğimde, bir film izlediğimde de ben hemen o tarafına daha çok takılıyorum. Veya bir şey okurken daha çok o tarafına takılıyorum. Tabii diğer taraflarını görmediğim anlamına gelmiyor. Ama bu doğal bir şey. Ve bundan da kaçmamak lazım. Yani biz kendi kimliğimizi, kimlik iyi bir şeydir, kimlikçilik kötüdür. Bizim bu ideoloji kavgalarında falan aslında kimlikleri kavga ettiriyoruz. Ve kimliklerin şahsiyetleri, karakterleri örtmesine maalesef müsaade ediyoruz. Bunu yapmamak lazım. Esas olan iki şahsiyet olarak oturuyoruz, iki karakter olarak oturuyoruz, iki ideoloji temsilcisi olarak oturmuyoruz. Tabii ki konuşurken buna sirayet edecek. Ama tabii ki gece gündüz de sürekli olarak ağır politik konularla ilgili bir değerlendirmemiz yok. Yani siz burada işte sormadan evvel arkadaşlar soruyor, biz cevaplıyoruz. Yoksa işte mevzu şehir nasıl gezilir, film nasıl izlenir, bunlarla ilgili olarak da ilerliyor. O yüzden bunun hepsi bir bütün yani. Bunları birbirinden ayırt etmek çok zor. Bir ruh iki bedende, üç bedende yaşamıyor. Hepsi bir sentez içerisinde akıyor, gidiyor işte. Hafıza? Onu bilmiyorum. Yani hani bazen bunu bana başka zamanlarda da sordular. Yani özel bir teknik yok. Yani böyleyim ben. Böyleyim ben. Evet, sözümüz vardı. Unutmuyorum yani. Merhaba öncelikle. Benim sorum şeyle alakalı. Az önce bir tembel çalışkan. Ama önce bir seni tanıyalım mı? Ben Emre. Sorumu yönlendirmek istiyorum şimdi. Az önce bir tembel çalışkan muhabbeti oldu. Oraya ithafen bir soru sormak istiyorum. Yani şimdi bu tembel çalışkan konusunda İlber Hocam da dediği gibi, sayın kıymetli İlber Hocamızın dediği gibi, yani çalışkan öğrencileri sevdiğini söyledi. Şimdi mesela ben sorumu şöyle yönlendirmek istiyorum. İlk önce sorup açıklamak istiyorum. Şimdi tembellerin olmadığı bir dünyada yaşam nasıl olabilir? Yani şöyle açıklayayım. Yani şimdi okuduğumuz için ben öğrencilerin gözünden bakmak istiyorum. Tabii ki bir marka sahibine sorarsanız insanların tembelliğini kullanıp yani orada bir kar elde edilme potansiyeli var. Ama ben okuduğum için yani orada bir akademik olarak bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi mesela herkesin çalışkan olduğu bir dünyada bu en üst kademedeki ve en alt kademedeki öğrencinin de işini daha çok zorlaştırmaz mı? Yani en üst kademe dedim, en alt kademe dedim. Yani burada kimseyi yargılamıyorum. Peki tembellerin olmadığı bir dünyada nasıl yaşarız? Tembellik iyi ki var. Yok yok, şimdi yani evet, en üst kademe var, en alt kademe var. Yani yargılamıyorum, şey yapmıyorum. Ama şimdi burada en üst kademedeki kişinin... Soruyu alalım hemen hızlıca. Evet evet. Hadi. Ya, ama birkaç şey daha açıklamak istedim. Hayır, soruyu alalım, hızlı hızlı gitmemiz lazım. Okey. Tamam, evet. Tembellik konusu evet. Bence anlaşıldı. Buyurun. Evet, böyle tembellik hakkı diye biliyorsun bir şey var yani, kitaplar var vesaire var. Bu bir yargılama değil. Yani herkesin yapabileceğini mümkün olduğu kadar yapması. Yoksa herkes haldır huldur, harala gürele aynı şekilde çalışsın, bilmem ne yapsın değil. Ama işte sorumluluğunu yerine getirsin. Bu dünyada onun bir hikayesi olsun. Biraz daha öne geçtikçe, makası açmak için bir şeyler yaptıkça yine alt kademedeki kişi gerektiği şeyleri yapmasına rağmen tembel konumuna düşmez mi yani burada? Yok, sadece yapması gerekeni yapmış olur. Dediğim gibi o yükseğe çıkma, aşağıya inme meselesi olarak değerlendirmemek lazım onu. Kendi alanı içerisinde hakkını vererek yaptı mı, yapmadı mı? Yapması gerekeni, emeğini vererek yaptı mı, yapmadı mı? Önemli olan odur bence. Bu arada Yalın Alpay benim programda çok güzel bir şey söylemişti. Aynı soruyu, benzer soruyu evet. Sordum. Tembelim ben galiba dedim. Dedi ki tembellik dediğin şey bir işi yapmak için harcadığın efor ve maliyetle
o işle arandaki yani fiyat kazanç oranı, nasıl anlatayım bunu, ekonomi terimi, bir işi yaptığındaki o üşengeçliğin, o maliyeti ödemek istemiyorsun çünkü o işten kazancının çok olacağını. Bir sinemaya gitmek, bir arkadaşla buluşmak, aman şimdi değmez diyorsun. Bu tembellik değil dedi. Sen istediğin bir şeyi ve senin için bu kendi doyumun olabilir, sevdiğin bir şey olabilir, onun için seve seve yapıyorsan bu tembellik değildir. Yani oradaki maliyet hesabı demişti. Evet. Ondan sonra düşündüğümde çok doğru bir tanım olduğunu karar verdim. En çok kim sormak istiyor? En çok Yeliz söylesin. Benim büyük annem de şey derdi. Yeliz asla söze giremiyor. Tembele akıl çok sor. Tembele ay çok evet. Çok iyi değil mi yani? Tembel müthiş. Üşeniyor ama aslında yapabilir, yapmak istemediği için yapmıyor. Tembele akıl sor. Bana sor kızım her şeyi yaparım derdi ve gerçekten sorduğunda bütün soruların cevaplarını verirdi. Sen tembel misin? Değilim. Sen tembel misin? Benim çok tembel olduğum bazı konular var. Bazı konular, mesela evet. Spor yapamıyorum hiçbir şekilde. Ben istikrarlı hiçbir şey yapamıyorum bu arada. O da iyi bir şey. O da iyi bir şey. Öyle mi? Tembel akıl sorun iyi tarafı da şu. Tembel olduğu için en kısa en pratik yolu evet. gösterecek sana. En maliyetsiz yolu gösterecek. Türklerin böyle bir özelliği var efendim. Böyle bir şeyi yani şunun gibi. Şu değil tabii arkadaşlar. Tutuyor gidiyor bir tane aparat alıyor ona para veriyor. Onu da takıyor sırf emniyet kemerini takmamak için. Şimdi bu i̇şte. Pratik akıllı bir şey değil yani. Çok akıllı. Bu daha maliyetli bir şey yani. Daha çok yorucu bir şey yani. O tembellik. Ve pek çok arabada var ya gerçekten. Bazı dillerde vardır böyle. Hiçbir şey yapmamanın güzelliği. Yani bazı şeyler iyi gidiyorsa dokunma. Bırak iyi gitsin. İşleyen saati kurcalama. Onun gibi bir şey. Ama ben Akif'i anlıyorum. Bizim işimizde deadline'sız bir iş yani o son gün bizim önümüze konmadığı sürece yapamıyoruz aslında. Tabii. Bu öz disiplinle alakalı bir şey. Çalıştığımız için yayın saatimiz belli. Mecburen tabii. yapıyoruz ya. Öbürleri bize kaldığında onu yapamıyoruz. Bir kırbaç gerekiyor. Çok güzel yayıyoruz orada. Ha, değil siz, mi? Bir kırbaç siz gerekiyor. Düşünürken doğaçlama düşünüyorsunuz. Caz gibi. O yüzden tembel çalışırken klasik müzik gibi çalışıyorsunuz işte. Mecburen belli bir zaman içerisinde onu icra ediyorsunuz. Çünkü bu tip işler yapanlar o işi yapmadan önce bir sürü yerde zihni geziyor onların. Yani daha iyi soru nasıl sorabilirim, bir konuk geldiğinde ne söyleyeceğim, hangi konulara gireceğim. O mecburen biraz böyle erteliyorsun sürekli. Şimdi en çok ertelemeyle ilgili kitaplar var ya nasıl ertelemeyeceğim diye. Halbuki ertelemediğin zaman hiçbir şey üretemezsin de, düşünemezsin de yani. Bizim millet olarak böyle bir sorunumuz var sanki erteleme konusunda. Yani her şeyi son güne bırakma, her şeyi son anda çözme. Yani işte onunla ilgili motto geliştirmişler. Yarın yapacağın işi, yarını erteleyeceğin işi sakın bugün yapma diye. Halbuki daha maliyetli bir şey. Ya da finale girersin, bırakmazsa bütünleme var vesaire diye. Halbuki azar azar istikrarlı yapmak daha az maliyetli bir şey. Şimdi hanımefendinin torpili kimden? İkinci kez kalktı çünkü. Pardon, kim söz verdi hanımefendi? Efendim. Çok küçük bir sorum olacaktı aslında. Yanlış anlaşılmayı da düzeltmek istiyorum. Olmaması lazım ama çok özür dileriz. Çok insan var bekleyen. Evet. Hemen söyleyip kapatalım. Hadi çabuk söyle, badem aldın da verelim Sayın mikrofonu. Sayın Bakanım, merhabalar. Ben Yekun hemen Barış. Söyle. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 1. sınıf adalet öğrencisiyim. Zor sunmanın önüne nasıl geçeriz? Ben burada çok yanlış anlaşıldım. Neyin önüne? Zor sunmanın önüne. Bayan tembellik. Örnek verdiğiniz kelimelerden biri. Tamam, mikrofonu çok teşekkür verelim. Ederim bu arada. Zor sunmanın evet. önüne nasıl geçeriz? Evet. Bayağıdır bir savaş veriyorsunuz. Evet ya, kıyamam. Çok soru. Yoruldunuz mu efendim? Ha? Yok hayır. Yorulmadan sabaha kadar devam edelim biraz daha, tamam. Benim Ömer Bey'den küçük bir ricam olacaktı. İsim neydi? Abdullah Türkmen, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Program boyunca Adana ile ilgili çok fazla şeyden bahsettik ama Adana kebabını es geçtik sanki. Sen Adanalı mısın? Genç acıktık. Yani. Şöyle yapalım mı? Hep bir ağızdan Akif bize Adana ısmarla yapabiliyor muyum? Bir dakika demeyin. Bir dakika. Ben bu topa girmem. Arkadaşlar kaç kişisiniz burada? 150-200 kişisiniz. Efendim siz girer misiniz bilmiyorum. Ben. Hayır şeyde nedir o? Açık kebapçı var mı bu saatte? Aaa. Kebapçı burada. Peki. Bizim arkadaşlar beni dinliyorlar. Hemen bir bakın bakalım. Dürüm yaptırabiliyor musunuz? Hemen. Bu kadar yaptırılabilir mi onu bilmiyorum. Ya bakalım işte ne kadar. Hani isim neydi? Abdullah Türkmen. Abdullah tebrik ediyorum kardeşim. Evet. Geceyi kurtardın.
Bu yani gündüz saati olsa kolay da bu saatte yapabiliyorlarsa ama yapsınlar. Tespit de bu arada açık var diyorlar. Bu arada Abdullah seni tebrik ediyorum. Herkes tembelliğin teorisini yaparken sen pratiğini getiriyorsun. Tolga Abdullah, da içeri girdi kebap doyduk, falan ben bir şey ısmarlıyorum. Kardeşim biz ısmarlamıyoruz. Ömer Bey ısmarlıyor. Bizde ilgisi yok konunun lütfen. Evet. Tolga sen yine çok cimri davrandım ya. Gerçekten çok. Tolga bu, seyirmeye başladı. Sağ gözü seyiriyor Tolga'nın. Kime söz hakkı veriyoruz efendim? Buyurun. Sayın Çelik. Yeliz Hanım buyurun. Yeliz sen. Şu... Ver o zaman lütfen. Hanımefendi evet. Evet. Öncelikle iyi akşamlar. Ben size soru sormak istiyorum. Ben İsim neydi? Elif Azra. Elif. Ben edebiyata, şiire, sanata çok ilgili biriyim. Kitaplara da düşkünlüğüm var. Bu yüzden de size bana önerebileceğiniz, hatta arkadaşlarıma önerebileceğiniz bir şiir kitabı, ayrıca bizim için okuyabileceğiniz bir şiir rica ediyorum. Evet. Bana şiir okutturmayın arkadaşlar. Rica ediyorum yani, onu. Gerçekten, okutturalım efendim. Gerçekten yapamam hatta onu. Hatta müzik de yaparlar. Gerçekten yapamam onu. Bence yapabiliriz. Ama şöyle, buradaki tavsiyelere de çok şey yapmayın. Kendi yolunuzu kendiniz bulun. Yani okudukça o sizi bir yere götürecek. Burada kendi yolunuzu çizmeniz, kendi yolunuzu gerçekleştirmeniz önemli. Yoksa bugün bir şey tavsiye ederiz, 50 tanesini dışarıda bırakmış oluruz. Çok kıymetli olan. Başka bir şey söyleriz, başkalarını dışarıda bırakmış oluruz. Yani bunun bir kuralı kaidesi yok. Hani son zamanlarda çok kullanılan bir şey var ya, öyle akışa bırak, akışta ol falan filan diye. Bu iş kendi akışına bırakmak lazım. Yani okuyun, o size yolunuzu bulduracak eninde sonunda. Şu an okuduğunuz bir kitap var mı? Çok önceden okuduğum bir kitabı hatırladım. Bir vesileyle, bir olay oldu hatırladım ve tekrar okudum. Yakın zamanda. Yani. Şiir okuyacak mısınız bize? Yok. Yok çok net. Çok net oldu. Bu da şey Dino Buzzati'nin Tatar Çölü romanı. Mesela bunu okumak isterseniz hepinize öneririm. Özellikle şunun için tam da buraya denk geldi. Tatar Çölü bir grup askerin sürekli savaşı bekleyerek yani bir beklemeyle hayatlarını nasıl tükettiklerini anlatıyor. O beklemenin mitolojisini kuruyorlar, beklemenin gerekçelerini oluşturuyorlar. Yani beklemenin hayatı avucunuzun içinden nasıl alıp götürdüğünü anlatan. Çok iyi. Ben yıllar evvel okumuştum siz yaşlardayken. Evet. Sonra şimdi yakın zamanda tekrar okudum. O yüzden bu erteleme, bekleme sorunu olan arkadaşlara tavsiye ederim. Beklemeyin, ertelemeyin. Buyurun. Geri zaman. Buyurun. Evet. Siz soru sormuş muydunuz? Hiç? Hiç konuşmadınız. Tamam buyurun. Arkadaşlar söz hakkı alanlar lütfen bir daha almasınlar, tamam mı? Haksızlık etmiş olmayalım diye söylüyorum. Çok soru var çünkü. Buyurun. Merhaba ben Bora. 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 Ömer Bey'e sormak istiyorum. Siyaset hayatınıza nasıl başladınız ve neden başladınız? Siyasetle uğraşmak günlük hayatınızı, sosyal hayatınızı ve mutluluğunuzu nasıl etkiliyor? Bunları merak ediyorum. Evet ben... Güzel soru. Ben 30 yıl önce, tam 30 yıl önce... Ya ben zaten hep siyasetle ilgiliydim. Çocukluğumdan beri siyasi meselelere özel bir şeyim vardı. Ben Cumhurbaşkanımızla tanışalı tam 30 sene oldu. Yani ta parti kurulmadan önce. 30 yıl önce kendisiyle tanıştım. Ve kendisini tanımamla birlikte siyaset hayatım aktif olarak başladı. Sonra kendisinin işte biliyorsunuz cezaevine girme durumu oldu. Ondan sonra çıktı, partinin kurulma şeyi böyle oldu. Yani siyasetle benim ilişkim nasıl bir şey? Siyaset benim hayatım. Ben yani siyasetçiyim, işim bu. Ve aynı zamanda da hayatım bu. Dünyaya bu perspektiften bakıyorum. Bununla değerlendiriyorum dünyada ne olup ne bittiğini, ülkemizde ne olduğunu, ne bittiğini. Ve daha demokratik, daha özgürlükçü bir siyaset nasıl yapılır? Sürekli olarak bu nasıl geliştirilir? Buna kafa yormaya çalışıyorum. Dünyadaki meseleleri takip ederken de, Türkiye'deki meseleleri takip ederken de. Çünkü... Benim inandığım tanımına göre siyaset en yüksek toplumsal faaliyettir. Ve insanoğlu siyaseti meseleleri kavgayla çözmeyelim, dövüşle çözmeyelim, birbirimizi öldürerek, inciterek, yaralayarak çözmeyelim. Konuşarak çözelim.
diye bulmuştur. Dolayısıyla bu açıdan baktığında bunun insanoğlunun bulduğu, insanoğluna en çok faydalı olan şeylerden birinin olduğunu düşünüyorum. Ama tabii kötü örnekler, kötü imajlar, kötü uygulamalar da söz konusu. Biz iyi olana, doğru olana güç vermeye, oradan güç almaya gayret etmeliyiz diye değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Buraya verelim mi? Olur. Daha evvel söz almıştınız ama olsun. Aldın mı? Almadı. Ha tamam. Yayın arası. Yaşlılık. Merhabalar, Yaren ben. Koç Üniversitesi öğrencisiyim. Sorum öncelikli olarak Ömer Bey ve Aslı Hanım'a, sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bence bugün anmadan geçmememiz gereken bir isim var. Bundan tam 9 yıl önceydi Özgecan Aslan'ı kaybettiğimizde. O da 19 yaşındaydı katledildiğinde. Bugün ben de 19 yaşındayım. 19 yaşında genç bir Türk kadınıyım, bir Türk genciyim. Ve ben şunu sormak istiyorum size. Ben şu an şu saatte dışarı çıksam evime güvenle varabilir miyim? Bu geçen 9 yılda ne değişti Türkiye'nin ikliminde, güvenliğimizde vesaire? Bugün burada kadın olmamız şart değil, herhangi bir erkek arkadaşımız da dışarı çıksa kendini sokakta güvende hissedebiliyor mu sizce bugün? Geçen 9 yılda ne değişti, ne değişmedi ya da niye değişmedi, niye değişemiyor? Bilmiyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Tabii Özgecan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten hepimizin hayatında büyük bir acı. Onu bir kere daha anıyoruz. Büyük bir metropolde yaşıyoruz. Dünyanın bütün büyük metropollerinde, yani bu bahsettiğin şekilde bir güvenlik sorunu söz konusu. Ama mesela bana, yani ideal olan nedir diye ben şöyle formüle ediyorum ideal olanı. Genç bir kız gece yarısı rahatça bir şehrin tüm sokaklarında dolaşabilse keşke. Yani böyle ideal bir şey ortamı olsa. Ama gördüğün gibi demokratik ülkelerden tut, başka ülkelere kadar büyük metropollerde böyle bir sorun var. Dünyanın her yerinde bu sorun var. Burada yani güvenlik güçlerinin çok yoğun gayretleri var. Özellikle bu şeyde bir merkez de vardır böyle, yani işte herhangi bir şekilde başvurmuş ve herhangi bir şekilde takip edildiğinde vesaire bildirdiğinde hemen müdahale edilen İçişleri Bakanlığı'nda bir merkez de vardır. Polis ve jandarmamız çok bu konuda eğitimler almıştır, çok duyarlıdır. Ama tabii her şehrin her an her yerinde bir güvenlik unsuru olmuyor. Bu hep beraber duyarlılık göstermemiz gereken bir mesele. Yani bir genç kız herhangi bir şekilde rahatsız edildiğinde bunun yanından herhangi duymadan geçmemeliyiz. Ya güvenlik gücüne haber vermeliyiz ya da orada bir hassasiyet oluşturmalıyız. Evet, çok doğru bir soru soruyorsun ama bunun bildiğimiz kestirme bir çözümü yok. Yani bu kadar büyük metropollerde, hayatın bu kadar yoğunlaştığı yerlerde bütün bir şeyi düşünürsen, mekanı düşünürsen burada topyekün duyarlılığımızla üzerine gitmemiz gereken ve hassasiyet oluşturmamız gereken meseleler. Bir de tabii herkesin dikkatli olması gereken şeyler var. Şu, bir bilinç geliştirmek gerekiyor. Özellikle bu sosyal medya üzerinden bağlantı kuruyorlar insanlar. İşte yalan hikayeler üretiyorlar, insanları kandırıyorlar. Başka başka sonuçları doğurabilecek sık sık uyarı geliyor ama yani bu konularda daha toplumsal duyarlılığı en yakınımızdakinden başlayarak bunu artırmak gerekiyor. Dediğim gibi kestirme bir çözüm yok. Bir toplumsal seferberlik halinde olmalıyız her zaman bununla ilgili olarak. Ben bana da sorduğun için söylüyorum. Taksim'de bizim iş yerimiz, Bloomberg'ün binası ve Cihangir'de yaşıyorum. Arabam yok. Yürüyerek gidip geliyorum. Bazen Beyoğlu'ndan geçmem gerekiyor geç saatlerde ve ara bir sokakta yaşıyorum. Evet, yani kendi adıma söylemem gerekirse yürümekten vazgeçmiyorum. Çünkü vazgeçmemem gerektiğini düşünüyorum. İnadına hayat standardımı değiştirmeden alışkanlıklarımı devam ettirmem gerekiyor. Arkama bakarak yürüyorum. Issız sokaklardan geçerken telefonla konuşuyormuş gibi yapıyorum. Benim eski bir Cihangir evinde oturuyorum. Aşağıdan böyle anahtarla açıyordum. Yöneticiyle ve ev sahibimle konuştum, rica ettim. Şimdi böyle dokunmatik hani şeyle giriyorum, hemen giriyorum. Ve son bir aydır kendimi aşırı konforlu ve daha güvende hissediyorum. O dokunmatik göstererek girdiğim için, onun bir adı var mı bilmiyorum. Dünyanın pek çok yerinde yaşadım. Londra'da uzun yıllar yaşadım.
Oradaki asayiş sorunu İstanbul'dan çok daha ileri düzeyde, çok daha vahşi düzeyde, onu belirtmeliyim. Aynı şekilde orada da sokağıma girdiğim zaman aynı korkuyla yürürdüm. Burada da aynı şekilde yürüyorum. Bu benim yaşadığım dünya ama diğer taraftan bir gazeteci ve televizyoncu olarak genele baktığımda evet, kadın cinayetleri var ve kadın cinayetlerinin önünün alınması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Bu bir politik meseledir. Kesinlikle, ama politik derken bu annelerin de politik meselesidir, babaların da politik meselesidir, erkek evlatlarına davranışların da politik meselesidir. Ortalıkta şiddete meyel olmanın dışında narsistik unsurlar taşıyan erkeklerle dolu bir dünyada yaşamaya başladığımız gerçeği var. Karakterlerin yozlaşmasını da görüyoruz. Bunlara hep beraber, yani şu var, anne onu doğru yetiştirecek, baba da yetiştirecek ama biz kadınlar ve genç kadınlar olarak da bir şey söyleyeceğim ya, böyle çok şeye döndü. Hayır hayır, ama bunlara erkek da biz izin vermeyeceğiz. Hayır evet, hayır. Yani yapmamız erkekler gereken şey herkese hayır hayır, herkese yönelik bir şey. Yani hep beraber ortak bir platformda yapmamız gerekiyor bunu. Böyle bir gerçek var. Birlikte çözeceğiz bunu. Bu bir toplumsal mesele. Politik ama toplumsal bir mesele. Söylediğin her şeye katılıyorum. 45 yaşında bir kadın ve bir anne olarak iki erkek çocuğum var. Erkek çocuklarım için de aynı şekilde endişeleniyorum. Yani sadece kızlar için değil, her türlü iş başına gelebilir. Ben şunu ummak istiyorum. Verilen cezalar caydırıcı olmasın. Yani bir kadın cinayeti işlendiğinde hafifletici sebeplerden dolayı az ceza alıp çıkmamalarını ve örnek temsil edecek cezalar almalarını umuyorum ki caydırıcı olsun. Bütün kalbimle bunu diliyorum. Adalet yerinde. Ben soru sorabilir miyim? Buyurun. Ben şimdi biraz soru soracağım arkadaşlar. Yeliz Hanım'a önce soracağım, sonra Aslı Hanım'a soracağım. Şimdi bir önünüze bir senaryo geldi. Bir rol size teklif ediliyor. Daha siz de kabul ettiniz. Ve bu rolün içine giriyorsunuz. Onun karakterine bürünmeye çalışıyorsunuz. Bu süreç nasıl işliyor? İkincisi, o dizi, o film bitti. O bütün içine girmek için çaba sarf ettiğiniz süreçten kurtulmanız ne kadar zaman alıyor? Çok güzel. Gerçekten çok güzel, teşekkür ederim. Önce hani her oyuncunun çalışma tekniği farklıdır. Ben senaryoyu okuyup kendime bir karakter çıkartırım. Senaristle konuşurum. Senariste derim ki bu karakterin özelliği ne? Benim amacım ne? Hikayede neye hizmet ediyorum gibi soruların cevaplarını aldıktan sonra beden çalışması yaparım. O karakteri analiz ederim. Önce o karakter nasıl yürüyor, nasıl yemek yiyor, nasıl uyuyor, sabah nasıl uyanıyor, bunları hem hayal ederim hem kendimce uygularım. Aslında bir nevi deli işi. Bunları kendimce uyguladıktan sonra ve tabii ki ekip işi, dediğim gibi senaristle, yönetmenle bunları konuşuyorsunuz. Ya mesela onun içine girerken çocuklarınıza bakıyorsunuz. Yemek yapıyorsunuz, evin içinde bir hayat var. O nasıl birbirine karışıyor? Çocuklarım çok gülüyorlar bana. Mesela yemek yapıyorum ama hani Füsun karakteri olarak ezber yapıyorum. Ya da eşim geliyor, ay bugün sana bir şey anlatacağım diyorum. Sen diyor iyice Füsun karakterine girdin diyor. Yani normalde böyle konuşmuyorsun diyor. Gerçekten içselleştiriyorsunuz. Ama bittikten sonra da hani bazı karakterlerle zor veda ediyoruz. Onları çok benimsiyoruz, çok, çok seviyoruz. Bölüyorum. Lafınızı balla keseyim. Cevap geldi de. Şöyle bir durumumuz var. Şimdi arkadaşlar, sohbete devam ederiz diyorsanız kebap gelebiliyor. Ama bitirirsek yetişmez. Biz yorulduk mu? Ben yorulduğumuzu düşünüyorum. Ama siz yorulmadıysanız devam edelim derseniz devam edelim. Önce size sorayım, misafir olun. Politikacılar çok karar veriyor. Ben karışmıyorum. Üçünüzün kararına uyarım ben. Siz arkadaşlar, yoruldum diyenler el kaldırsın. Devam edelim diyenler el kaldırsın. Bu nasıl bir şey? Sabahlayalım o zaman yani. Tamam. Yok. Ben bu arada yayın akışını da bir öğrenelim. Ne kadar vaktimiz var. Tamam. Siz kebapları söyleyin. Geçmiş olsun efendim. Söylemediniz mi? Hayır, söylemişler. Ama yapılması zaman alacakmış. Bir yer bulunmuş. Yapılması zaman alacağı içinmiş. Abdullah acından öldü. Kebap geldiğinde programı bitirelim. Tamam, kebap geldiğinde program bitiyor. Kebap gelmek üzereyken bitirelim. Tabii, rahat. Siz buyurun, özür dilerim, böldüm. Tamam. Evet. Canlı yayında şunu, bunu yaptık yani. Şunu soruyordum. Aslı Hanım'a hani bir rolün içine girdi. Şöyle bir şey okudum, bir yönetmenle ilgili Oscar alıyor. Oscar aldığı gece ödülü camdan dışarı fırlatıyor. Bir oyuncu daha doğrusu bu. Çünkü o kadar çok yormuş ki o rolün içine girmek.
artık bir bakıma o rolden tiksinmiş gibi bir durum oluyor. Yani o kadar başka bir karaktere bürünüyor ki. Şimdi siz mesela rolün içine girdiniz. Sevimli bir karakter ya da sevimsiz bir karakter oynayacaksınız. Ama o sırada annesiniz, eşsiniz, komşularınız var. Hem o karaktere bürünmek hem de normal hayatı devam ettirmek. Bu nasıl oluyor? Nasıl mümkün oluyor? Yani sete gittiğiniz zaman gitmeden önce zaten ön hazırlığınızı, ezberinizi yaptığınız için ve karakteri çıkarttığınız için sette de direkt şalteri ben kendi adıma kapatıyorum. Telefonuma çok bakmam. O karaktermiş gibi konuşmaya, yürümeye, davranmaya başlarım bile. Yani yolda giderken bile o karakter gibi oluyorum. Olmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla hani hepimiz o karaktere büründükten sonra o kadar içselleştiriyoruz ki onu. O hani bisiklete binmek gibi o sahne geldiği zaman o şekilde davranıyorsunuz ama bazen tabii ki şöyle oluyor. Çok mutsuzsunuz, eşinizle kavga etmişsiniz ama sete gidiyorsunuz. Çok güzel bir sahne çekmeniz gerekiyor. Aslında hiç böyle bir şey yapmak istemiyorsunuz. Ama onun da eğitimini şöyle alıyoruz. Hani negatif enerjiyi pozitife, bazen pozitif enerjimizi de negatife çeviriyoruz. Bazen çok çok mutlu olduğunuzda da ağlamanız gerekiyor. Ama o ağlama tekniğiyle ya da o tekrar duyguya girmeyle yine ağlamaya başlayabiliyorsunuz. Peki rolden ne kadar zaman içinde kurtuluyorsunuz? Bitti diyelim o dizi, film. Herhalde role göre de değişir o. Evet yani. Yani çok ağır bir rolse çok... Yani bazı arkadaşlarımız var hani şeyden çıkamıyor, rolden çıkamayan arkadaşlarımız da oluyor. Ama hani kendi adıma ise ben iş biter bitmez hemen bir hafta bence içinde... Bence Kurtlar Vadisi'nin bütün oyuncuları mesela hayatları boyunca Kurtlar Vadisi'nde gibi yaşadılar. Sokakta öyle tepkiler gördüler. Onlar da artık öyle devam ettiler gibi bir hissim var yani. Bazılarıyla tanıştım. Böyle bir... Aslı bir şey diyecek miydim bilmiyorum. Aslı'ya ben bir soru soracağım. Ha, buyurun. Aslı Hanım'a bir soru soracağım. Şimdi sizin önünüze birisi oturacak. Mesleği ne olursa olsun. Siz de çeşitli sorularla onun karakterini... seyirciye ya da nasıl biri olduğunu ya da nasıl bir hayata nasıl baktığını sergileyeceksiniz. Bu soruları yapılandırırken birinin seyirciye net gözükmesi için onun neyinin öne çıkması gerektiğini düşünüyorsunuz? Korkuları, hayalleri, beklentileri, geçtiği zorluklar ya da hedefledikleri, o soruları nasıl yapılandırıyorsunuz? Bu çok kişiye göre değişiyor. Biz editörümle beraber çalışıyoruz. O kişiye, onun hayatına, onun röportajlarına. Sonra bir yerden bir cümle çıkıyor. Oradan bambaşka bir yola giriyorum. Her konukta başka bir yol var. Herkesin damarı başka. Her konuğun duygu durumu başka, çocukluğu başka. Yani diyelim ki babası devlet memuru ya da asker olmuş bir ünlünün. Belli ki çocukluğunda atamalarla geçmiş, illeri dolaşmış. Şimdi bu insanın kendini kabul ettirme her gittiği okulda ve çevrede duygusunun bambaşka bir karaktere evrilme hali var. Ona başka bir yerden yaklaşıyorum. Ya da başka bir ünlümüz 12 yaşında felsefenin temel ilkelerini okuyup bitirmiş, babası okutmuş. Ha, burada diyorum arızalı bir baba var mükemmeliyetçi. Hmm. Oradan yaklaşıyorum. 12 yaşında polisi okutursa. Evet, herkese farklı farklı yaklaşıyorum. Herkesin damarı başka oluyor ama herkes de orada damarını göstermeye meyal olmuyor. Onu böyle birazcık deşmek gerekiyor. Bu arada şunu söyleyeceğim, soru yok. Asla soru hazırlamıyorum. Sohbet. Hiçbir şekilde soru yok. Çünkü her gelen konuğun geldiği o andaki enerjisi de bambaşka olabiliyor. Ve o enerjinin programı belirlemesine izin veriyorum. O zaman başka başka enerjiler ve alanlar her akşam çıkıyor ortaya. Onu seviyorum ben. Yani ona teslim olmayı seviyorum. Onun açtığı o enerji yolundan yürüyerek onu deşmeyi seviyorum. Bir de çok güzel etmek, ters köşe. Sohbet ediyorsunuz karşınıza yani, gelen cevabı. Ama çok değişiyor. Yani, ama senin, zaten senin çok pozitif bir tarafın var programlarda. Yani gelen zaten o kıvama direkt girebiliyor. Ben efendim. Konuşayım diyor. Siz Ömer Çelik'e ne sorardınız? Aslı Şafak'la Yeliz. Ya benim çok merak ettiğim şeyler var ama buyur. Hani bilmiyorum. Mesela sabahları yatağınızı kendiniz mi toplarsınız? Toplar mısınız? Bir başka sizin için mi toplar? Genelde ben topluyorum. Her sabah yatağınızı toplar mısınız? Büyük çoğunlukla. Bence yani, hiçbir erkek her sabah yatağını toplamıyordur yok, diye şöyle, düşünüyorum. Şöyle bazen yok şöyle. Yani bunu yapıyorum diyebilirim. Evet. Bununla ilgili biliyorsunuz yazılmış kitaplar da vardır. Evet yani onun sabah, için merak ettim. Yap yatağını yap vesaire diye. O şöyle yazıyor o kitabı tabii yazarken diyor ki sabahleyin ilk görevini yerine getir.
Fakat enteresandır tabii. Bu gelenek enteresan bir şey. Gelenek. Yani mesela işte kahvenin yanında su vermek gibi. Onu kim buldu? Kimin aklına geldi? Yani kahve vücudu asidik yapıyor. Şeyle birlikte, suyla birlikte alkali oluyor falan. İşte bunu kim buldu mesela? Bunu kim akıl etti? Bunu nereden anlayabildiler? Yani tıp o kadar gelişmiş değil. Bu çok eskiden beri gelenen gelenek. Ya da işte diyor ki gelenekte işte kuru fasulye pilav. İşte diyor bir şey var. İki maddenin bir araya gelerek vücuda yararlı olması lazım. Biri kuru fasulyede varmış, öbürü pilavda varmış. Hı hı. Bu ikisi ancak öyle bir yan yana. Ya bunu kim bir araya getirdi, yaptı? Bununla ilgili bir şey. Geçen gün bir şey okuyorum. Diyor ki, sakın ola ki diyor, sabahleyin kalkar kalkmaz yatağınızı yapmayın. Çünkü havalansın. Hiç yapmayın demiyor. Sonra yapmayın diyor. Sana o tarafı iyi geldi. Hani bu şeyden bahsediyorlar ya, işte gelenekte bu işte pamuklu şeyler, yataklar, yorganlar vesaire. Şimdi bir sürü uyku problemleriyle ilgili falan filan çalışmalar yapanlar. Sonuçta nereye dönüyor iş tekrar? Aslında gelenek donmuş bir şey değil. Gelene ek yapılarak ilerleyen. Gelene ek yaparsan gelenek oluyor. Yani sürekli güncelliyorsun, hı hı, onu. Şimdi de bu tip tabii tavsiyeler batıdan falan geliyor. Yani ama bunu bakıyorsun ki sen aslında birazcık böyle geriye gittiğinde, hani dedi ya doğu mu batı mı vesaire mi, hemen gözümüzün önünde duruyor aslında. Nerede duruyor? İşte birazcık bir köye gittiğinde, işte o bir zamanlar Çukurova'nın sahnelerinde, o zaman yaşanan şeyde, olaylarda vesaire, işte kahvenin ikramında işte suyun verilmesi gibi. Ya da Covid'den önce düşünün, eve girmeden önce herkese terlik veriyorlardı. Kimse ayakkabıyla girmiyordu. Her gelene o da oturur oturmaz ilk yapılan iş kolonya dökmekti. Değil mi? İşte gelenek onun şeyini bulmuş. Yani bunun demek ki bir yaşanmışlıkla ilgili bir şeyi var. Geleneğin donmuş bir şey olarak, statik bir şey olarak yaşanması çok kötü bir şey. İnsanı küçültür, insanın özgürlüğünü engeller. Ama bu şekilde dinamik ve akışkan bir şey olması, aslında düşünsenize büyük bir birikim yukarıdan aşağıya akıyor. Mevlana'nın bir dizesini okuyayım. Söyle, söyle ki her söyleyen bir ark açıyor. Adana'da falan o portakal bahçelerinin içinde bir ağaçtan diğer ağaca bir kanalet açılır. Oradan su ona gider. Buradan suyu verdiğiniz zaman ona ark denir. Hı hı. Söyle, söyle ki her söyleyen bir ark açıyor. Gerçi her çağın bir söyleyeni var. Ama öncekilerin söyledikleri ona yar. Yani her, evet, çağda yeni bir şey söylüyorsunuz. Aynı o arktan suyun gitmesi gibi öncekilerin söyledikleri sizin yariniz oluyor. Platon niye şairler şehre girmesin demiş? Platon şair kendi şehrinde, ideal şehrinde şairleri istemiyor. Şu sebeple diyor tabii. Doğru bir şey değil de şairler duygular vasıtasıyla insanların aklını karıştırıyor. Benim ideal devletim rasyonel bir devlet, hı hı, diye düşünüyor ve o yüzden girmesin diyor. Ama şunu da düşünmek lazım ki yani duyguları yoksa da insan neye yarar yani? Taştan ne farkı olur? Hatta bu taşın bile bir duygusu var. Ben Kültür Bakanı iken Anish Kapoor gelmişti Türkiye'ye. Bu büyük bir taş ustası. İngiltere'de yaşıyor. Zannediyorum Hint kökenli. Onun da Sabancı Müzesi'nde sergisi var ve bir eserini sokmak için müzenin içine bir duvarı herhalde yıkmışlardı falan. Neyse o serginin açılışını yapmıştım ben. Beni çok etkileyen bir şey söyledi. Dedim ki Türkiye'deki taş ustalarını gezdiniz mi dedim. Gezdim dedi. Nasıl buldunuz dedim. Çok üzüldüm dedi. Bir yere gitmiş, oradan bahsediyor. Diyarbakır'da bir yere gitmiş, bir ziyaret etmiş. Niye dedim. O usta dedi taşın damarını kesiyordu dedi. Taşa dedi acı veriyordu dedi. Oo. Ne demek dedim taşın damarını. Taşın üzerinde böyle damar izleri var ya, evet, ben dedi eserimi çıkarırken ki devasa eserler yapıyor, asla taşın damarını kesmem, onu cansız bırakmam dedi. Ben de dedim ki ona, ya bizim bir deyimimiz var, ekmeğini taştan çıkarmak diye, tam sana yakışıyor dedim. Bu. Mesela ormana giderken ağaç kesmeye, bizim oralarda vardır bu gelenek yaşar, ta Orta Asya'dan beri süre gelen bir gelenektir, baltalarını bir beze sararlar. Niye? Ağaçlar görüp de üzülmesin diye. Şimdi bu bize çok fantastik, çok mitolojik, çok şairane gelebilir. Saygı. Fakat ben National Geographic'in bir sayısında okudum. Ağaçlar üzerine yapılmış bir bilimsel çalışmada ağacın biri ölürken
veya kesilirken veya ölürken içindeki bütün biriktirdiği mineralleri kendi cinsinden olan en yakın ağaca gönderiyor. Eğer kendi cinsinden olan bir ağaç yoksa diyor o yani o çalışma sürüyor. Başka bir ağaca sürüyor. Yani sonuç olarak bütün bir varlık konuşuyor. Siz arada dediniz ya varoluşun coşkusu diye. Hı hı. İşte Spinoza'nın söylediği yani varoluşun coşkusu. Bütün bu şeyin içerisinde aslında bununla uyumlu bir nota olmak, işte o kendi hikayenizi oluşturmak onunla ilgili bir şey yani. Hepsi kendi. Yeliz sen olur. Ömer Bey'e soru soracaktın. Evet, mesela buradaki genç arkadaşlarımız kebap yedik, hadi kalkın Adana'ya gidek dedik. Sayın Bakanım Adana'da nereleri gezmelerini tavsiye eder? Ama önden bir Adana'ya gidek. Bir şey söyleyeyim, niye bici biciden bahsetmediniz? Evet. Ben çok severim mesela. İşte sonuçta kendisi ben bir Adanalı'ya gönül verdim ve Adanalı oldum dediği için onun bahsetmesi lazım. Ben ederim ama Sayın Bakanım yani sizin fikrinizi çok merak ettim. Yok, gençlere. Yok. Adana'da gezilecek yer efendim. Tabii ki şöyle yani burada ben bu biraz evvel söylediğim şeyi orada da yapıyorum. Sokaklarda çokça dolaşıyorum ama mesela orada İstanbul'da Kapalı Çarşı gibi Ankara'da Ankara Kalesi gibi yani o şehrin enerjisini almak istiyorsanız o şehirdeki insanların enerjisini Adana'da gideceksiniz küçük saatin ya da büyük saatin olduğu yerde o meydanda o enerjiyi hissedeceksiniz. Çünkü şehir içinde yaşayan insanlarla bir anlam ifade ediyor ve o vasıtayla sizinle konuşuyor. Mesela ben bazı yabancı arkadaşlarımız var. Onların çok kısa zamanları olduğunda İstanbul'a geldiklerinde onlara diyorum ki diğer söylenen her şeyi unutun. Onlar turistik teklifler. Kuşkusuz muhteşem yerler var. Yani işte Sultanahmet var, Topkapı Sarayı var. Bunlar İstanbul'un her tarafı mucize ve ihtişam dolu. Ama şehrin enerjisini en kısa yoldan hissetmek istiyorsanız iliklerinize kadar, hücrelerinize kadar Kapalı Çarşı'ya gidin diyorum. Çünkü o insan çeşitliliği, o insan kalabalığı, oradaki sanatçılar, oradaki dükkan sahipleri, her birinin bir şeyi, hikayesi, her birinin oluşturduğu notanın sonuçta oluşturduğu o büyük müzikal, onu kulaklarınıza aldığınız zaman işte İstanbul'un sesini duymuş olacaksınız. Günlük bir rutininiz var mıdır? Günlük bir rutininiz var mıdır? Tabii var. Yani mecburen olan rutinlerimiz var. Benim yaptığım iş gereği bir kere sabahleyin eğer sporla ilgili bir mesaim yoksa o gün, varsa spordan sonra yoksa o günün ilk işlerinden bir tanesi gündeme bakmak. Ne olmuş ne bitmiş diye. Ondan sonra zaten işte... Spor her gün mü yapıyorsunuz? 3 gün, 4 gün. Yani tabii seyahat falan yoksa ya da herhangi bir iş yoksa sabahleyin erken saatte. Siz saat. Sakin bir insan mısınız efendim? Ben tipik bir ikizler burcuyum. Çok üzüldüm. Bana bazen hani böyle konuşurken yani. Soğukkanlılık eğitimi aldınız mı diyorlar ama işte içimde bir yanardağ var. O şekilde. Bu İkizler Burcu var mı çok? Var mı çok? Evet bu İkizler Burcu'ndan bahsedilince de aman Allah'ım diyor herkes. Niye? Sen evet ya. Yani İkizler... Sen? Balık. Hmm. Bence anlık değişiyor demeyelim. Daha nazik bir ifadeyle bir hayatta iki hayat yaşıyorlar falan diyelim. Hani yeni tanıştık birbirimizi kırmayalım. Kızdığınızda ne yaparsınız efendim? Benim ya tabii... Yani öfkelenirim vesaire falan ama son belli bir yaştan sonra geliştirdiğim yöntem şudur. Birisine alacağım sizden soru. Birisine verdiğim en büyük ceza onu yok saymak. Oh. Evet. Kenlem yakın yani yok hükmünde. Başka bir şey yok yani oturup da birisiyle uğraşmak. Hiçbir söz söylemezsiniz ve yok. Yoksa yani mesela bundan 20 sene evvel söylemiş olabilirim. 20 sene evvel bu tip şeylerle mücadele etmiş olabilirim. Ama sonuçta gördüm ki söylediğiniz söz sizin yorulmanıza sebep oldu. Bir de şöyle bir şey var. Tırnak içinde. Toksik insanlar kendileri iyileşmek istemiyorlarsa hiçbir sözle iyileşmezler. Ben eskiden şunu çok dikkatimi çekerdi. Geçen de arkadaşlara söyledim. Şimdi gider Batı ülkelerine gittiğimizde biz mutlaka bir vakit ayırıyoruz birkaç arkadaşla beraber. Kitapçılara gidiyoruz. Yani yeni çıkan kitaplardan alıyoruz falan. Bir şey dikkatimi çekmişti. Ya işte siyaset bilimi kitapları, edebiyat kitapları, sosyoloji kitapları, tarih kitapları. 2-3 raf
Toksik insanlarla nasıl mücadele edilir? Negatif insanlardan nasıl uzak durulur? Allah Allah diyordum. O zaman diyordum ki buna 10 yıl evvel, 20 yıl evvel. Ya bu ne garip bir şey. Bu nedir yani böyle? Bu kadar okunuyor mu bunlar falan diyordum. Şimdi bakıyorum ki az bileymiş. Yani zaman içerisinde gördüğümde. O yüzden arkadaşlar şöyle bir şey var. Toksik insanlar sizi zehirlerler. Kendinizi zehirletmemek için mesafeyi koruyacaksınız. Bu bir. İkincisi, başkasının size söylediği sözü, söze cevap verip vermemeye siz karar verin. Çünkü bu kendi sahanıza topu alıp almamakla ilgili bir şey. Topu aldığınız aldan itibaren oyun başlıyor. Esas olan da şu, minderi kimin kurduğu önemli. Sahayı kimin inşa ettiği önemli. Şimdi hayat çok kısa. Çok kısa olduğu için toksik bir insana cevap vererek, onu yola getirmeye çalışarak ya da onu herhangi bir sözle kendi yanlışını göstermeye çalışarak zaten toksik bir karakter, tamam ben yanlışımı anladım dediğinde daha çok korkun, ikinci dalga geliyordur. O yüzden mesafeyi koru. Kapsama alanının dışına çık. Kendi gündemine şey yap. Kendi gündemini korumaya, kendi çizgini korumaya devam et. Emoji kullanıyor musunuz yazışmalarınızda? Yok. Hiç mi? Bana da bir garip geliyor. Bazen mesela bazen maşallah ifadesi koyuyorum. Maşallah ifadesi. Maşallah ifadesi ne? Onu ben hiç görmedim. Evet evet. O ne? Yani böyle bir boncuk var ya. Mavi boncuk. Şey, nazar boncuğu gibi bir şey. Onu kastederek söyledim onu. O manada bir şey. Fakat bu hiç de anlamıyorum. Her şeye bir ağlama, gözyaşı ifadesi gibi bir şey koyuyorlar. Şeyde. Tabii bu da kötü bir şey. Şöyle kötü bir şey arkadaşlar bakın. Şimdi birisine sorun. Deyin ki bana oturduğun evi tarif et. Çoğu kez tarif edildiğinde hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ama biraz evvel söyledi. Dostoyevski'nin bir romanını açın. Tarif ettiği bir sokağı okuyun. Gittiğinizde bulursunuz. Evet. Yani kendini ifade etme kabiliyeti bu hayatta doğru bir hayat yaşayıp yaşamadığının en büyük ölçülerinden bir tanesidir. Çünkü iyi hikayeleriniz varsa, derin hikayeleriniz varsa kendinizi de o şekilde ifade edersiniz. İfade etme kabiliyetiniz bununla ilgili olarak şu olur. Yani mesela düşünün. Bu radikal, demin ideolojilerden bahsetti. Bu radikal ideolojileri düşünün. İster komünizm olsun, ister DAEŞ olsun. Bunların hepsinin istediği nedir radikalizmin? Dünya tek renk olsun, insanlar tek tip olsun. Başka bir şey olmasın, herkes birbirine benzesin. Halbuki Yaradan bu dünyayı mucizevi renklerle yaratmış. Evet. Bir sürü renk, bir sürü insan, bir sürü yüz, hiçbirimizin parmak izi birbirine benzemiyor. Demek ki burada çok büyük bir hikmet ve işaret var. O da şu nedir? İnsan olmanın onuru, haysiyeti işte bu çoğulculukta yatıyor. Hiç kimseyi tek tipleştirmemek lazım. Hani dedin ya sen mesela bizi susturmaya çalışıyor. Bu bir tür radikalizmdir. Yani bunu ideoloji haline getirdiğin zaman işte komünizm oluyor, DAEŞ oluyor, öteki oluyor, bir iki oluyor. Ve bu seni susturmaya çalışan bir şey. Halbuki bu kadar kelime, bu kadar müzik notası, bu kadar ses, bu kadar renk bize insanlığımızı hissettiren, bize hayatın coşkusunu hissettiren bir şey. Orada gitarın söylediği bir şey var, baterinin söylediği bir şey var, arkadaşımızın söylediği bir şey var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde, sizin seslerinizle birlikte buluştuğunda işte biz ona kısaca hayat diyoruz. Efendim yaptığınız yani hem Avrupa Birliği Bakanlığı hem Kültür Turizm Bakanlığı süreci sözcülüğünüz veya siyasi hayatınız içerisinde Türkiye'de bıraktığınız bir eserle ilgili ya da yaptığınız bir işle ilgili ya şu benim için çok özeldir, bunu yaptığım için çok mutluyum dediğiniz hatırınızda bir şey var mı? Şöyle, iki tane şeyden bahsediyorum. Yani bunlarla ilgili hiçbir şekilde şey yapmamak lazım ama bir tanesi bir böyle kritik zamanlarda bana söz söyleme hakkı düştüğünde bir krizle ilgili, bir çatışmayla ilgili toplumda oluşturulmaya çalışılan bir gerilimle ilgili doğru bir cümle kurmuşsam bunlar benim için çok kıymetli. İkinci somut bir şey söyleyeceğim. Yeliz Hanım görmüştür. Adana'da bir müze yaptık. Ben de gördüm. Cumhurbaşkanımız, siz de geldiniz orada program yaptık. O zaman Cumhurbaşkanımıza arz etmiştim. Milli Menstruat Fabrikası Türkiye'nin ilk fabrikalarından biri. Orhan Kemal'in de çalıştığı bir yer. Ve romanını yazarken o sırada orada işçi. Ben Kültür Bakanı olduğumda oraya gittim, hala dokuma tezgahları duruyordu. Oradaki binaları hiç bozmadan bir müze yaptık oraya. Ve bu müze şu anda Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın 5. büyük müzesi durumunda. Muhteşem bir yer görmen lazım.
Son bölümü biraz yavaşlamıştı. Cumhurbaşkanımız bir gençlik toplantısı için gelmişti. Kendisine arz ettik. Tekrar talimat verdi ve tamamlandı. Geçen gün bir arkadaş beni çok mutlu etti. Buraya geldim dedi, içeriği gezdim, hissettim. Tabii bu tavan yüksekliği bunlardan daha yüksek. Çünkü orijinal binalar korunarak yapıldı. Oranın içerisine girdiğiniz zaman bu topraklara ait olan bütün derinliği, bütün zenginliği iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ben hep şunu söylerim. Siz biraz arada bir sufiyane bir takım şeylerden bahsettiniz. Bence en sufiyane mekanlar müzeler. Doğru. Kimler gelmiş, kimler geçmiş, neler yaşanmış, kimler muktedir olmuş. Ama sonuçta baki kalan şu kubbede bir hossada olmuş. Eyvallah. Çok kıymetli. Sizden birkaç soru daha alalım şimdi. Genç arkadaşım da evet olur. Siz bu arada... Mikrofonu siz verene kadar ben sorayım. Muhalefet milletvekilleriyle ya da muhalefette siyaset yapanlarla sosyal hayatta karşılaştığınızda sohbetiniz nasıldır? Sohbet ederiz. Birçok meseleyi de konuşuruz. Çok iyi arkadaşlarım da var. Yani yıllardır süren, şimdi isim vermeyeyim. Buradaki temel mevzu şu, şunu görüyorsunuz. Yani memleketle ilgili kafa yoran, ayrı düşünseniz de memleketle ilgili bir hassasiyeti olan kişilerle zaten bir yol yürüyorsunuz. Karşılıklı olarak konuşuyorsunuz. Bir sürü mesele var. Deneyimlerinden faydalanıyorsunuz. Siz deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Ama siyaseti gündelik böyle kayıkçı kavgasına dönüştürmeye çalışanla tabii çok bir ortaklık üretemiyorsunuz. Ama ben çok uzun zamandır siyasetteyim, meclisteyim. Dolayısıyla çok köklü dostluklarımız olan arkadaşlarımız var. Yani bu size söylediğim sözleri yıllar içinde birçok şeyi görerek şey yaptım. Şimdi mesela iki siyasetçinin ailesi dost oluyor. Birisi iktidardan, birisi muhalefetten ya da komşular. Aralarındaki şeyi, mücadeleyi ailelerine yansıtan insanlar gördüm. Ve ben bunun ne kadar yanlış, ne kadar hatalı olduğunu yani göre göre kendim böyle bir formül geliştirdim. Ne yaparsak yapalım mücadelemizi birbirimizin cenazesine ve düğününe gidemeyecek hale getirmememiz lazım. Yani yüz yüze bakabilmemiz lazım ve konuşabilmemiz lazım. Yani masanın devrilmemesi lazım. Aksi takdirde bütün bunların bir anlamı kalmaz. Zaten ona da siyaset demiyoruz, anti-siyaset diyoruz. Evet. Siyasetin varlık sebebi ortadan kalkmış oluyor. Özellikle de yani iki insanlar, iki dost da olabilir bu. Ya aranıza bir soğukluk girer. Bunun ailelere yansıtılması kadar yanlış bir şey yoktur. Çünkü yarın bu düzelecektir, başka bir şeye dönecektir. Yani insanların çocukları, işte eşleri bu dostluğu sürdürmelidir. Sonuçta bu işi ya dünya iyi olsun diye yaparsınız. Bu kadar meşakkate dünya daha kötü olsun, kendi hayatımız daha kötü olsun diye katlanmanın bir alemi yok yani. Buyurun efendim. Öncelikle merhabalar. İsim neydi? İstanbul Kültür Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Furkan ben. Siyaset dışında gündelik hayatınızda uğraştığınız bir dal ya da hobiniz var mı? Evet. Bazı hobilerimizi yapamıyoruz tabii. Biraz evvel sormuşlardı şunu yapıyor musunuz, bunu yapıyor musunuz diyerekten. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi eğer bütün bunun içerisinde bir spor yapmaya vakit bulabiliyorsak çok iyi. Covid'den önce şöyle bir şey yapardık. Onu maalesef Covid zamanında yapamıyoruz. Belli bir filmi seçerdik. Bir grup arkadaşla belli bir sinema salonunu kiralayarak beraber seyrederdik. Yani 7-8 kişi belli bir filmi seçerek. Sonra onun üzerine konuşmak için mi? Konuşuruz, sohbet ederiz. Film izlemiş olmak için. Yani illa her şeyi bir amaç için yapmıyoruz. Ama Covid dönemi girdikten sonra yapamaz olduk. Kimlerle giderdiniz diye sorsam? Bunların bir kısmı politikadan, bir kısmı da politika dışından arkadaşlar. Ama 7-8 kişiyi geçmez. Ankara, İstanbul nerede giderdiniz? Ankara'da. Ya bir daha çok mesaimiz orada geçtiği için öyle yapıyoruz. Bilinen çok yakın arkadaşlarınız var. Bilinen var, yani bildikleriniz var, bilmedikleriniz İsim var. İsim söylemek istemiyor musunuz? Yok, hayır. Yani tamam, o işte özel arkadaşların şimdi iznini almadığım için herhangi bir şey söylemiş olmayayım ben. Düğünlere gitmeyi seviyor musunuz? Sevmiyorsunuz galiba. Valla tabii çok düğün var. Yani çok düğün. Herkes evleniyor. Diller gibi evleniyorlar. Sonuçta insanlar sağ olsunlar. Evet arkadaşlar müthiş bir haber geldi. Son evet dakika ya diye siz geliyor. Yemek yiyin diye bir saattir. Yemek 10 dakika sonra burada diyor. 10 dakika sonra yemek buradaymış. Hadi birkaç soru alıp bitirelim. Yorulun şimdi tabii arkadaşımız nereli bilmiyorum. Böyle bir hata yaptı ama inşallah ömrünün geri kalanında böyle bir şey yapmaz. Kebaba sıradan bir ifade olarak yemek dediği için bu hatasını bir daha tekrar etmemesi lazım. Çok ayıp. Ama onlar yapımcı gözüyle yemek onlara. Ben bir şey soracağım.
Gittiğiniz düğünlerde altın takıyor musunuz? Şimdi bu çok mahrem bir şey. Tabii ki yani biz... Bana taktı diyor. Tabii ki... Sana çeyrek mi taktı, tam mı taktı, yarım mı taktı? Bana sağlam. Bu tarih olmaz. Bu tarih olmaz, dedikodu olur. Ben çok az düğüne gidiyorum. Çok az düğüne gidiyorsunuz, evet. Yani çok az düğüne gidiyorum. Çünkü hakikaten çok düğün oluyor. Sağ olsunlar, hepsinin mutluluğuna şahit olmak için de davet ediyorlar. Ama şey oluyor, mutlaka bir şeyle çakışıyor, ediyor. İstatistik istiyorsun, onu biliyorum. Evet, nikah şahitliği yaptığım evliliklerin hepsi iyi gidiyor. Onu değil, neyse, hadi oldu. Efendim, siz söz hakkı verin bu sefer. Evet. Son 2-3 soru alalım, ondan sonra zaten yemeğimiz de gelmek üzere şu an. Geldi sayın. Valla sana verelim bari. Vallahi iyi dayandınız siz ha, orada oturmak çok zor. Burada oturmak çok öncelikle zor. Öncelikle bu güzel pazar akşamını bizde geçirdiğiniz için teşekkür biz ederiz. Biz size teşekkür ederiz. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde fizyoterapi son sınıf öğrencisiyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Bir partinin sözcüsü olarak görev yapmaktasınız. Heyecan var herhalde. Evet, sende. Ben topluluk arasında pek böyle konuşmuyorum. Normalde ilk kez konuşuyorum diyebilirim. Ben de hep topluluk arasında konuşuyorum. Bütün ömrüm öyle geçiyor. Siz tecrübelisiniz. Bütün ömrüm canlı tekrar başa geçiyor. Alayım ben sorumu isterseniz. Yo, dinliyoruz. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencisiyim. Sorum şu olacak. Bir partinin sözcüsü olarak görev yapmaktasınız. Soruyu yine unuttum. Gerçekten. Tamam, aklına gelince devam edersin. Yanındakine ver. Öncelikle merhaba. Ben de Topkapı Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de soruyu unutacaksın. İsmim İshak. Yok, soruyu unutmam. daha önce sahneye çıktığım için şeyim yani. Alışığım diyorsun. Sen bir siyasetçi olarak hepiniz takım elbise vesaire giyiyorsunuz. Neden takım elbise, sivit değil veya ne bileyim bu şekilde? Neden evet, takım elbise? Yani bunun işte dünyada bir standardı var. Resmi elbise bu şekilde takım elbise olduğu için. Soruların şeyi yaparken, çok düştü, standart çok düştü. Evet. Zaten isyandalar. İlber Hoca olsaydı sen bitmiştin, bak söyleyeyim. Ben sorumu hatırladım. Tekrar sormak istiyorum. Çok tatlı. Bir partinin sözcüsü olarak görev yapmaktasınız. Dışarıda korumasız geziyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum. Tabii. Bu bahsettiğim gezintilerim var ya, onlar öyle oluyor. O şekilde oluyor, evet. Ama işte bu dediğimiz bir hayat yaşıyoruz. Bir sürü beyanatta bulunuyoruz. Yani işte terör örgütleriyle ilgili, şunla ilgili, bununla ilgili. Tabii bunun bir bize dönük başkalarının bir takım ifadeleri ya da işte planları, programları oluyor. O sebeple tabii normal hayatımızda bu şekilde bir çerçevede yaşamak durumunda kalıyoruz. Ama size o bahsettiğim gezintilerimi öyle yapıyorum. Bir şey soracağım ben. Mesela çok karşılaştığınız enteresan bir olay oldu mu vatandaşla sohbet ederken? Kebaplar soğuyor. Biri geldi. Gidiyoruz. Bitti. Bu son soru. Geldim mi? İlk geldi. Zamanlar nasıl? İlk evet. Zamanlar bir enteresan bir olay bu. Ve Beyaz Saray'a giriyoruz. Beyaz Saray'da görüşme Washington'dasınız. Var. Evet. Görüşme var. Telefonum böyle çok ısrarla çaldı. Birisi dedi ki hayat memat meselesi dedi. Ben de döndüm aradım onu. Ya dedim ki seni daha sonra arayabilir miyim dedim. Ben şu anda dedim inanmayacaksın ama dedim biz hani beyefendi o zaman Cumhurbaşkanımız Başbakan, Sayın Başbakanımız Beyaz Saray'a giriyor, biz de giriyoruz beraber. Tanımadığınız bir isim bu? Tanımıyorum. Tanımadığınız bir yani isim? Bir yerin bir muhtar arkadaşımız. Dedi ki bana ben dedi şu anda sizi canlı yayında izliyorum onun için aradım dedi. Ha dedim konu nedir dedim. Ya dedi bizim burada dedi bizim bir yeğen var dedi, bir kız kaçırdı dedi. Çocuğu yakaladılar, karakola götürdüler. Oradan bir arattırır mısınız dedi. Dolayısıyla şimdi bir sahneye baktığınızda herkes kendisi açısından görüyor. O da o sırada kız kaçıran yeğeninin probleminin ne dediniz? Çözülmesini
istiyor. Böyle şeyleri mesela çok şey, yok, yani hayır, çok bozuluyor mu? Bozulmuyorsun. Yok hayır canım, yani burada ya şöyle bir şey var tabii. Sonuçta her zaman çok da böyle hoş şeyler de olmayabiliyor ama çoğunlukla hoş. Yani hoş dediğim şu, yani insanların ihtiyaçlarıyla ilgili şeyler. Mümkün olduğu kadar da madem bir görev yapıyoruz yetişmek lazım. Telefonunuza hep bakar mısınız? Büyük yani çoğunlukla. Yani döner misiniz aramalara? Şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum şeye. Daha çok yani mesela işte bir toplantıya girdik dışarıda kalıyor. Başka bir şey yapıyoruz dışarıda kalıyor. Mesaj atın göreyim diyorum. Yani hani konu nedir, mevzu nedir diye. Bana gönderilenlere de yönlendirdiğimiz arkadaşlar var. Onlar takip edip bilgi veriyorlar onlara. Fena pot kırdığınız bir yer oldu mu efendim? Bilmiyorum ki yani bunun değerlendirmesini yapacak olan. Hayır, sizin değilim. Hatırladığınız, bizim görmediğimiz de olabilir bu. Ben yani öyle çok dramatik bir şey hatırlamıyorum doğrusu. Peki. Dramatik bir şey hatırlamıyorum. Kolay hayır diyebilen biri misiniz? Yani hayırın yöntemleri var. Yani mesela işte biraz evvel bahsettim ya. Yani bir direkt çok, hayır dediniz. Çok toksik birisini yoklayamam. Hayır, şiir okur musunuz dedim, hayır. Evet, tamam mesela işte bak diye demek ki diyebiliyorum. Çok toksik birisini yokluğa mahkum etmek duble hayır oluyor değil mi? duble hayır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Var mı bir şey kaldı mı Aslı? Gidelim artık değil mi Yeliz? Geldi mi emin miyiz? Kebap yemek geldiyse geldi. Bitirelim. Yani arkadaşlar son, evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz ve katıldığınız için. Gel saygılar. Efendim 5. gecenin rekorunu kırdık. Yani 3 saate aşkın bir süredir yayındayız. Evet, bu kadar uzun süre yayın yapmamıştık. 2,5-3 saate yaklaştığımız olmuştu. Hakikaten bu arada devam da ederdik. Yani devam da eder. Bir program daha belki başka bir zaman yaparız. Belki böyle hatta başka türlü bir program yaparız. Yani bu bir... Öyle başka türlü deyince biraz tehlike kokusu aldım ama neyse. Çok teşekkür ederim. Her zaman biz daha önce sizinle yaptığımız başa baş programda konuşmuştuk. Genç arkadaşlarla daha çok konuşmaya ihtiyacımız var. Bu açıdan da iyi oldu. Arkadaşlarımızı da bu vesileyle yakından tanımaktan memnun oldum. Zaten tanıyordum kendilerini. Ama bir kere daha gördük ki iyi bir sohbet kadar insani bir şey yok. En güzel şey sohbet yoluyla işte bu diyalogları geliştirmek. Gerçekten çok keyifli oldu bizim için de. Sizin için de umarız öyle olmuştur. Ya çok çok mu önemli? Alayım mı onu son? Ben bilmiyorum. Program. Buyur hadi çok, o kadar çok ısrar ama çok etti önemli ki. Bir soru sormuş olması gerekiyor. Çok evet, iyi bir bence soru. Bence çok önemliydi. Çok iyi bir soru. Çok iyi bir soru olduğunu da düşünüyorum. Adın ben Adıyamanlıyım. Depremzedeyim. Evet. Konuşmanın başından beri şehrin enerjisi konusunda konuştunuz. Lakin ben hissedemiyorum. Benim birçok arkadaşımın evi yıkıldı. Birçoğu imar affıyla evlerine sahip olmuşlardı. Ve parti sözcüsü olarak sizin ve Cumhurbaşkanı'na çok ters açıklamaları oldu benim hemşerilerime. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Sayın Erdoğan onları tekrar seçmezsek bize hizmet vermeyeceğini söyledi. Siz bu konuda ne diyeceksiniz parti sözcüsü olarak? Evet. Şimdi sevgili kardeşim, birincisi Sayın Cumhurbaşkanımız bizi seçmezseniz hizmet vermeyeceğiz diye bir şey demedi. O bir takım muhalefet hesaplarının yorumu, muhtemelen siz öyle bir şeyle karşılaştınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, bu herkes tarafından söylenir. Şehirlerin Türkiye yüzyılı dediğimiz perspektifi kavuşabilmesi için şehirlerin iyi yönetilmesi kadar merkezi yönetimle şehir yönetimleri arasındaki işbirliğinin öneminden de bahsetti. Ki bir partinin genel başkanı olarak bundan bahsetmesinden daha doğal bir şey yok. Demokrasinin tabiatı budur, demokrasinin icabı budur. Niye gidiyorsunuz seçmene? O istiyorsunuz. Niçin? Ben daha iyi yönetirim dediğiniz için. Yani herhangi bir şekilde gidip de ben yönetemem diyerekten herhangi bir şekilde o istemiş olmuyorsunuz. Birincisi bu. Birincisi bu. İkincisi, tabii çok büyük bir afet yaşadık. Neredeyse bir kıta büyüklüğündeki coğrafyada herkesin hemfikir olduğu konu şu. 100 yılın daha da büyük bir zaman diliminin en büyük felaketlerinden bir tanesi bu. Yani bütün bir coğrafya ve yüz ölçümüne bakıldığı zaman. Kuşkusuz burada bu kadar büyük bir coğrafyaya anlık olarak erişmek, anlık olarak müdahale etmek kesinlikle çok zor bir şey, çok imkansıza yakın bir şey. Ama devlet, millet bütün seferberliğiyle buraya ulaştı ve Adıyaman'da da işte en son Cumhurbaşkanımız yine deprem konutlarıyla ilgili bu kadar kısa zaman içerisinde bu konutlar teslim edilmeye, bu yaralar sarılmaya başlandı.
ne Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset stilinde, ne bizim siyaset anlayışımızda, ne Sayın Cumhurbaşkanımızın bunca zamandır yürüdüğü bu yolda bize oy vermezseniz hizmet yok diye bir şey yok. Tam tersine, diyelim ki bir yerde bize oy verilmemiş, bunların rakamları ortadadır, matematiği ortadadır, şehir muhalefetin elinde. Onlar, bize ait belediyeler ne kadar pay almışsa onlar da o kadar pay almıştır. Bu çok kesin bir şeydir, gerçekliktir. Öyle bir şekilde, herhangi bir şekilde vatandaş arasında bir ayrım vesaire bir şey yok. Şunu unutmayalım arkadaşlar, bak sevgili kardeşlerim. Her şeyi sormaya hakkınız var, ben de buna cevap veririm. Adlarımız farklı olabilir. Meşreplerimiz farklı olabilir. Mezheplerimiz farklı olabilir. Aidiyetlerimiz farklı olabilir. Ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Hepimiz bunu geçiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Vakit ayırdığınız, geldiğiniz için çok teşekkürler efendim. Teşekkür çok sağolunuz. Sağ ekranları başında takip eden izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara da bir alkış alalım. Orkestramıza da. Noktalıyoruz. Efendim iyi geceler. Hoşçakalın.